Evet merhaba görüntüye gelelim selamlar evet ne haber Malıcım nasılsın viral viral dedim dedim <laughs> korktu almış yalmış adam bu sefer <laughs> ya çad nasılsınız kanka ben bir tekrar şu ellerimi yıkayıp geliyorum sen tamam. yayın aç e, tamam, nasılsınız anketimiz başlasın geliyorum başlasın ben anket açamıyorum yani bilmiyorum açılıyorsa da biri açarsa sevinirim. selam herkese teşekkür ederim çok mu kısa oldu bilmiyorum ama bir dar aldım Of Emir esprin için seni time out'a davet ediyorum. Biri atarsa çok sevinirim. Kendisi saçları 10 numara olmuş, 3 numara olduğunu farkındayım yazmış parantez içinde de. Bu da ka şeyde kalsın kayıtlarda. Bu iğrenç esprin. Bana laf atıyordun haberi. Baykan Varla sorumlu bir yayıncı olarak e, şu anda yayınla çalışım yapıyor. Ay, ikisiyle beraber. Evet. Tekrar geldim. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler herkese. Ha, saatler olsun. Baykan e, teşekkür ederim. Sen de 15 dakika sonra fark etti misin? Sağ ol. <laughs> no, nasıl ya? Ben yayına girmeden saatler olsun tıraş olmuşsun dedim Doğru insan. tamam dedin. Doğru. Çok özür dilerim. Şey say abi sen. Vizidonsuz. E, yayını, iki, 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 buçuk saat geçtikten sonra Mali bugün nargile içmiyor dediğin güne say. <laughs> sen de haklısın. Her şey haklısın kayıt haklısın. altında. Her şey kayıt altında. sen de haklısın. E, bir ha. garip Baykan izleyicisi Baykan abi çok yakışıklısın yazdı sen yokken. <laughs> Teşekkür <ederim>. ben de. <laughs> Genelde bu tarz Sonunda şeyleri kalmaz. sen söylüyordum o. Yok. Ben, ben belki <laughs> de fake hesap açmış olabilirim. <laughs> bir de ben şey aboneliği yeniledim. Onu da bir e, okursan. Ha, şey yaparsan. E, Malizim... Ben de bir o, o zevkten mağrum kalıyorum. İkinci, kaçıncı aymışsın sen? Dört. Ha, yoktur o kadar be. Dört oğlum Allah Allah. Tamam. Bak o zaman, Mali öyle diyor, söyledir. <laughs> dördüncü <laughs> ayını kutlu, dördüncü ayımızı kutluyoruz Mali ile. Çok teşekkür ederim Mali. <laughs> Prime abone olmuşsun. Çakar Prime abone olmuş, Onunla da ikinci ayımızı kutluyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederim Çakar. Abi son param adamı okumu. Abi bilmiyorum. Net o muhabbeti kaçırdım ne ya? Ben de anlamadım şu an bakıyorum ama. İkimizin de kırmızı olmasa peki bugün. Jingle bells, evet. jingle bells, jingle <laughs> Turuncu bu be. Kırmızı mı duruyor oradan? Buradan kırmızı duruyor. Bayağı turuncu yani. Kırmızı bir şey arıyorum yanına koyayım diye de. Şu an neden mezura var bilmiyorum ama bakarsan şöyle arasında ufak bir minik bir fark var. Bu, Anlaki çiğir atmış bu arada. Şovba da bizim de tuzumuz olsun diye. Çok teşekkür ederim Anlaki'cim. Ee, şey, ama gerçekten yılbaşı tam haftalığın olduğu güne denk geliyor galiba değil mi? Yılbaşı özel yayınımız yok mu? Hani ben buradaki bütün karakterlerimize Noel Baba şapkası giydiririm biz dahil. <laughs> Mesela işte, çok eğlenceli. Ben burada ama. olmayacağım. O yüzden e, söz veremiyorum. <laughs> tamam ben. Annemlerin yanına gideceğim. Ee, orada da çok iyi çekmiyor benim odadan internet. Ya Burak <laughs> zaten... gibi mutfaktan yayın yapmam lazım. Hayır saçmalama ailenle vakit Onda 3 yani. saat boyunca annemlerin çay almaya gelişini yayına yansıtmamak adına. Neyse ben senin yerine dansöz getiririm dengeleriz. Oha ya. Hayır, Bunu hayır, demezsin ya. Hayır. Senin yerine demezsin ya. Yani. Hayır yani. Ben olsaydım dansöz <laughs> kim olacak? <A> hayır. <laughs> ya yani yılbaşı eğlencesi olarak senin yerine derken öyle öyle bir satış değil. Zaten yani. ayın biri zaten. 31'inde değil. Cuma günü ayın birine geliyor. Cuma günü ayın 31'inde gelmiyor mu? Çıkıyor. Ha, tamam o zaman biz Hip Hop 101'de Cenk'le oynatıyoruz. Tamam. İlla çıkacak o da. Ben 90'lar Türkiye Ben 90'lar Türkiye'sini yaşatacağım yani mutlaka. Ne güzel tam bir saat öncesinden her şeyi hazırlamıştım. Son anda yine benim e, USB'lerim hala bir sinyal vererek merhaba dedi. O yüzden bir 5-10 dakika röterleştik bu arada yine. Suyum uyum nerede benim burada hepsi. Zaten var. çok da garip sememişsinizdir. Evet kimse için. garip o ayrı mevzu. şiir. Anonymous şiirir. Anonim bir Arkadaşımız 29 bit daha atmış. Teşekkür ederim. Hip hop 101 gitmeyebilir evet ya. Onu Değil mi? Evet. Cenk söylüyor Stuttgart ekolü diye başlıyor. <laughs> ya, 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 yani sözümü kesiyorsun ve tamamlayamıyor o ekolü. İlla ki bir şey buluruz ya. Herkesi çağır. Burak gelsin, Cenk gelsin, ben geleyim. Böyle ya toplanalım. Öyle bir, öyle, bir yayınımız, öyle bir yayınımız olacak zaten ileride. Ee... Kürt Telekom'la mı? Bence bence imkansız ama. Evet Neyse. ama bana da imkansız geldi şu an düşününce ama şey var işte savunmadığımda yeri gelecek chatten konu kalacağız. Yeri gelecek bütün güçleri birleştireceğiz. Aa Gözde Prime'la abone olmuş. Çok teşekkür ederim Gözde'cim. İlk ayımız. Çıtır abone. <laughs> Gerçek şey, daha iyi bir söylem bulabilirim bence. Yayıncı paraya para yapar, değil mi? Kit Kadi albümü nasıl olmuş? Ben beğendim bayağı bugün nelerimiz var? bugün çok fazla bir şey çıkmamış açıkçası. Ya yani çok fazla çıkmamış derken şey... Ee, bakıyorum. 15-20 parçamız var. Bunun mealini ben size söyleyeyim. Üzerinize 80 tane net de atacağım demek bu. Yani kısmen. kısmen, <laughs> kısmen. değil. Kısmen. öyle de. Kısmen. Bakmadım listeye ama muhtemelen öyledir yani. Bir, bir anonim 29 yerimiz daha var. <laughs> Bunu anlaki <unlike> olduğundan şüpheleniyorum ben. <laughs> Ben nagilemi de açayım bir taraftan. Toparlanalım. Benim alarmı çalıyor. Ben bir sana bahsettiğim gibi 3-4 dakika sonra çok ufak bir işim var internette. Buradayım ama bir süre AFK kalabilirim. Ne oluyor demeyin ya. Yani. Hiç sorun yok. Aa peki. <laughs> Kim bu anonim yanlışlıkla banlamayalım <laughs> mı? <laughs> ya küfür ediyorsa banlayın abi yapacak bir şey yok. Öf, terledim yine burun mantı tutmuyor. Bad right. Ritin mahkemeleri güzel olmuş bu arada komut. Abi evet birkaç tane daha sürpriz komutum var ama onu mu botun kendisinin atmasını bekleyeceğim ben. En anımız şehirden bir 29 bit daha çok teşekkür ederim. Bot değil değil mi? Şey gibi. Bir ara Twitter'da vardı ya. para, para gönderen bot var öyle mi? Aynen. Saatte bir şey yapıyordu. Pıs diye tweet atıyordu ya ona parfümü. Hala yaşıyor mu acaba ya? Şey vardı bir de. Olacak PlayStation 5'i ilanı açmışlar gördün mü onu? Botlar satın al alsın diye. Bu PlayStation 5 değildir insanlar lütfen satın almayın. Bu bir kağıt parçası üzerine PlayStation 5'in resmini bastım. Okay. <laughs> Sadece robotlar satın alabilir diye. Bir tane de satmış adam. <gülüyor> Undertaker <laughs> Baya şu an e, Sherlock müziği çalıyor Emir ha, Emir Emirmiş hakikaten Neden 29 Emir Kemal abi kesin diye Gerçekten 29'dan anlamanı beklemişsin Ya dedi Emir <laughs> Gerçekten Undertaker 29 seyfi Emir Kemal 29 en yani. Ha, sonundaki 29. Okay. Ve hep 29 bit geldi. <laughs> ve yani Emir bu arada kasıtlı falan değildi. Gerçekten anlamadığım için hani kim olduğunu çözemedim ya. Hani <laughs> Emir'i bulursam bırakır diye düşünmüyordum ya. <laughs> hmm, bu hafta neler yaptın sen? Onu sordum ve gittim ya. Onu senden bir daha duyayım istedim. Ne Lo Loatayım ben geçen ya. cumadayım hala. Bu hafta nasıl geçtiğini anlamadım. Ben de ya dün dün 13 13 saat falan sürdü o render. Sabah attım ancak zaten geçen haftanın şeyinde. 6 saatlik kayıt olunca hani şey kaçtı gece e, dün dün akşam ben 8 9 gibi başladım renderına. Hani sabah uyandığımda hala son, sonunda bir, bir diş falan vardı. Hani gözümü açtım ve YouTube'a yükledim onu yani. <laughs> Ben bu arada işimi de hallettim geldim artık senden komple. Wow. Çok hızlı olmuş. Ne oldu? Hı -hı. Tebrik ederim. <laughs> <Aman>. Evet mesela <laughs> bazı yeni yeni e, komutlarımızı sen de görüyor musun Mali? Beğendiniz mi? <laughs> <laughs> yani evet arkadaşlar size de duyurayım. Ünlem rota hapiste mi yazarak Mubut'umuzdan cevap alabilirsiniz. Mubut, Mubut diye, niye diyene okuyorum ben bunu. Mubot'tan cevap alabilirsiniz. Esra <laughs> hoş geldin. Ee, onun dışında birkaç tane daha var. Mali bak bu sana özel. Ünlem Top 3 yazdığınız anda kesinlikle harmanın ilk üçe girerdi abi diye <laughs> Mubot Mali'ye katılıyor. İşsiz güçsüz insanlarsınız hepiniz ya. <laughs> Bu çocuk hani sınava hazırlanıyordu. Ya bunların hepsini ben yaptım şu an. Bugün yayına girmeden önce yaptım. Ya o zaman düzeltiyorum. İşsiz güçsüz insansın. <laughs> Birkaç tane daha var mı? Be. Ara ara gelecek Yani. En son ne zaman beat yaptım Baykan? <gülüyor> <gülüyor> May Mayıs falan. Onu da ekler yani. miyiz? Baykan en son ne zaman beat yaptı? Ya Nisan ya, ya Mayıs'tı de yani emin değilim. İkisinden biri. O oh, bu geç çok kötü olmuş yalnız. Herkes bunu yazacak ve ortalık bottan geçilmeyecek yani ciddi anlamda çok kötü. Ya olmuş. ben bunlar sürpriz sürpriz kalsın hani şey hani atıyorum böyle bir anda bir şarkı dinlerken mu bot abi geçelim lütfen yazsın diye planlıyordum da ifşa şu an tabii yani. Düşünsene böyle bir şey çok komik olmaz mıydı? <laughs> yalnız yalnız aferin köle. <laughs> Aferin köle yorumu. Bulgariye niye eklemedin hakikaten bak. Aklıma insanlar... geldi de eklerim. Aa işte. Aha vişnesini çok koymuşum ya. Neyse. Onu unuttum Sofya evet. <laughs> alışıyorum hala. Aylar oldu hala ben alışmaya çalışıyorum. Ee, bizim seslerimizde falan görüntümüzde falan bir gecikme yok. Şey Anketi kim açtı? ben şu anda fark ettim. Mali'nin saçları <gülüyor> seçeneğini. <gülüyor> tamam, ben, ben, ben de şimdi finalde o çıkınca gördüm. <laughs> Peki. Ne kadar iyisiniz Malin'in saçları <laughs> şeklinde. Umarım iyi anlamlıdır. Umarım. Zaten ben anlamadım Tüm abi. Selam... Saçlar... Sen beni hatırlıyorsundur. Saçlar hep böyleydi benim. Hı -hı. Uzunca bir süre yani. kiloluyken de. Sonra bir kere hafif uzatınca çok güzel olmuş böyle kalsın dedi herkes. Şimdi onu diyen herkes bu hali daha güzel böyle kalsın diye ben anlamadım. Yok, bak... Ya Organize bir chat halinde teselli şeyi kurdular. Yok, bence iyisin planda. böyle ya çok güzelsin bu arada bence. Teşekkürler. <laughs> 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 ya bu arada yayına ilk kez gelenler hani <laughs> bu bizim aramızda bir meme oldu bir kere. <laughs> Yakında YouTube'a gelir. Ee, komik video Aynen. şeyinde çünkü ya, şey ne alamıyorduk? Klip alamıyoruz artık. Teşekkürler ozan. <laughs> <laughs> Albümün <laughs> de hayırlı olsun bu arada. Benim albümüm mü çıkmış? Ozan dedim sen ozan mısın? ozanı duymadım. <laughs> ozan eksisi <evet, gülüyor> <size> hayırlı olsun. <laughs> Tunç a, Tunç galiba atmışım yayına uğramıyorsun diye. <laughs> Küsmediysen sonra tekrar düzenleriz onu. <laughs> bu ara biz şey istiklal mahkemelerini kurduk hakikaten yani. Feride teşekkür ederim o çok eski ya. Enes ee, bizim şeyde de var. Discord'da da var. Çocuğun ismi NSD ise şu an çok ayıp oluyor ama Enes'liyi hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Peki Hayır Enes değil, değil mi? Çünkü Enes değil evet Enes şeydeki o da blogger ee, Yanlış yerden karıştırmadım Enes ee, e, 5 elementteki e, 5 artı 1'deki de Ertuğrul Ertuğrul'un ee, e, bloğu için biz onu geçen sene falan yapmıştı O Instagram'ı yeni yeni kullanacağım dedi Enes'in de Belki payı var o blogda, bilmiyorum ama Aslında bir senelik falan bir şey yani e merhaba eski yayınların videoları neden yok acaba e, biz çünkü müzik dinliyoruz e, haftanın iki günü falan burada gerçi perşembe yayının üç, üç haftada yapamadığımız için onu saymayayım <laughs> cumadan cumaya müzik dinliyoruz şu ara <laughs> e, ve e, e, DMCA ye takedown yerse kanalımız direkt bay bay diyor twitch'te o yüzden e, bütün VOD'leri ve klip klipleri sildik klip almayı kapattık yayın tekrarları podcast olarak e, görüntüsüz bir şekilde youtube'a geliyor. Neden görüntüsüz dersek orada da bu sefer başka türlü teliflerle boğuşmayalım diye podcast formatını atıyorum. Bir de çok sevgili chatimizi ateşin önüne atmayalım. Allah selamlar. Ha, evet bu da o var yani kesinlikle. Bir de o var değil hatta direkt o var yani. Um, um ee... Ee... bir sebebim şeyden ben şu an ığılıyorum. <laughs> Chatte yine gözüme bir orantısızlık çarptı da onu bir toparlayacağım yine. Heh, şu an daha iyi olacak galiba. Tunç reklam için teşekkürler. <laughs> Araya reklam sat <saldı> <laughs> evet. Ünlem Tunç yazarak Vodafone reklamınızı da sponsorlu içerik <laughs> olarak ulaşabilirsiniz. <laughs> Girelim mi inşallah? Bu hafta Fuchs yok değil mi? Ben bakma bakmadım ama. <laughs> Ben bu hafta pek ne çıktı diye bakmadım ya bir motiveyi gördüm, ya olsa gerçi bir işte Ceki gördüm, Sorgu Sansarı gördüm, onlar var listede. Zaten galiba başka da bir şey çıkmadı galiba zaten. <laughs> Peki. Hepsini saydım yani. <laughs> ee, o zaman ilk parçamıza girelim mi? Ne dersin? Ne dersin? Olur chat. başlayalım ama çok erken başlıyoruz bunun çok erken başlıyoruz. Be bekleyelim ne yapacağız? <laughs> yani... Yo yo başlayalım başlayalım. Yani... güzel, <laughs> başlayalım bitirelim. <laughs> hani bir, planım, anda. bir planım varsa söyle yani onun yerine. Çok erken başlıyoruz diye. <laughs> bir planım yok. Boş işte geyik yapıyoruz. Tamam o zaman. Geyik kalmadıysa bu hafta. Ee, i̇lk parçamız. Smokey. Oynamıyoruz. Geliyor. Bu arada chatten geç karar çıktı ama şey var. Abi Emir sevgili modlarım şey Geçen hafta trollüğüne nette kısmında geçi yasaklamıştık ya o hala yasaklıysa onu bir açalım mı ya? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Yok yasak değil abi galiba da şey. E, ben de çok dondu yine ya. Yine güzel başladık ya. Ha, geç serbest mi Emir? Tamam. Hani trollüğüne <laughs> eklediğimiz bazı şeyler vardı ya geçen hafta onları <laughs> tekrar açabiliriz sanki yani. Yok hayır ünlem geç de ünlem geç olarak yazınca öyle bir bug var ya orada hani. Hani geç kelimesi yasaklıdır ama ünlem geç yazınca komut olduğu için yasaklı değil hani o yüzden. Peki teşekkür ederim. Bir Arda Turan'a benzetilmemiştim o da oldu şu yok, an. Yok be. Bir, bir de İnşallah artı, dediğin gibi oyun artı, benzemez. Yok artık yakın arkadaşım ben senin DM'lerini biliyorum yok öyle uyların. <laughs> DM'lerimi nereden biliyorsun? Hackledin <laughs> <laughs> mi beni ne yaptın? <laughs> Hekter. <laughs> Biz söyleyeceğim. Ben daha başta getter kullanamıyorum. <laughs> sence ekle, ekle. <laughs> bir şey eklemeyi başarabilir miyiz sence ben? Bilemiyorum. Senden her şey beklenir. Ee, mali en sevdiğin şehir ne bu arada? Medine ise bir bağlantı kurabilirim. Yok <laughs> abi değil en sevdiğim şehir Saraybosna. <laughs> o da enteresan. Ciddi ciddi cevap verdim yani. O da enteresan. Niye? Ben görme... bir şey hani ya. göremedim. Çok görmek sevip Göremediğim bir yer ama ben daha böyle Almanya'da falan bir yer beklerdim. Hani biraz daha hani orta Orta Avrupa beklerdim daha doğrusu yani. Doğu İlk üç sayarsam Almanya'dan var bir Hı. yer. Heidelberg var. Bir de Viyana var işte ilk üç. İstanbul'u saymadım ama. İstanbul güzel bir şey değil zaten abi yani. Yani turistik olarak gelsen belki severim de. Ya yok şey var. Çok güzelmiş de sağ olsunlar mahvetmişler. Ve bu son 18 yılda olan bir şey kastetmiyorum. Hani silivri şakası değil genel olarak hani düzenli olarak eee 50'lerden bu yana bir de dezenformasyon var yani. Hocam şeydeki sahil şeridinde yıkılan yol Aa, açacağız değil. diye yıkılan yerler falan. Ha, onu diyecektim tam yani Eski Osmanlı camileri. Yol yapacağız yıkılan. diye mimarsından camisi yıkıldı abi bu ülkede. Yani şey parçaya da döneceğiz. Bu arada şeyden şu internet olayından bir duraksadım ilk başta. Hmm. <laughs> şey bugün yine muhtemelen servis sağlayıcısıyla alakalı problem ama bugün bende bir donma olmadan yayına görüntü aktarabildim. Galiba yine sizin orada bir sıkıntı var. Müthiş. Ben şöyle arkada sekmeler açık onları kapadım. Şimdi bir sonrakinde göreceğiz tamam. şey Kapattıktan sonra 10 saniye sonra geldi. Hani yayında donmamıştır çünkü bende de hiç ne drop var ne Hı -hı. Be ben izlerken de donmadı yani bugün. Yok yok benimki muhtemelen sekmelerden ya çalışırken açık unutmuşum şimdi kapadım. Klipte Eva düzelir bir sonraki Ben gözümden kaçmış olabilir ama Eva mümkün abi çünkü hani Smokey de Ankaralı hani Baneva, Smokey zaten yakın arkadaşmış daha doğrusu. Ben Smoki e, Epidemic Cypher'da ke ilk keşfettim. Sonrasında Baneva, Hidrail yaptığı parçaya falan daha sonrasında görmüştüm. E, aynı ekip zaten, e, aynı ekip dediğim hani aynı çevrede yaşayan insanlar zaten mümkündür. Ama ben gözümden kaçırdım herhalde onu. Bak klip izleyemediğim için bir şey diyemiyorum. Ne Neteran, ya yani ben de duymak isterim tekrar Eva'dan bir şeyler de. E... Ay sorma. <laughs> 14 yaşındaki çocuk var tripten dendi de ona sorma <laughs> diyorum. ya gerçekten <laughs> abi çok, çok itici, çok yazık hani. Hmm. Ev ee, var mı bir yorumun? Geleceğim. Biraz chatten yazılanları okudum bu arada. Abi agayı açalım mı diye. Ya <gülüyor> Arda. <gülüyor> Gerekli mi gerçekten? <laughs> ya Hazal'a aga dedin Arda sen ya. <laughs> <laughs> nasıl, nasıl açayım ben o kelimeyi şimdi? <laughs> e, e, parçaya gelirsek Ben beat'i beğendim, en baştanaya geleyim e, Var, baran var. var. E, beat'i beğendim e, Ama buradaki e, Vokal tercihini Çok çok kötü bulmamakla beraber Biraz yanlış tercih olarak görüyorum ben. Yani Epidemik Cypher'daki e, kullandığı sakin ton bence çok daha tatlıydı abi. Yani buna gerek var mıydı bilmiyorum. Yani kısaca. Benim nakaratın girişindeki kısım var. hoşuma gitti kullandığı vokal ya. Hep de aynı şeyleri dinlemeyelim bence fena değil. Yok zaten çok leş şey leşli, değil. değil. Yok, çok onu yani. diyorum oğlum. çok, çok 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 kötü değil ama yani şey. Hı hı. E, 3 dakika 49 saniye. zaten chatten de geç kadar çıktı da ben de 3 dakika 49 saniye boyunca muhtemelen e, sıkılırdım yani. Değişecek gibi durmuyordu. Belki yanılıyoruzdur bilmiyorum çünkü Bak. geç karar çıktığı için 1 dakika 50 saniye dinledik ve durdurduk. Yeri gelmişken hatırlatalım biz şarkıların hemen hemen hepsini hatta sen galiba hiçbirini dinlemiyorsun. Neyin? İlk defa burada dinlediğimiz için. Evet. Ben bugün şeyleri aldım açık konuşayım. şeyleri şey. kaçırabiliriz yani. Ben bugün e, netlerin bir kısmını dinleyerek aldım. Çünkü çok olmasın diye bazılarını hani gülmeyeceğimiz şeyleri falan eledim böyle yani açıkçası <laughs> dinlediğim o var dürüstçe söyleyeyim önceden dinlediğim ne var burada e, Fuat abinin parça var lisede dinlediklerimden o kadar ha bir de şey var Goblin Farazi O e, listemiz olan parçalardan sadece bunları dinledim ben ben de Cag'in bir iki şarkısına baktım ne kadar gayet Evet işte vokalden dolayı yordu Deniz, aynen. Flow'lar hiç kötü değildi yani. Ama yani sonrasında çok yoruldum. Bence kötü bir tercih bu. Vokal. Ama dediğim gibi böyle facia kötü falan diyeceğim bir iş değil açıkçası. Aynen fikiriz galiba yani. Ya Hatta Cypher'dan sonra çıkan şarkılar içinde bence güzellerinden bir tanesi bu. Geçen hafta da bir şey dinlemiştik. Hatırlamıyorum şu anda da. Cypher'dan Aha. sonra. Neocastro'nu galiba değil mi? dinledik geçen hafta. Neocastro'nu dinlemiştik. Fena değil noktasındaydı oldu. da. Hmm. İlerleyeyim mi? Ne diyorsun? Olur ilerleyelim abi. O zaman yine Ankara'dan devam edelim. Spade 427 tiktak geliyor. Evet. İlset'ten geç kararları gördüm bayağı bolca ve geçtik ben de chatle hemfikirim ama abi gerçekten hani beat'teki o sampling'e gerek var mıydı sence Mali? Hani <laughs> çok, çok, anlamsız ve e, parçadan alakasız durmuyor mu? Sözler sözlere de geleceğim zaten hani Willy Wonka, MDMA falan hani Spade yine bildi hani şey gibi duruyor. <laughs> hani bildiğim bütün çizgi film karakterlerini ve <laughs> hani bazı maddeleri aynı şarkıda nasıl kullanırım demiş gibi duruyor sözler yani. Ben ilk girdiğinde o sample şey sandım, bir yere bağlayacak diye düşündüm de. Hiçbir yere bağlamıyor. Sonra o yüzden... kez de gelince yok dedim, bağlamıyormuş. <laughs> o yüzden güldüm hani. Bütün... Hatta evet, dedim hatta Baykan bunu beğenecek <laughs> dedim o çıktığı anda. Sonra baktım hiçbir yere bağlanmıyor. Ne, ama ben hatta beraber. gülmeye başladım duyduğum andan beri. Çünkü evet. şey var hani, ver, tam özellikle hani verse de orada kesiliyor genelde tam o girmeden hani dır 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 yapıyor ve hani <gülüyor> <gülüyor> alakasız bir yerde devam ediyoruz tekrar. Neden var böyle bir, bir şey abi aranjenin <laughs> içinde yani. <laughs> Yani çıkarmış olmak için çıkarılmış bir parça dendi. Bir de ben bu bilgiden haberdar değilim. E, chat'te gördüğüm için söylüyor, söylüyorum bunu. E, <laughs> Spade Rayman'in label'ına mı imza attı? Değil Abi? mi? Chat'te gördüm. Doğruluğunu bilemiyorum. Sonra yine şey olmasın çünkü. <laughs> Açıklama okuyamıyorsunuz falan olmasın sonra yine. Yani. <laughs> Abi kayıt bozulmuş gibi duruyor da hakikaten hani ne beat'in temasıyla alakası var ne şeyle alakası var yani hani mix içerisinde de alakası yok. Hani alaka, bağımsız alakasız geliyor hani o şey özerk melodi o yani öyle, söyleyebilirim hani özerk <laughs> <laughs> hani özerk Tepki melodi de mi orada? <laughs> özerk melodi diye bir, bir, müzik terimi yok bu arada yanlış anlaşılmasın ama öyle bir şey var yani. Tepki de mi orada? Evet ona da şaşırdım. Ciddi Le mi yoksa ben şey mi? Tırlıyor musunuz şu anda? Yani ben rahmetli Nate Dog'un label kurduğundan bile haberdar değilim yani. Ben de değilim. Enteresan. <Gülüyor> <gülüyor> Özerk Melodi 2020 bayramlarına geldi, <laughs> geldi yine. <laughs> yani üzgünüm ben kötü, bayağı kötü buldum parçayı ya. Hani ben bayağı bir kötü bir... demem de. Bayağı kötü abi bence yani. İyi mani. de demem yani de bayağı kötü değil. Bayağı Çünkü kötü. Sözleri bayağı bir daha dinlemek ister çok, misin? Çok ee, Yok. Arda Turan adam. ya. Yeah. Sen bir şapkayı çıkarsana bakalım Baykan adam. Ya. Yeah. Ha uzamış. Şapka... Oğlum ben zaten hep 3 numara yaptım için ben ondan rahatsız değilim. Ben şapka seviyorum sadece. <laughs> yani. Peki. Benim de şu tişörtün altında normalde böyle renkli bir şeyler var ee, şey giyecektim şapka takacaktım baktım şeye sadece turuncu çıkıyor şapka çok alakasız duracak diye takamadım yoksa ben de sansürleyip gelecektim şöyle ha. şu arkadaşlar alakasız tamam. durduğu için. O zaman tekrar sorayım <laughs> liriklere bir daha bakmak ister misin çocuk adam? Gel bakalım <laughs> çok istiyorsun gibime geldi çünkü. <gülüyor> yani <gülüyor> bakalım mı gerçekten ama yani. <laughs> O sen talep ettim ben istemiyorum böyle bir şey. Yok, yok hani o kadar da kötü değil deyince hani yani sözleri... Ya burada neler odaklandım. neler dinledik ya. Odaklandım mı odaklanmadım mı bilemedim. Yok abi burada neler neler dinledik diye burada. <laughs> hani dinlediğim şeylerin 95'i kötü zaten abi. <laughs> hani ben kardeşi kardeşe kırdırtmam yani. İlk hepsi kötü. <laughs> Bugün şey gelmiş de ya, YouTube niye o yoruma izin vermedi? Otomatik silmiş mi bilmiyorum ya? Ne o bu ya? Bugün attığımız videoya 6 saatin 5 saati art niyetli manipülasyon görüyorum Baykan tarafından diye bir yorum vardı da. <laughs> ama YouTube otomatik yani hakaret yok bir şey yok. değil ama 3 saat olabilir diye trolleyeceğim şimdi bana saracak. <laughs> hani hakaret hani hakaret falan da yok hani onay verirdim ben silmezdim de hani onun niye YouTube otomatik hani bildirimde çıkıyor ama videonun altında gözükmedi. Niye öyle oldu bilmiyorum ya. Hayır neler neler dinledik diye parça övmedim. Şimdi beni burada çok manipüle ediyorsunuz. Bu Dedim ki burada neler neler dinledik. Bir şarkıya leş dememiz için o neler neler kısmına dahil Leş demedim lazım. canım çok kötü dedim. Yani leş yani hakaret gibi oluyor yani. Bu hakaret yok yani. ama bayağı tırt parça. Tamam. Tır tırt okey. Evet <laughs> <laughs> tırt okey. Tırt okey. Tırt okey. Çünkü benim artık kötü seviyem e, şey. Kötüden iyiye doğru giden skalam değişti bu yayınlardan sonra. <laughs> Kesinlikle şey değil mi? <laughs> TikTok ilk şey gülerdi. <laughs> öyle bitecek bu muhabbetin sonra. Hayır öyle bitmeyecek bu muhabbet tabii ki. <laughs> o zaman devam. <laughs> ee, sıradaki parçamız. Nefo içmekten ölmem. Geliyor. <laughs> keşke hakikaten Arda parça başlar başlamaz geç demişti dinleseymişiz keşke gerçekten ya. Bir tek ses açma şansım i̇şte var mı? Mesela bu şarkı tabii. çok kötü skalasını, benim skalamda çok kötüye giren şarkı mesela. <laughs> Ya, evet, bu kesinlikle şey yani şeyden kötü hocam Spade'den kötü. <laughs> Kabul yani. yani. <laughs> Ama ya üstüne konuşabileceğim bir şey de yok abi. Çok kötü. Çok kötü. Yani vokal tutamıyor. Beat'te bir numara yok. Yani numara yok derken hani yapan kişi alınmasın. Şu açıdan numara yok. Hani vokal zaten hani vokalin zayıf olduğu bir parçada belki hani beat dinleyiciyi tutabilir. Burada ikisi de çok ortalama altı olunca üzgünüm. Tutamadı yani. <laughs> Bizden iki chatten bir. Üç hayırlı uğurluyoruz o zaman ya yeah, Bosporus güzel label biraz tartışırım hani <laughs> yani <laughs> 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 çünkü yani İstanbul trip'ten çıkmıştı mı bu evet yani trip'te yani trip'in ya, hesabından yayınlanmışlardı o trip zaten label değil de ya, trip trip'in de grup içerisinde zaten yani e, müzisyen sayısı bir veya bir veya bir buçuk falan yani abi yani ayrıca bir kişinin e, kendi kanalından ya da labelından yayınlanması için onu beğenmene de çok gerek yok e, ya arkadaşın olabilir ya işin içinde maddiyat olabilir. İlla beğenmene de gerek yok yayınlamak için. Şu ya, anki piyasada. Yani şey var mesela. hani bunu daha önce kendilerinin parçalarını dinlediğimize de söylemiştim abi hani mesela Nefo Aşo'dan daha iyi ama yani hani bu bahsettiğimiz hani bu iyi gruplar bu da bu adamlar ne arıyor derken en başta mesela Aşo tribinin içinde Aşo var zaten yani hani onun için biraz gö göreceli bir kavram diye o yüzden söyledim yani. <laughs> Güzel label bu kısmını emin miyiz diye o yüzden söyledim yani. Ya tabii ki Aşo kriter değil de yani trip affiliate diyeyim ona ben. Hani İstanbul trip affiliate veya Kadıköy'le affiliate rapçilerin çoğunun hani gerçekten çok dinlenebilirliğinin az olduğu konusunda çoğumuz en fikirizdir muhtemelen son dönemde. Evet, tarafsız, tarafsız. ya evet, işte çoğunun çoğunun Aynı demek? Yani. ya güç çoğu da değil. Yani birkaç isim sadece. <laughs> yani, ya Şam dinlenir, İksir dinleniyor, dinlenebilir durumda şu an. Aklına gelen. Hmm. Bazen hiç tahmin edemesem de bazen güzel işler yapıyor. Normalde e, aşırı tarzı bana geçmeyen bir isimlerdi mesela ama mı? yok Maestro ha. <laughs> Evet abi... Maestro'nun sonuçları fena değil bu arada yani, değişik bir şekilde o açıdan diyorum normal şartlarda çok bana Aynen. geçmeyen bir isimdi ama son dönemde beğendiğimiz işler oldu yani ama yani sen burada Heja diye sorarak yani <laughs> bana trigger mı denedin yoksa yani yok <laughs> 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 ciddi merak ettim ciddi mi dedin oraya mı bağlayacaksın diye vallahi cidden o Maestro aklıma gelmedi isimleri yani... düşündüm bir anda yani herhalde yani no offense but hani yani ben ilk iki bir falan liste yapıyorsam galiba heceyi anlama abi oraya. Hani Bulgari'yi falan önüne koyabilirim yani hey canım ben sana öyle söyleyeyim. Yani zaten bir zahmet. <laughs> Siyah Zippo selam. Aynen ya. Mamsal olsaydı Mamsal. <laughs> ya evet. Ya ona bakarsan bir dönemin hani herkesin eski sansar dediği şey de iyiydi. Evet. Ama güncelini her hafta burada hani üzülerek artık hani bıkarak uğurluyoruz yani. Bu hafta dinlemedim bakacağım. Heyecan ya muhtemelen ya sunucudur ya da bu ön jüri gibi bir şeydir. Jüride olduğunu sanmıyorum yani. Ya yarışma çıksın kimin jüri ya da kimin yarışmacı olduğu ilgilenmiyorum. Ben burada bizim kucağımıza bıraksınlar bombayı biz eğlenelim istiyorum. Yarışma bir an önce yayınlasın ve biz burada kahkahalar atalım istiyorum ben. İstersen bir bağlantı kurmaya çalışıp Acun'a ulaşalım. E, eksene alalım şeyde haftalığı da. <laughs> istersen yani. Ne, eksen e e e e Twitch'e rakip bir şey mi? <laughs> Yo. Acun'un şey değil mi işte Netflix'i? Acun'un Netflix'i mi var? O değil mi ya? Ben mi yanlış biliyorum? Ben bak, Yanlış biliyorsam düzeltme. muhtemelen beni. doğru biliyorsun. Benim hiçbir fikrim yok çünkü. <laughs> Platform kuruyordu ama. Doğru da seni onayladılar. Evet egzammış. Yani muhtemelen birçok yayıncı geçer ama yani şu DMC olayını çöz, çözdüğü ve şu partnerlik olayını çözdüğü anda ben okay, tilti işte devam mı yani Bezos abi Hangi duyurulur. Kep bir... şapka bir şey bulacağım bu. Abi. Arda, Arda Turan doğru söylüyor yorumdan sonra. Zenon Acun abi Baykan abi kolab demiş abi. Şarkının adı Diego değil mi? Pardon Diablo. <laughs> Neyse ben ilerliyorum ya. Üzgünüm Nefo. Olmadı bu hafta. Sıradaki parçamız e, Diplomat ve Bora Hışır dönüyor dünya, geliyor. PMC'den geliyor. Dönüyor dünya. Öf yeter. Öf gerçekten yeter abi. Kanadı bak, kanadı bak, kanadı bak, volüm iki ya da neydi Doğu çocuk, da Doğu çocuk. çocuk, Doğu çocuk, Doğu çocuk, volüm doğu. 2. Doğuyor çocuk Doğu çocuk. Doğu Abi Bir dakika, yani bir dakika oldu parçada ve hakikaten dönüyor dünya, dönüyor dünya dışında bir söz yok. Lil Pump biraderim, gerçekten senden çok özür diliyorum. I'm sorry Lil Pump, hey man. <laughs> yani. yani Dünya dönüyor deyince benim aklıma şey geliyor direkt. Ya bak, Eko geliyor şu an. Yok benim aklıma da gelmiyor bak gerçekten Galileo Galilei bu kadar söylemedi bunu. hani adam, adam bir kere söyleyebildi <laughs> ve astılar ya. <laughs> Hadi gel verse'lere de bakalım ya şöyle çok ufaktan. Abi bir dakika yani dört dakikalık şarkının bir dakikası bununla geçti. Sence verse var mı? <laughs> bir bakayım <laughs> mı? Merak ettim basıyorum. Bas. Neyse hala dünyadan bahsediyoruz durdurdum ben. Dur. <laughs> Abi yani öf. <laughs> üstünüze gerçekten abi biri söz yazarı falan atsın ya ne olur ya. <laughs> ya anla ki ben biraz abartarak söylüyorum tabii ki asmadılar. <laughs> Ama yargılandı yani. Engizisyon'da. Engizisyon konutu da güzel olurmuş bu arada. <laughs> şey, kimi dinden çıkarıyoruz? <laughs> Aforoz ediyoruz <laughs> yayında. İşte küfür edenleri. Evet en azından parçada gerçekten Doğru. konsept bütünlüğü var. Ama zor olmasa gerek tek kelimelik parçayla o konsepti o kelimeyi vurgulamak. <laughs> ya Uğur'un bitine yazık olmuş. Ben Uğur'un işine ya. Oo, güzel aynı anda girdik. Tamam. Uğur'un işine yazık, Uğur olmuş, içine yazık yani. olmuş diyordum ben tam. Ama bu arada sen de senin de değil artık aynı ya anda abi. aynı şeyi düşünüyoruz. Çok enteresan ya. Yani bu kafiye sayılmaz yani alt, alt alta ben hani 16 satır boyunca Baykan Barlas yazsam o da kafiyeli olacak anlatabiliyor muyum? Bence bu kafiye değil yani. <laughs> Onu ilkokulda yapıyorduk defterde. Ya. Yok öyle bir şey yapmadım ilkokulda da ben. <laughs> Yazdırıyorlardı ya aynı cümleleri. Ben ilkokulda da böyleydim. Mesela arkadaşlarımdan biri öyle bir şey yazdığı anda bu ne ya boktan falan diyordum. <laughs> düşünsene gerçekten. <laughs> hani şakasını diyorum da böyle bir tip olduğumu düşünsene. Orada da aynı. Hocam papağan yani. ödev vermişsiniz diye. <laughs> Her hafta papağan ödevi yapıyoruz. Akçay hoş geldin. Vallahi Sufi hoş geldin vallahi Akçay. kalp kalbe karşı. Anlaş, hiç anlaşmadık. Bir de Burak'la işte ikimiz de Premier League yayınında forma giyelim diye anlaştık. <laughs> Ben bunu valla şeyde koydum masaya baktım tişört ne bulabilirim diye bulduğumu koydum öğlen öğleden sonra ama bir dakika saatler karıştı bende 5 falandı öğlen dediğimde 5-6 <laughs> gibi masaya attım giydim yani öyle bir sözleşmemiz olmadı. Zaten Baykan'la yayını kaçta yapacağız diye biz akşam 8'de konuştuk galiba. <laughs> galiba ama yani sen özel kadar da. ben seni sen çalışıyorsundur diye. Aynen zaten çalışıyordum. Ee, kaç parça dinledik daha nette var biraz tamam. O zaman Goblin'e bakalım ya. Goblin ve farazi kelimeler geliyor. Üf, yine çok kötü bitmiş ama. İki kere mi değişti? bit bir kere mi değişti? Ben kaçırdım orayı. 3 Yani toplamda üç farklı. Ya üç, 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 üç Üç tane var toplamda değil mi? Hı. Üç bit var tamam. 3 bir switch var. Tamam. Ee, şey. i̇ki var, iki bit switch var. Üç, 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 bit yok mu? İki keresi değişiyor. 1, 2, 3. Evet işte. Tamam. Ona göre şey söyleyeceğim de ben. üç 3 bir çok. Ben girdim. Istiyorum. Tamam. O zaman ben şeyi kaçırdım arada bir tanesini kaçırdım muhtemelen. Şeye bakarken, sözlere bakarken. En son kısımdaki ya bir bazında söylemiyorum bunu. En son kısımdaki e, sözleri flow falan beğendim de ilk ilk indi nasıl bu kadar övmüş insanlar diye bir şaşırdım. Çok böyle gerçekten chat'te de yazıldı. Random tamam. kelimeleri sıralamış gibi geldi. Ama sonradan çekti beni bayağı. Da çok kötü bitmiş ya. Ya bu aranca sıkıntısını Bayağı çok sık görüyoruz. Yani. Sadece bu, e, Farazi ve Goblin'den bahsetmiyorum genel olarak abi çat diye parçayı bitirme falan böyle hatta defalarca ben tepki vermişim hatırlıyorsun. böyle de bitirmezsin bunu diye yani <laughs> yine hani e, kötü bitti. Ya tabii ki bu sırf kötü bitti diye çok, böyle çok büyük puan kıracak değilim hani günün iyi işlerinden biri olmaya aday Hani finalde ama şunu söyleyeceğim. Ee, ben en çok x e, switchten sonraki beat'i beğendim, B-switch'te. Beat evet, evet beat konusunda katılıyorum. Or, or, oradaki beat çok beğendim açıkçası, yani genel olarak Farazi yine işini iyi, iyi yapmış ee, ve hani şey söyleyeceğim, son 30 yılın en iyi albümündeki MC'den daha iyi bir MC, mesela bu sefer Farazi beat'in üstünde duyuyoruz mesela, hmm. <laughs> katılır mısın bilmiyorum ama Goblin'de de şey sorunu var, hani hep söylediğim bir şey, yani o konsept bütünlüğünden bahsediyor mu abi, hani totalde ne anlatıyor bu adam? bunu sadece Goblin'e değil birçok kişiye soruyorum ama bu parçada da bunu sorguladım. Hani evet güzel flow var. Çok tatlı bir beatin üstüne e, iyi rap dinliyoruz. Evet ama şey var. E, ne anlatılıyor? Yani bu, ben buradan puan kırarım yani. Bu şarkıda çok ona katılmam ya. Çünkü konsept belli yani. Kelimeler, e, evet, sözleri de ona göre yazmış. Ama yani, yani şey var. Ciddi bir cümle yok. konu konsepti beklemem burada yani. Ama cümle yok. Hani o yüzden. Evet de. zaten o yüzden söyledim. Son kısım haricinde e, sözleri çok beğenmedim diye o yüzden söyledim. Son kısımda biraz toparladı çünkü o konuda. Evet mesela parçanın içindeki sıkıntılardan biri, birini sona bırakıp salabilirdin abi. O çat diye geçip ve hani parça bittiği ya anda hani hiçbir es olmadan çat diye öbür parçaya geçtik. Mesela bu, bu biraz sinir bozucu. Ya ben de herhalde hani 5 üzerinden 3.5'tan 4 veririm buna yani. Ben de aynı, aynı noktadayım. Yani normalde 10 üzerinden puanlarken daha iyi yaklaşabiliyoruz ama işte anketle paralel gidelim diye 5 yaptığımız için onun için 3.5 diyorum. 3.5'tan 4'e tamamlarım. Yani konsept konusunda çok katılamasam da sana geri kalan noktalarda katılıyorum. Ha evet belki... bu arada başka bir, bir başka de bir mi? belki albüm içinde böyle çat diye bitip başka bir parçaya aynen bağlanma ihtimali olabilir ama single olarak bu verildiği evet. için şu, şu anlık ona göre değil bu, duyduğumuza göre yorum yapıyorum ama evet olabilir Şakar doğru düşünüyorsun. Ya zaten bir de eski şey kafası kalmadı çok fazla albümde hatırlarsın eskiden şarkının sonunda bir bölüm olurdu sonra ikinci şarkıya bağlarken o devam ederdi falan artık o kafadan çıktı yani bu dijital streaming eskiden döneminde de, o yüzden. Eskiden hmm. de çok nadir vardı öyle bir şey ama ya. Yine vardı bayağı be. Bayağı. Glo globalde evet ama Türkiye'de çok nadir şeyler vardı abi. Yani Türkiye'den bahsetmiyorum global bütün müzik piyasasından bahsediyorum. Yoksa e, mesela... Kendrick Lamar'ın Good Kid Man, Man, City albümü komple aynı mantıklı. Hani skitler ve parçalar arası geçişle komple bir bütün hikaye anlatıyor koca albüm yani. Hani her parça bir sonrakine geçtiğinde aynı kaldığı yerden devam ediyor mantığı devam ediyor yani bakarsan. Mad öyle gidiyor aynen. Evet Türkiye'den de sagopa yapıyordu onu biraz. Villain'ı Villain diye okumasaydım keşke de sondaki Y yüzünden bir an John Kerry'in yazdığı kazada kazayla basmıştı kafam karıştı. Mad de öyle gidiyordu aynen. Ee, şey ya Spaceman burnu bu hani farazi küçük çek bir şey söylemiyorum o anlamı söylemiyorum ya fabrika gibi çalışmak gerçekten zor değil. Hani ben Mali e, haklı olarak bana kızarak şey diyor. Hani sen ne kadar söyledir hani soğuduğun için bit yapmıyorsun falan diye. Ama ben Mali bilir hani biz kafede otururken hani atıyorum ben oturduğum yerde beat bitirdiğin falan oluyordu. Yani sen o, o an o moda giriyorsan çok hızlı bir üretim süreci zaten otomatik başlıyor. Vallahi aynı gün içerisinde şeyi... final mix çok özür dilerim. Final Perzüle. hani final versiyonu dolaştırmasan bile hani ana hatlarıyla aynı gün içerisinde 3-4 beat bitirdiğimiz çoğumuzun çok vardır yani. Ben mesela şeyi hatırlıyorum senle beraber ee... Ataköy'deydin sen tam böyle askerden ben gitmeden önce askere. Aha. Bilgisayar başındaydım ben geldim. Hatta bir tane rapçi bir çocuk vardı gelmişti abi sen beat yapıyorsun falan diye hatırlıyor musun evet, o gün? Evet 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 evet. O gün mesela yalan olmasın 3 tane mi beat bitirmiştin? Hmm. O, ben oturuyorum hani artık ne zaman sohbet edeceğiz diye bekliyorum. Abi dur bir dakika şunu da bitiriyorum <laughs> şunu da bitiriyorum çat çat çat. Bir saatte üç tane beat bitirmişti adam. Ama tabii ki o final hani şey değil evet. her şeyle bitmişti ama hani tamam ben bunun evet, evet, ana evet. iskeleti kafamdakini oturttum. Buna kaldığım yerden eve döndüğümde e, final haline getiririm mantı ve güzel de yani. Ben o yüzden zaten Baykan'a normalde konuşurken de telefonda falan da söylüyorum. Yani neden bir şeyler üretmiyorsun diye. şey değilim trollemiyorum gerçekten. Gerçekten Yok, üzüldüğüm gidiyorum. için söylüyorum. Sofya yani. Yani. Bas dizmeyince çabuk bitiyor herhalde diye. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Bak bana böyle sevgili YouTube yorumları. Bana böyle yürüyün. <laughs> bana böyle vurun. Eee şey Undertaker wife'in dediği bir şey kaçtı arada. Hani ok e, okurum diye ben onun e, aklıma tuttum. Mesela bak bu şekilde kafiye yazıp da mantıklı cümleler kuran Şeyin Şah'ın yaptığı işi kolay sananlar bu şarkıya bakabilirler dedi. Evet ben buna katılıyorum. Hani kompleks rhyme işinde mantıklı cümleler de üretebilmek Şeyin Şah'ın... E, Şeyin Şah gibi e, nadir MC'de görülebilen bir şey abi. Hani ama yani Goblin'in de daha yolu var. Yani ben umutluyum kendisinden ya. Hani bu, bu benim toplamda duyduğum üçüncü parçası. Hani bir kere bir Discord üzerinden bir kere konuşma şansımız oldu. Eee ama hani vizyonu vizyonu belli yani. Onun potansiyeli var. Ama bu şarkıda dediğim gibi hani bir, biraz daha e, lirikal bütünlük görmek isterdim yani. Ama o gündemli şey, işte dediğim gibi son de, bölümde bir, var ona birazcık. Günü, evet. Ama mesela ilk verse abi ben ne no oluyoruz dedim yok. yani açıkçası anlatabiliyor muyum? Yani ya şey. Ya ben muhtemelen bu arada burada olmasaydık bu kadar da chat'ten övülmeseydi kapatırdım ilk verse'tan sonra. Ya şey işte eee ne diyordum? Hayır her türlü hani şu an diğer parçaları dinlemedik ama hani bugünün benim için şu anlık iyi parçalarından birine aday olarak ben kenara bir yazdım yani bunu. Hani gecenin sonunda ilk şu anlık üç alırım gibi duruyor. İleride alacak, mıyım almayacak, mıyım diğer şarkılar gösterecek yani. O zaman ilerleyelim mi? İlerleyelim abi. Deniz aynı ilk ilk bir switch çok hoştu ya. Hırsız HRSZ yani aklımı kurcalayan. Mforn'nin sayfasından yayınlanmış bugün. Onu aldım listeye. Şey de görmedim çünkü. Ee, toplu atılan listelerde görmemiştim bunu. Kendim buldum. Bir bakalım. Onun için baştan başlatıyorum. Hazırsan Mali. hazırsanız chat Geliyor. Abi ben otorite kullandım ya. Dayanamıyorum. Gerçekten. <laughs> Ağaç Kaka'nın Diablosu dendi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var. Ya yani dayanamıyorum. Otorite kullan demese evet beat beni mahvetti abi. Yani beat'in ilk bölümü hani buradaki de değişik aranjadaki değişiklikten önceki ilk bölüm tatlı tatlı gidiyordu. Orada git, koptum abi tamamen benim artık benim için artık baş ağrısına döndü yani. Rastgele seslere döndü benim için yani. Ve vokal de yetersiz buldum ben. Yani orijinali varken <laughs> muhtemelen çıktı yani, <laughs> Ama bit konusunda çok çok %100 katılmıyorum sana da. Ki evet Arş Kakan'da da genelde hani çoğu zaman bit tercih, tercihleri yorucu olabiliyor. Eskiden daha fazla eskiden daha çok beğendiğim şeyler girse de özellikle son verdiği işlerde biraz bitlerde yorulmuştuk. Ya evet şeye tercih ederim yani. dönüyor dünya dönüyor dünyaya şu haliyle de tercih ederim de yani yani ikisini de açıp tekrar dinlemeyeceğim de bir gerçek yani benim. Onu da bunu da. Veteran çok zor. Yani, hani bir deniyorsun da giremiyorlar yani. Acaba ağaç kakan taklidi yapan bir arkadaş vardı ya. Aa, şey aa, fikirsiz. onun hmm, onu da mı acaba <laughs> şey o mu çıkardı şarkı diye bir an düşündüm. Şeyler de RSZ'ler de benziyor. Yok dalga geçiyorum canım. <laughs> Değildir herhalde. Yani. Ee, i̇lerleyelim mi? Ne diyorsun? Yani Ondan sonra biraz çok da konuşacak bir şey yok zaten. Birazcık netteye geçeriz. Bir saate yaklaşmışız. Benim net'im geldi biraz. Arda çünkü Miyamalko bence iyi bir yayıncı. Kimseyi geçmişiyle ve mesleğiyle yargılamayınız. <gülüyor> bence bu <laughs> hani bu kural değil, kişisel tavsiye. Yok o zaman ciddi söylemedim zaten. O zaman The Froy demode geliyor. Evet, chat'tan geç karar çıktı, geçtik. Ee güncellenmiş Emrah Karakuyu yorumu vardı chatte. <laughs> ben biraz daha diğer falayı da aldım ama Emrah Karakuyu'dan ziyade. Yok bayağı Emrah Karakuyu'ydu ya. Nereden çıkmış bu peki? Nuhado'dan çıkmış. Yani muhatabı biz değiliz ama açık konuşayım yani pop şarkısı içinde de çok karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Ben telaffuzlara takıldım ya. Ya o artık ben geç, geçiyorum artık. Ben prozedi hatalarını, telaffuzları falan ben artık salladım abi, abi, abi. Hani hani şey keşke böyle olmasaymış falan demeyi 3. yayından beri yapmıyoruz. 22'deyiz bugün biliyorsun. Yani pop piyasasında da ben oynayabileceğini düşünmüyorum bu şarkının. herkesin yani kesinlikle muhatabı biz değiliz ama. Yani pop piyasasının anca Aspava kalitesinde bir vokal ile falan oynarsın. Açık konuşayım Aspava'da oynayamaz. Abi şey var. Hani lig... bununla kıyaslarsan. Bununla kıyaslarsan ama lig farkı var kabul. Hani şey var bizim lepsiler pop gömmeyi falan çok seviyor ama oradaki müzikalite bizde yok. Hala yok. Yani şöyle bir şey var hani Pop dediğimiz şeyi Rayman'ın son küçük kakalarıyla kıyaslıyorsak hani popa öyle yaklaşıyorsak Evet bizimkiler de yapar. Ama yani şimdi e, bu çöp popçuları geçip de ciddi popçalara baktığın zaman işte Sezen Aksu'lar falan ya çok zor abi yani. ya da barınabilmek. yok ederler yani. Açık konuşayım. Hani ben burada şeyden bahsediyorum bu arada. Stream olarak demiyorum. Ha stream olarak konuşuyorsak çünkü bugün sıfır müzikalite. Ben Fero stream oynuyor. Hani st hani stream olarak bakıyorsak Evet kazanabilir hani pop pop bir karşılığı olabilir Aspova'nın ama şeyden bahsediyorum yani müzikali, müzikalite olarak Aspaba'yı ben cami içerisindeki ender müzisyenlerden biri olarak görmeme rağmen buna ben de dahilim yetersiziz abi yani oradaki müzikalite için. Büyük de yasaklasak mı chatte acaba var mı öyle bir sistem? Ben, ben, bence gerek yok en ya. Kemal yani. <laughs> <laughs> davayı satanı biz de satarız ha. <laughs> yani Golden Punch selamlar. Undertaker Seyfiye demiş ki ama mesela rap müzikalite olarak hiçbir zaman rakı yakalayamaz abi. Bu, bu biraz haksız bir rekabet. Rap başka bir canlıyı müzikalite olarak kıyaslamak abi. Neden? Ee, şöyle söyleyeyim. Demin caz rap konuştuk mesela. Şimdi e Druts'un etrap cult custom falan müzikalitesi bence bayağı büyük ya da Amerika bazında bakıyorsak rap kökenli prodüktörler oradaki pop müziğe yön verdiler. Yani Pharrell, Timbaland'lar hatta DJ Premier'in parçası var abi. Yani popçulara prodüksiyon yaptı. Christina Aguilera'yla parçası var yani. Yani ya da bakıyorsun bir rap grubundan çıkmış köken köken olan olarak... Trey Williams hani kurduğu caz bandla abi bayağı live show'larda çalıyor. Bu prodüktörlük yapıyorlar. Queen Queen's çalışıyor yani. Oradaki insanlar müzik öğrendiler, müzik biliyorlar. Bizde ise hani müzik bilmeye gerek duymuyorlar. Bir, bir iş ne kadar kusurluysa o kadar güzeldir diye bir mantık var Türkiye'de yani. Biliyorsunuz. Şimdi Baykan 10.000 bin coin harcandığı için buna mecbur cevap vereceksin. Ne o? Hakkında ne düşünüyorsun sorusuna. Ghostman'ı severim. Ay evet, Ama 10 bine de bir severimle geçemezsin şu an yani. E ne yapayım abi adamın diskografisini mi açayım yayını bölüp? <laughs> Koymayacağım o zaman. Bu arada Nikat diye bir şey eklemişsin. Yeni Hı. gördüm ben onu. <laughs> ya ben <laughs> gerçek gerçek mi o? <laughs> ya ben sıkıldıkça bir şeyler ekliyorum yani. <laughs> Ay gerçek mi o? Korkuyorum. Ozancım, Dile Ableton direkt kendisiydi zaten. Müzikalite sorgulamayalım diyorsun. Evet zaten ben de şunu söylüyorum. Globalde globaldeki rap müzik prodüktörleri veya e, vokalistler diyeyim, hani rapçiler de demeyeyim. Başka janralarda iş ver, verecek ...alt e, altyapıya sahipler. O birikime sahipler. Türkiye'de yok. Yani. Ya şu var. Türkiye'de bir popçu gider bir rap, rap prodüktörüyle çalışır. Altyapı da alır. Ama yani şey var. Onu sırf stream kaygısıyla alır. Müzikalite olarak kastım, orada, kastım orada yani. Emir Kemal'cim e... Neden bana karşı cep aldın şu anda? Neden kanalın timeout record neden ciddi alayım ki yazdı yani. Bu yapılan ayıptır hemen özür dile benden. Lütfen lütfen. Evet yani ya hep bizim söylediğim bir şey yani ona bakarsanız globalde de sürekli e, globaldeki rap müzik yeni alt üretmiş değil mi? Hani bakıyorsunuz o, hep bu örneği veriyorum gerçi de şey en <laughs> bilindik olduğu için. Hani Amerika doğumlu bir kültür ve müzik olan e, hip hop kültürünü ve rap müziği İngilizler aldı grime'a e, oradan drill'e evriltti. Hani UK drill. Hani şu an Chicago'dan bile önde geliyor. Chicago'dan New York sahnesinden bile önde geliyor yani. Bir yepyeni bir canlı oluştu. E keza yani Hollanda'da daha, farklı, daha, daha başka isimler de denedi ama en bilindik örnek olarak diyorum. Dubstep Furio olduğunda abi Dope Diodi kasıp kavurdu Avrupa'dan çıkıp yani. Bizde bu olmuyor çünkü müzisyen yok. Var olan müzisyen de haliyle ticari kaygılarla zaten müzik yaptığında dinlenmeyeceğini bildiği için ticari oynamayı tercih ediyor. Hani bakkal müziği yapıyor özetle yani. Ozan Çalakoğlu rap prodüksiyonları yapsa daha müzikal işler duyarız mı yani? Hayır. Bu o demek değil. Ee, yani neden duymasın biliyor musun abi? Şey var. Bunu daha önce denediler. Mesela Ümit Davalan'ın albümü. Bayağı popçu prodüktörlerle çalışıldı o albümde. Hani iyi e pop prodüktörlerle çalışıldı. Sample de falan geldiği için ama rap dinlemedikleri için adamlar o ritmi yazamadılar zaten. Hali ümit ümit vardı, okuyamadı zaten yani saçma sapan bir şey çıktı. Biraz bili Hani işi, işi biliyor olmak gerek yani o açıdan diyorum. Ya burada benim vurgulamak istediğim şey şu: rap müzisyenleri Türkiye'de ağırlıklı olarak prodüktöründen MC'sine limitli müzik biliyor yani. Onun için Şimdi diyorum. Ben arada bir cümleyi kaçırdım da bir daha bir açıklayabilir misin orayı? Ee, pop prodüktörleri ritmi yazamadılar haliyle Ümit Davala da okuyamadı derken evet. Ümit Davala normalde okuyabilirdi de o yüzden hayır, mi okuyamadı demek Hayır. hayır. Ya yani Ümit Davalı abi Hı, hani, tamam. yani bu futbolcu olup sadece dinleyerek ömründeki ilk kaydını tamam. bandrol bastığı için zaten okumasını beklemiyordum. Hani de Dugdüre'den de beat's okuyamayacaktı da haliyle ya, bir okuyamadı. Bir çünkü ya, oraya gitti cümle de o yüzden. Şuradan bahsediyorum. O albümdeki beat'ler de kötü. Çok iyi prodüktörlerin elinden Poppaz'a çık pop Poppaz'daki bestecilerin elinden çıkmış olmasına rağmen beat'ler kötü. Çünkü adamlar ömürleri boyunca rap dinlememişler. Anlatabiliyor muyum? Yok ben anladım. Senin cümlen oraya gitti de o yüzden söyledim. Hatta bugün bir örneğini bu bugün bir olmaz. Mesela bunun bir örneğini bugün dinleyeceğiz Fuat abi de. Üzerinde iyi bir MC var. Hani e, üzerinde iyi bir MC var ama Toygar Işıklı ne kadar rap beat yapmış göreceğiz. Burada rapçiler eşittir Toygar Işık'tan daha büyük müzisyen demek olmuyor. Toygar Toygarışık'ta da çok daha büyük müzisyen ama bilmediğim bir şeyi yapamazsın anlatabiliyor muyum? Ben burada genel genel müzik bilgisi bazında hani müzik teorisi bazında bunu söylüyorum. Hani re, yani rapçilerin atıyorum bir Sezen Aksuyla, Yıldız Tilbeyle en bilinen de mensimleri sayıyorum. Çok daha isim sayarım yani. Ya da arabestan gideceksen Burhan Bayarla vesaire kıyaslayabileceğim bir müzik bilgisi asla yok abi. Evet abi çok yüz bire girdin bence. Artık tekrar goy geçelim. Tamamdır. Ciddiyet level'ı çok arttı şu anda. Hiç yakışmıyor yani. Sonra da çok sulusunuz falan diye yorum geliyor. Al ciddiyet bakalım. <laughs> Buna da hater denecek herkesin yani. Red, Red Takip için teşekkürler. Hoş geldin. Emrik var benim seninle bir derdim yok zaten senin benimle bir derdin var. Karşılıklı barış teklif etmene gerek yok. O zaman ben nette ben biraz giriyorum. Hadi bakalım. Ya bugün netlerde de NetTay'de... normal playlistimize de aşırı fazla parça olmadığı için korkmayın, paniklemeyin. Netlerde biliyorsun ben bir köz arası veriyordum normalde ama tamam. bitince vereyim bu sefer. Tamam. Ben logolarımızı açtım. Hmm. Hatta nettedeki bilindik isimleri falan da hani bir tur nettede döneriz bir daha da netteye bakmayız bugün istersen. Zakkum takip için teşekkürler. Hoş geldin. Kafana göre. O zaman Serin Karataş Anlat ile net'te maratonla başlıyoruz. Evet. Sen mi durdurdun? Ben abi? otorite kullandım abi. Ben Ama durdurdum. Çat diye durduruyorsun ya ben yine dondu sandım yayını panikliyordum. Yok. Bana bir Çok iş, fazla geç şey geldi, geldi. Ben de otorite kullandım. Ben de zaten baktım. tam fade atacakken bunu yaptın. Karize ve serinin ömür yani, boyu geçebiliriz dayanım. gerçekten yani istisnai bir fena diye parçası geçen haftalarda çıkmıştı ya bahsettiğim abi şey bu bakmamıza gerek yok papağan mı diye bütün şarkı papağan zaten dedi <laughs> yani ya mesela şey tekrar demek ki konuyla çok o kadar akademik gitmeyeceğiz yani merak etme çok ciddi oldu diyorsun ya, ya çok akademik bir şey de konuşmuyorduk gerçi abi, çok özür dilerim bir şey yapayım fade atamıyorum ben abi tamam. ee, bu açıcı gelirden o yüzden direkt çat diye kapadım ya mesela Golden Punch demiş ki abi hayatı boyunca sadece pop mixi yapmış bir prod prodüsör trap mixi yaptırınca hiç çekilmiyor ama demiş ya abi zaten şey diye ondan bahsediyorum yani şu yani deminki parça özelinde anlaşılmayan şey o. Nohado'dan çıkmış rap prodüktörleri pop yapmış sadece melodik vokal uyguluyor diye bu çocuk pop piyasasında iş yapar den, e, diye bir düşünce oluştu ya kimimizde onu, onu, onu söylemek istedim yapmaz abi imkanı yok o yüzden dedim. Aynı şey karşı taraf için de geçerli. Yani herkes herkes bildiği işi yapsın abi. hani Özetle. Dedi ve kahvesini yudumladı. çayını. çay, <laughs> çay, <değil mi>? çay. <laughs> ya bak Arts fena değildi ama bak buradaki olay fena olup olmamak ya da dinlenip dinlenmemek değil. Arts sevdiğim bir arkadaşım, beğendiğim bir arkadaşım ama burada bahsettiğim mevzu müzikalite. Yani bunu arts da inkar etmeyecek abi hani atıyorum şey değil Sezen Aksu'nun yazdığı parçayı kaç rap prodüktörü yazabilecek? Ya, yani. E keza Sezen Aksu da gelip e, e, Rakim'in yazdığı şarkıyı yazamayacak. Bu böyle bir şey. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Buradaki mevzu fena olup olmamak değil. Ayrı ligler. Farklı ligler. İkisinde birden başarı olabilecek insanın gerçekten çok üst düzey müzik bilmesi gerekiyor. Bunun örneği Amerika'da Pharrell Williams mesela. Hep söyle, so hep verdiğim örnek. Serin yorumun var mı Serin'e? Ben yorumumu direkt kapatarak yaptım. <laughs> o da doğru. Yani şarkının zaten ana iskeleti anlat. <laughs> anlat vokali bile beni yordu yani o Bu da daha önce benzer yapılmış bir yani defalarca kez yapılmış bir konsept bu arada yani hani anlat ya hayatını yine anlatmaca. Yine okay yani yine yap tamam da iyi yap en azından yani bu kötü. Tamam daldır Undertaker. Geri konuşuruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şeyden diyorum. Şuna güldüm. Sıradaki parça. Netlerde olduğumuzu bir anda bana daha da hissettiren bir parça. Hazırsanız geliyor. <laughs> Ozi ve Zodiac eşkal geliyor. Ne var bunda diyebilirsiniz. Hani zaten parça <laughs> hani bir hapishane vibe'ı veriyor bize ama burada özellikle şu, şu yüzden diyorum. Abi eşgal G ile yazılmıyor mu? Arkadaşlar K ile yazmışlar da o yüzden diyorum nette de oldum hatırlattı diye. Eşgal değil bence o eşgal yani o. Dur bakayım emin olamadım şimdi bir anda. <laughs> ne ile yazmışlar? G mi K mi? K ile. Abi K ile yazılıyormuş. Allah Allah hiç zannetmiyorum ama. Vallahi. Vallahi <laughs> Hiç zannetmiyor ama. Diyor. Tüttü en son zaten şeyleri de kaldırmadım. Şapka yok artık bilmem ne falan diye. ya <laughs> yok o muhabbet Türk Dil Kurumu ile alakası yok onun pek de. Ben kaç tane kitapta Kereleymiş eşkal diye abi, görmüştüm vallahi. ya. Gerçekten eşkal mi? O zaman özür diliyorum o ve Zodiac'tan. <laughs> ben hiç eşkal yazmadığım için abi ya ben de, <laughs> evet. bilmiyorum doğrusunu. <laughs> şey, evet efsanevi göt oluşum şu an. Abi <laughs> abi ama şurada bu, şu kadar kitap var siz görmüyorsunuz yani abi yani gerçekten hiçbirinde K ile görmedim ya. Ben de değil eşkal abi o. Onlar da eşkal. Ben de G ile diye biliyordum da aynen. Ya da şey eşkal diye G ile yazıldığını zannedip yanlış yazmak için K ile yazmışlar yanlışka doğru yazmışlar falan gibi. Yasin 2019'da değiştirmişler dedi bu arada. No. Eğer bu, bu info doğruysa özür dilemiyorum. Özrümü geri aldım o zevaz <laughs> böyle böyle pazarlık yapalım ya. Yani. Yok kelimenin anlamını biliyorum. Gerçekten bir senede cahil kaldık. Gerçekten şu an. <laughs> o zaman parça geliyor. Bakalım. Kapsede gireriz zaten bir tür. <laughs> Artık durdurdum evet. Sana, size kıyamadım da. Dinlesem dinlerim. Abi bu anket niye sabit kaldı bir önceki anket? <laughs> Bende yok gözükmüyor şu an bir şey. Abi usta ritim kaçıyor falan değil. Abi çocuk yani şey bütün kelimeleri yuttu. Hani <laughs> bütün ritimleri kaçırdı. Var olan tüm ritimler kaçtı. <laughs> Ve ben şurada ya, hala iddialaşacağım. Bu çocuklar buna eşgal diyorsa doğrusu eşgaldir abi. <laughs> Kesin olarak yani, yani bir şey yok. Ama ben bu arada şey var. Malish hapishanedeydi ya bak şiş buldu. Hiç buldum peki. E, ben e, de getireyim mutfaktan. Yok kendim bantladım ya böyle tam hapishane usulü olmuyor mu? <laughs> Nargile de. Boncuktan kuş, boncuktan kuş falan çıkarıyor. o da var. Çıka, çıka, çıkarabilir şu an. Sana boncuktan mum yaptım. <gülüyor> peki. <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> Gerçekten ya. Kropla sana hoş geldin. O çocuklar bizi gerçekten bir e, bize bir kafak yaptılar abi de. Neyse. Bir gece de cahil kaldık gerçekten. Nasıl abi bu anketi kaç saatlik açtınız? Mali bende ben de falan Sen anket falan yok. Sende bitmiyor. Sen bir F5 yap istiyorsan. Allah Allah. Şu an anketi bir tek ben mi görüyorum bir önceki anketi? Çok yavaş yavaş azalıyor. 5 saatlik bir anket. Bende ben, ben de hiç öyle bir şey yok abi. Kapatıp tekrar girelim. ben yine sıcak. Aa yanlış yayına girdim. <laughs> Peki başka bir yayınından yorum yok ya. <laughs> Burası sıktı deyip başka yayına orada da, orada, da eşkal tartışıyorlar. Yok abi anket hala var. <laughs> Dur ben bir tişörtüm. Şey tişörtüm bak Emir Kemal de yazmış. K kapşonumu Üzerinde, Herkes yazmış abi. Zari'yi ben izlemedim bilmiyorum o yüzden. Motoyen'in albüm öncesi yayınlanan video serisini görmedim yani. Abi kötü oyun ya falan diyor ne? <laughs> şey <Malik. gülüyor> Bir f 5 deseniz abi. Hakikaten. abi kapatıp açtım. Öyle söyleyeyim. Bak hata var. Eski anket de kapattırmıyor. Yeni ankette aktif diye açılmıyor. Of. Şu an baya böyle bir 10 yıllık anket var. Aşırı yavaş azalıyor hızı. Anlamadım. Hatta anket açıkken 3 tane oy geldi yani öyle söyleyeyim. Eyvallah. Ya i̇şte bende gözükmüyor. Hata var. Eski anketi kapattırmıyor. Yeni ankette de aktif anket var diye açtırmıyor. Müthişmiş. Neyse, Neyse bir, bir yarım saat kaldı anketin. Bitiyor. <laughs> Gerçekten yarım yani bu... saat. Bekleyeceğiz mi bunu? <laughs> 10 dakikalık maaşınız cidden. E, mobilde olabilir evet. Ben oh. mobildeyim. Mümkün. Bundan olabilir. Yine saçmalıklar. Evet. Yine ben çok bak ben yine başarılı şekilde tutturdum. <laughs> Şu şekilde atmaya <laughs> <laughs> Modluk var bu iş zor işinde çözülsün Baykan. <laughs> 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 Neyse ben ilerliyorum. Parçaya bir yorum yapmayacağız. Ünal ve Yete. Hayırlı işler geliyor. <laughs> abi. Hapse aldı bizi ya. Hapse aldı geç abi. <laughs> Neyse sonra söyleyeceğim. <laughs> Emir geç, geç komutunu kapattığı için ben yine kıyamayıp durdurdum. <laughs> abi Mobese'den klip çekilmesi, bir Burger King otoparkında klip çekilmesi, iki esnaf trap Üç, hayırlı işler, hayırlı işler. Allah razı olsun. Allah bereket versin. <laughs> Ve Peki. dördüncüsü abi neden bu kadar çirkin giyiniyorsunuz gerçekten ya. Öf. Beşincisi ben yine dinleyemedim. <laughs> oh, o zaman nettenin şartı beştir. <gülüyor> beştir. <gülüyor> <gülüyor> Beş. Hayır. Hayır. hayır onda dört tane sayıyorsun sonra da bağırıyorsun. Şimdi mikrofona bağırayım mı ne diye? İstersen <laughs> biraz uzaktan bağırayım çok gelmesin sesin. sesinle, cırt sesinle şunu yapıyorsun. Beştir, beştir. Beşincisi ne diye bağırıyorsun sonra. En cırt sesinle böyle, en iğrenç sesinle. Bir daha ne olur bir daha. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> hayır. Ne olur. Of. <laughs> Abi. Kadir gecesi doğmuşsun dinleyemediysen diyor. Ben net değerlerde her hafta yaşıyorum bunu abi. Bir böyle burada bir şey hale falan göreceksiniz Zek. Hale miydi lan o? Hare, hare, biz bugün netteyiz arkadaşlar. Bütün kelimeleri yanlış şu, şu, şu hare, şu, şu hare, hare, hare. Hare, 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 ha, hare tamam. Ha, re ha, re harran, tamam. Ankara, Rize, o, Adana. Okey, okay. Adana diyorum Hadi, şey Edirne. <gülüyor> <gülüyor> İyice saçmaladı. <laughs> hara oluyor. Ama normal harayı düşünmem. Sonuçta a burada at çalındı demin. Yani aklım harada. Y yeni bulgar şarkısını buradan da kesebilir canım. Söyledim yani işte beşincisine diye. Oradan keser. En kötü ben telefonda ses, ses kaydeder gönderirim onu. Çok teşekkür ederim düşünce düşüncen için. <laughs> Konuşamıyoruz. <gülüyor> Metin hara. <laughs> Ya benim Emonga oynarken Q'ya sürekli kebek dememden de yılmıştınız ya. Ben, ben ben, ben lütfen bana harf kodlatmayın arkadaşlar. <gülüyor> hani... <gülüyor> Ama yani Q'yu başka nasıl kodlarsın ki yani? Kuarezma'da da diyebilirmişim evet. <laughs> ben ilerliyorum. <laughs> Yani... Bakışacak mıyız böyle diyecektim Yok, tam ben. İstersen parçayı yorumlayalım. Nasıl buldun? Teknik anlamda. Ben bulamadım ki bir şey. Ben sadece hayırlı işleri duydum sonra gitti. Boşlukları yeniledim. Baktım kapamışsınız zaten. Hiçbir şey duyamadım yani. Ay evet. Sırada daha önce dedin ikine baya bayağı yükseldiğimiz bir arkadaş. Yine bizimle bugün. <laughs> lafı buğra Arka Sokaklar geliyor. <laughs> arka Sokaklar müziği şimdi de yanlışı geldi. Sen duymuyorsun tabii şu an Mali. Arkadan klip devam ederken sürpriz yapayım dedim. Olmadı. Drama gibi bulacağım. Duygusal müziğe geldi. lan. bana jenerik lazım. Neyse yeter bu kadar sululuk. Ama yani gerçekten çok iyi uyumuştu orası. Oradaki geçiş. Arka sokaklar type beat. Emin miyiz bunu istediğimizde bu arkadaşlar bu arada? Sen mobile geçtin mi kankacım? Mobi'ye geçtim tekrar, F'ye geçtim düzeldi. Tamamdır. Çünkü mobilde de takılıyordu. Ya böyle biraz daha e, aksiyonlu, bol bir klipte çok daha tatlı dururdu da işte <laughs> yapacak bir şey yok. Ne yaptın? Ben kaçırdım. Ha, şey e, şarkının klibi devam ediyordu, ben onun sesini kapat Çok pardon, onun sesini kapattım. E, arka sokaklar müziği açtım. <laughs> ha peki. <laughs> Ama şey West West, Western Union diyordum niyeyse. Watch Together'dan açmadığım için logosunu benzettim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Western Union mu? Peki. Peki. Evet. <laughs> <laughs> Watch Together atmadığım için sen duymadın. <laughs> Abi ben kafam gitti benim. Washington ben. diyordum neredeyse. <laughs> Her türlü hata yapabilirim ben artık yani bugün. Bittim ben öldüm yani. Öf. Ben i̇lerliyorum. deneyelim bakalım tekrar donacak mı sende de. Ya oğlum, şu an fena değildi. Hadi Belki bakalım. de Boşlukları yenildim ondan bilmiyorum. Bakalım. Belki West Ham Union. Olmazsa da şikayetçi <laughs> değilim yani. Union <laughs> de böyle yapmazsın. den. Ama Baykan Barlas koduyla %10 indirim. Watch logosunu benzettim ama gerçekten ya. Bu abi o anket problem abi... var. O yüzden yok. Ha, hala yarım saatlik anket devam ediyormuş. Nasıl olduysa değil Yok bitti bitti o. Ha. Ha, şarkı abi yok Union logosuna ama. bakacağım şu anda. Bu... Cidden benziyor mu ikisi birbirine? Evet. <laughs> Durun niye duraksın? Evet abi. Benziyor gayet. Abi Western Union logosunda kocaman marka adı yazıyor. Bunda sadece W var. <laughs> Ama renkleri aynı yani sarı ikisi de. Allah Allah. <laughs> böyle de benzetmezsin yani. <laughs> yani. hata yapınca hata yapınca niye hatayı başka insanlar attın şu an? Ya W var işte hakikaten. Oğlum Western Union logosu Wu-Tang'in logosuna daha çok benziyor yani. Hadi böyle be, söyleyeyim sana. <laughs> çok dinlemiyorum Parzingo ya. Ama yani şey değil bu hani ne beğenmemek değil hani genelde çok yüzeysel geçtim. Hani fazla şans vermedim açıkçası. Sıradaki şarkımız geliyor netlerden. Mas, gayrimeşru. <laughs> Tabii ki yani. <laughs> Öf. Ya bir şey söyleyeceğim. Parçayı durdurdum. Sen de donuyor muydu? Nasıldı bilmiyorum Ali ama. Ben kapattım komple başka bir tarayıcıdan açtım şu an. Hı, hmm, tamam. Çünkü bilgisayarın fanı coştu yani. Teşekkürler servis sağlayıcımız. Ya bu sefer galiba servis sağlayıcıdan değil ya çünkü mobile geçtiğimde de sıkıntı çıktı. Fanda hiç çıkarmadığı kadar ses çıkarıyor. Şu an size geliyor mu bilmiyorum da. Başka tarayıcıya geçtim şimdi. Mekedril <laughs> Allah type beat. Benim aklıma gelebilecek bütün şakalar yapılıyor chatte şu an. Abi ve şarkının ismi gayrimeşru. <laughs> Ve yani abi gerçi neden ilahi sample'ladınız? Neden yani böyle bir parçada bunu yapma ihtiyacı hissettiniz? Evet Mali nette net dinlememek için elinden geleni yapıyor gibi geliyor bana. Ama ben Nihat Atipo olarak kalmışım hala dur onu bir göndereyim. Ben netle dinlemek için elimden geleni yapıyorum şu anda evet, uğraşıyorum. Dedim. Çözmek için. Ne, ama dediğim gibi ben Hani şarkı dinlerken hak edildiği için Nihat fonunu koymuştum ama onun da çalışma mevsimi gelmedi. Tatilde şu an. Onun için gönderiyor. Çalışma mevsimlik işçi. Evet mevsimlik işçi abi. Mevsimlik demişçisin. <laughs> yani, zaten... Uyuyor on bir ay. On ay boyunca uyuyor. On ay boyunca. <laughs> ya da şey değil mi? <laughs> 11 ay boyunca hani şey güç depoluyor böyle. Bir yerde. Yani o, o şey onun için şey aç işte. Onun için Allah özel event açıyor böyle hani. Bir ay boyunca hani, hani Niyata Nihat ile skiniyle oynuyorsun. <laughs> Oruç tutan kullarına dağıtıyor onu böyle. <laughs> Twitch'ten ban yemeyeceğiz ama Allah çarpacak. <laughs> ben farkındaysan ağzımı bile açmadım. <laughs> Dinliyorum sadece. Of. pazar günleri programım var hala ama. Kamerayı düzeltmişsin mi? Hep aynı kamera değil miydi senin ya? Evet. E, aldın mı? Hayır, aynı kamera. Işık her şey aynı. Sadece belki biraz daha fazla zoom yapıyordum ya, onu, onu, onu kastediyorlardır belki. Ya da göz alıştı, bilmiyorum. Abi benim devletli bir işim olmaz muhtemelen ya, yani. <laughs> Devlette de muhtemelen öldüğüm zaman işim olacak. Alttaki reis denmiş, senden bahsetmiş. Ne? Nah, yo, ben de değiştirmedim aynısı. Aa. He bence evet Allah da saldı burayı artık bakmıyor ya. Yani net eminim ondan. Yani evrende o kadar o kadar fazla yer var ki muhtemelen. Hani hani bak, baktı burası kokuyor dedi ve gitti yani muhtemelen. Bütün dünyaya bak. Peki. Peki. Hani 1400 yıldır uğramamasının başka bir sebebi olamaz abi. Neyse sen şunu çözdüysen ben ilerleyeyim yoksa bu parçadaki sound yüzünden ben bu konudan çıkamayacağım. Allah belamı, belamızı verecek sonunda da. Bilmiyorum abi çünkü durduğu için şu an takılıp takılmadığını Hayır, anlayamıyorum. Hayır bir deneyelim de bir şey de hala orada monitöre bakarak bir şey yapıyorsun çözmeye mi çalışıyorsun anlamadım ben o yüzden. Yo ellerim aşağıda duruyor böyle boşta chat'i okuyorum ne oluyor diye bu kadar geldi. <laughs> şu an peki neden teslim oldun? Aa, şey <laughs> moda girdim ben çünkü. Net oldu. <laughs> Cidden kelepçe alacağım da annem babam falan eve gelir yanlış anlar diye almıyor. Peki. Sırf trollüğüne bu şarkılarda şöyle Gerçekten. kaldırmak için. Uf. Sıradaki parçamız. Armakan. Yalan geliyor. <laughs> Peki bir dakika şurada neden öpüşeceklerdi? Hani hani bu kadar gerginlik bunun için mi? Bak. <gülüyor> <gülüyor> hani çabuk eniştinki kesin öfkeli bakma Seksüel tansiyon var burada. evet burada çok büyük bir seksüel tansiyon var yani gerçekten. ya... <laughs> bu arada gözler de göze bakmıyor bu arada. Evet evet abi net hani. <gülüyor> <gülüyor> Peki ışığa bak Metin Şendürk'ün bile gözünü alıyor. <laughs> Niye bu kadar ofansifsiniz? Abi Abi daha iyi vurun mu? ya ben ya şuna... Ya. Abi Edip'in boynuna taktığı zincire bak klipicim. Ben daha ne vurayım buna zaten. Kendi, kendi, kendi kendine yeterince vuruyor herif. Niye bu arkadaşların hepsi böyle kaslı falan oluyor ya? Aa, Almanya, şey. Almanya öyle bir şey kanka. Gerçekten Almanya. Almanya'da işte. bir şey var. Bir şu hareket, yumruk hareketi. Bir de kaslar. Bize bak Çiroz kalıyoruz yanlarında ya. Ya ben mutluyum ya. <laughs> Sesi inceldi. Sincaba döndü bir anda. Et biliyorlar çünkü çok mantıklı. Evet, <laughs> mantıklı evet. Ama ya bir de çok şey mantıklı. var. Gerçekten oradaki e, ya oradaki Türklerin ekstra bir bodybuilding aşkı var abi anlamadığım bir şekilde. Bu bu alım gücünün vücuda yansıması evet ama bu biraz abi steroid alım gücü ya. <laughs> Bunun ekonomiyle alakası yok şu kola bakınca yani. <laughs> makina al. Evet hepsi makina. Bu <laughs> de buradan selamlar. <laughs> evet. ee, son iki netteymiş. Evet, şey var gerçi. Hani bir de Monoman parça çıkarmış. O da netteydi. Mecburen o da gelecek. Onunla 3. Sonra bir daha nette yapmadan kesintisi devam ediyoruz. Ay. Efkan Gele <laughs> <Gale> falan yine. <laughs> Ona da bakamayacağım abi şu kusura bakmayın. Yani. Yok abi zaten. Bu, yani bize laf soktum şu an. Efkan sad boy geliyor. Allah kahretsin. Dabbe <laughs> <bad> type beat. <laughs> ya evet ya şey Giant World'a benziyor sound olarak ama yani <laughs> Nixie Blake geldi. Ati 234 geldi evet. <laughs> Fazla Bixie Blake ve Ati dinlenmiş ve zaten beat'in başındaki tek da hani <laughs> Astral'e o kadar yakındı ki ya. <laughs> ya arkadaş kumpir yine kumpir dızlamış yani. <laughs> of, Emir flow'u falan da hoş değil. Allah aşkına yapmayın ne oldu size ya. Bugün zaten bak, normal, normal normal'e göre oku. az da izlendik zaten. Ha parodi. Bak, parodi devamını yazdın tamam. oku parodi yazdın devamını. Tamam. Tamam. Kek batılabilir onun yerine. <laughs> Mubot da abi Jack dedi şu an. Tam istediğim noktadayız. <laughs> <laughs> Mubot abi Jack dedi. Keşke geç de denk getirse. <laughs> Arada sırada kafana göre at diye bir seçenek var çünkü. Hani, hani ben onun zamanlamasını ben seçemediğim için rastgele atıyor abi kendi attığı zaman. O zaman Son iki net değişimiz monomanla beraber geliyor. İlki Dodo G's, yani Dodo GZ herhalde böyle okunuyor artık. Bunlar kelime bile değil abi. Öf. Tanrı hediyesi. <laughs> Peki. Deminki ki konusunda hiç olmadı ama. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Bir de abartmıyorum, abartmıyorum. Kanım çekildi ve şu an üşüyorum. Gerçekten üşüyorum şu an. Ölüyor. <anda. gülüyor> Ambulans çağırayım mı? Abartmıyorum yani. Gerçekten bir şey kanım çekildi. Bu önemli bir soru. Bir şey soracağım. Tat ve koku yerinde mi şu şey an? Bilmiyorum abi. Koklayacak <laughs> bir şeyim yok. Tatacak bir şeyim de yok şu an. Su var masada. Kolonya var istiyorsan <laughs> içeyim tadayım. Yani ona... Göre... Dezenfektan var. <laughs> Dezenfektan içme bir zahmet yani. Yani kalem var. Kalem ucu yalayabilirim ama yani bir yok şey yok. Dersin, parçadan dolayı mı yoksa korona mı? Parçadan olabilir? dolayı. Onu parçadan dolayı. i̇lk vokal girdi ve gerçekten kanım çekildi ya. Hiç bunu <laughs> yaşamamıştım. Abi Dodo G's, Tanrı hediyesi parçanın Gerçekten Allah'ın dünyaya göndereceği son hediye böyle bir şey olurdu muhtemelen. <laughs> hani İsrafil'in suru bu oğlum. <laughs> hediye değil ya. <yani. gülüyor> İlk sur bu parça. Üç kere eflenecek ya. <laughs> Hediye falan değil. Sonuncu da serin üflüyor. Öl çocuk öl çocuk <laughs> Gerçekten bugün band değil ama yanma yayını yapıyoruz. Farkındasın değil mi? <laughs> yalayabilirim çünkü başka bir şey yok. Şeyde yani. Masada. Ben, ben bittim ya. Yani. Gittim <laughs> ben bu şarkı. <laughs> Ama ya sözler de Manita'ya yol verdi ve düz kontak diye devam ediyor yani. <laughs> Abi neden neden neden? <gülüyor> of. <gülüyor> Abi. <gülüyor> of rap müzik senden tiksiniyorum artık ya. O zaman NETTE'deki son parçamız. Diğerlerini sallam abi. Netlerde. Yeter yani. Fiza ve Monomon suya yazı yazmak geliyor. Evet, Birkaç tane geç gördüm ama... Şeyin şarkısı değil mi ya? Dokuz canlı şey değil mi şarkısı? Bir tane ormanda geçen şarkı vardı ya. Aynı beat değil mi bu Hiçbir fikrim yok ama bak veteranın dediği senin tezine güzel bir cevap olacaktır. Bu şarkıyı daha önce 40 kez duydum diye. Evet ben de. Hani değilse bile başka bir şeye çok benziyor abi. Geçtik geçtik merak etmeyin. <laughs> Ya bak mesela bu dediğim e, Nuhadodan çıkan arkadaşın ismini unuttum. E, onun işinde verdiğime çok güzel bir örnek. Al, Al abi rapçi beat yapmış. Popçu var. Bir tane de rapçi rap okuyor. Tutacak mı sizce? Asla tutmayacak. Bahsettiğim bu. Yani çok sağ olsunlar örnek geldi yani dediğim şeye. Ha Dufroy aynen. Hani pop camiasında asla yani. Hani oradaki insanlar bunu şöyle duyuyor. Hani siz... Yonca rapi size nasıl geldiyse bunların popu da onlara öyle duyuluyor. Yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Perzingo. Yani <laughs> Türkçe rap yapacak bir şey yok. Bandisi tanıyorum. Hatta Türk Beatmakers'ın e, ilk, ilk, ilk versiyonunda. Yenisinde ben yokum. E, ilk versiyonunda beraberdik. Hani o ekipte o da vardı. <laughs> Yani burada Bandit'in beatini beğendim yani sıkıcı bir vokal Fiza, keza Monoman'da da pek bir şey göremedim yani tutmayacak parça ben, ben, ben de tekrar bir şans vereceğimi hiç zannetmiyorum. Bunu nette mi sayıyoruz, normal şarkı mı sayıyoruz? Günün kötüsünü seçmek için mi soruyorsun? Ben genel olarak. Bilindik isim olduğu için nette'den çıksa bile normal. nette'ye saymayabilirsin. Okey. Sen ne düşünüyorsun kanka? Ben yorumlarımı yaptım da onu da sorayım. Yani büyük oranda katılıyorum. Sadece demin verdiğin e, bu işte pop prodüktörü, rap prodüktörü kısmına çok e, kaynak olacak bir şarkı değil bence ya. o Farklı bir klasmanda yani. Bu şarkıdan bir milyon kez dinledik zaten işte bir tane. Kadın vokal var, bizim rapçilerden bir tanesi araya giriyor, iki dakika rap yapıp çıkıyor yani, bir bir sürü dinledik. Def hani varsa dinleteceğim çünkü nette hani güldük, eğlendik, NetD bitti. Normal listemize dönüyorum ben. Başka yok mu bugün? Ya şey Falar var, 4-5 tane daha vardı hani onları hani bugün dediğim gibi NetD'leri de dinleyip aldım hani çünkü geçen hafta 6 saat canım çıktı bir de dün 13 saat render bekleyince aşırı parça olmadı olmasa da hani dedim en azından bir eğlenebileceklerimizi hani size keşfetirebileceklerimi getireyim dedim. Onun dışında hiç almadığım var. Alıp belki bakarız dediğim son 5 tane de sonda zaten. Onları da es geçtim abi yani gerek yok mantığında. Çünkü şey değil. Bu Dodo Ji'izde güldüğümüz işte <laughs> Ondan sonra hayırlı işlerde güldüğümüz kadar güleceğimiz bir iş yok. Klasik şey. Kont kar şeyin şah ve e, Can Bay Walker çakmalarının e, az ritim kaçıranları var. E, az ritim kaçıranına zaten çok gülmüyoruz. Sadece artık parmaklı, hani, ekrana parmaklık ekleyip çıkarmak artık çünkü e, keyif vermiyor artık. Yani pa parmağım yoruluyor. Gerek yok dedim. Ama <laughs> şaş, şimdiden başladık buna. Biz Motivenim ve Cegin albümlerinin hepsini dinlemeyeceğiz değil mi? Yok yok yok. O ya yani Çünkü o, sabah alırız, şöyle. Sabahlarız yani. Biz Emirle gündüz konuşup bunu abi Cegin şey Motive'nin albümünde direksiyonda 5 yeni parça var. Hepsini alalım mı dedi. Hani listeye hepsini aldık ama arasından seçeceğiz. Çünkü bu sefer şey olacak. Hadi onu aldık. E o zaman Motive'ye niye e, torpil yaptık? Cegi niye hiç dinlemiyoruz? Arda Gezer'in albümünü niye hiç dinlemiyoruz olacak diye. Her birinden 2 veya 3 parçaya bakarız. Hani baz, bazılarından 3 bazılarından 2 hatta yani. Listeye öyle aldım. Netteden çıktıysak o zaman çok ufak bir e, ihtiyaç molası verelim tabii, mi? Tabii 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 kankacığım keyfine bak. Geliyorum ben hemen. Anlaştık ben buradayım. İhtiyaç dediğimde köz yakıp su alacağım yani. Ya, tuvalete de gidebilirsin hiç utanacak Daha bir şey. Al suyum yok. varmış kolu alayım. Tuvalete gitmeyeceğim ya. Bu bilgiye zaten ihtiyacın olduğunu da sanmıyorum çok fazla. Yok hayır ihtiyaç molası demişken diye detay verince ondan dedim hani de şey diyebilirsin. Bir şey ihtiyacım ya. şu an o. Tamam arkadaşlar içecek e, herhangi bir ihtiyacınız mı da verebilirsiniz. 2-3 dakika bir dinlenelim. 2 saate koşuyor çünkü yayın. <laughs> İhtiyaç modası eşittir ruhsal açıdan toplanıp dönmek değil mi? <laughs> ne oldu? Arda <laughs> Raid için teşekkürler. Bir ile birlikte kanalımı yayınlamış. <laughs> teşekkürler Arda'cığım. Zakkum takip etmiş onu kaçırmışız. Takip için teşekkürler. Arda kendiyle geldi dedim. <laughs> teşekkürler. Zari beatmaking yayınları da olacak da bu haftaki bu internet sıkıntısı ve USB sıkıntısı derken giremedim. Aralıkta tam gaz girecektik Muhtemelen bu hafta yani önümüzdeki hafta başlayacağım ona. Hem bana da biraz beat yapmak için ee, belki üstüme ilham atar. Yani hexa yani bazen çok yoruluyoruz ama yani aslında bakarsan hani Geçen haftaki durum, e, hani, hani Dediğim gibi şey ben yayın dışında ayrıca birkaç kez daha şans verebilirim belki demiştim Kunteper'e Hani o an hiç giremedim parçaya Hala o e, atonal vokaller beni biraz rahatsız ediyor ama hani şu Fikrim çok da değişmedi yani e, ama genelde şey olmuyoruz, o kadar bitik olmuyoruz. Geçen, geçen hafta ikimiz de bayağı uykusuzluk ve iki yayın birleştiği için biraz öyle olduk. Yoksa hani kaldırıyorum onu ya kafa olarak. Kroplatonik konuşuyoruz. Ya aslında da bir çıt giriş yaptık biliyorsun. Hani şeyle, e, bu, şu an dinlediğimiz iki pop etkileşimli parçayla, rap dışındaki prodüktörlerin işleri falan e, gibi bir konuyla aslında da giriş yapmıştık. Devamını, hani finalini o parçada atarız isterseniz ya. Evet, olacak felide ya, bi biraz gecikmeli oldu elimizde olmadan ama toparlayacağız ya. Loop kullanımına şöyle okuyayım. Mesela bu arada şeyde... E, Astral'in Astral Patron Sago beat'i de loop çıktı arkadaşlar. <laughs> Yakaladık loop'u biz. Bir iki arkadaşımla beraber başka prodüktörler olarak bir bankada ve şey, sıfır transpoze. aynen kullanmış. Buna karşıymış da abi. Rigor var, var. Hani... Çünkü o, o zaman o beat'i sen yapmış olmuyorsun ki abi. Alt, alt alta sen başkasının yazdığı davulları ve melodileri koyduğun zaman o beat'i sen yapmış olmuyorsun. Sen onları sadece alt alta koymuş oluyorsun. Yani... En bilinen örnek loop mevzusunda bu ara astral diye diyorum. Ama şu var, mesela loop'u alır, alırsınız, choplarsınız, o loop'tan yeni bir şey yaratırsınız. Mümkün yani. Ya da drum break sample'ları. Hani Hip Hop 101'de birçok örneğini dinletmişimdir size erken dönemde falan. Hani o şekilde bir loop kullanımı okey ama bu değil yani. Demek ki fark etmemiş ya da umursamamış Krop Ki kendi kendilerinin de hani başka bir başka bir prodüktörün beat'ini aynen kendileri yapmış gibi vermişliği var geçmişte. Yani çok da güvenemedim. Olay ne? şey ya loop seni beklerken hani muhabbet ediyorduk ya loop mevzusu. Hani loop kullanımına okey misin abi muhabbeti geldi de onu konuşuyorduk. Hmm. Ee, boşluk utanmıyor demek. Of. O zaman ilerliyorum Mali. Tamamdır. O zaman ne gelsin? Sansar Salvo featuring Sorgu 3 haftalık Kiev turu geliyor. Evet herhalde başka bir değişim olmuyordu diye ben fade attım abi. Senden başlayalım. Ben şarkının şeyini anlamadım ya. 3 haftalık Kiev turu bir konsept bekliyordum da çok anlamadım. Ben mi kaçırdım bir şeyi yoksa... <laughs> parça, parçanın Kiev'le veya turla herhangi bir alakası yok. Hatta parça daha... Değil mi? Yani... <laughs> yani çok 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 yüzeysel ve çok çok, çok sığ ve işte 2000, or 2000, ortası Kadıköy Bakırköy güzellemesi yapıldı yani hiç de güzel olmayan evet. yıllar bu arada yani. Yani neden bahsettiğini ikisinin de bu arada yani hani, Sansar'da da ki, yani... da neden bahsediyorlar hiçbir şey anlamadım. Ben Kiev'e odaklanmıştım hani bir, yani... bir konsept var bir storytelling falan var diye düşündüm. Ya Ukrayna... Vay, bambaşka bir dünyadaymış. Şu an U Ukrayna nota verdi Büyükelçi'ye geri dönüyor yarın <gülüyor> falan <gülüyor> böyle hani yani biz ne alaka diyorlar şu an. <laughs> bir çok bayık. Bir parça <laughs> ETS et, et, sponsorluğuna geldi. <laughs> <laughs> bana ba bakalım beat'i nasıl bulacağız de. Beat çok bayık. Nakarat'taki e, Nakarat'taki yaylı güzel. Sample'lık olarak ama verse'ler çok bayık abi. Üzgünüm hani. Aşırı sıkıldım. Sansar geçen haftaki son 4 ya da 5 veya 10 facia işinden çok artık hatırlamıyorum gerçekten trollük değil. Şu, daha iyi bir verse ver vermiş ama yine de iyi değil bence. Sample değil bir yolun yanlış alınmış. Eyvallah. Ee, sorguyu ben zaten hep genel olarak beğenmediğimi söylüyor ve linçleniyordum ama yani abi bu ne bunun neyini beğeneyim? Son 30 yılın en iyi abimini yapan MC bu mu? <laughs> yani o konuya tekrar girmeyeceğim. Cenk aramızda ise triggerlıyım de deniyorum şu an. Yani onu girdik kapattık yani de. <laughs> Bitirdim mi? Devam edeyim mi? İyi, devam devam. Adam sözü verdi adam <laughs> yine aldı ya. Bitirdin tamam sandım. ben mi dedim acaba şeyi kaçırdım, keyfi ben mi kaçırdım diye düşündüm de o yüzden sordum hı. sana. Hani benim benim kaçırdığım bir şeyim var sözlerde diye. Hı hı. Onun dışında Sansar evet önceki şarkılarından bir tık daha iyi ama yine şeyden ben çok sıkıldım Sansar'da da ya. şey i̇şte bla 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 durup evet bla 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 aynı şeyi tekrarlamasından çok sıkıldım ben ya. Bütün şarkılar da var artık yani. Tonç bir şey bir söylüyor şey. söylüyor sonra tekrar ediyor sonra evet deyip bir daha aynı cümleyi kuruyor. Ben Beat'i fena bulmadım bu arada ya biraz şey... Belki başka bir vokal olsaymış üstüne daha tatlı olabilirmiş ama. Bu arada sorgu sansardan iyi evet ama evet. yani o parçada kimse yani. hani şey değil birbiri, birbirleri arasında kıyasladığımızda sansardan iyi yoksa parçada iyi bir vokal yok şu an yani. Ya zaten sorgunun 30 yılında iyi albümündeki şeyle bunu kıyaslayınca arada bayağı fark var ya. Orada da konuşmuştuk ya beatin etkisi diye. Yani, ciddi fark var yani. Ciddi fark var da yani sorgu ortada çok sorgu orada da çok ortalama diyordum burada da çok ortalama abi. Hatta burada ortalamanın da altında yani. Evet, evet orada daha iyiydi. Var. Ortalamanın altında değil mi? Kendi ortalamasının altında yani. Evet burada. evet. Gerçekten abi hani Bakırköy'de şunlar vardı işte Kadıköy'de şöyle Rex'in orada. Abi bomboş bomboş muhabbetler arkadaşlar üzgünüm. Hani çünkü şey var. Hani Rex sinemasının yıkılmasında sanat için üzülen tayfa ayrı. Onlar bir kenara. Ayıralım onu. Bir de yani abi sinemanın kaldırımlarına oturup çekirdek şitleyi bira içmek. Bomboş aktivite abi üzgünüm. <laughs> yani... Ya benim alkolle bir problemim yok, çekirdekle problemim yok, oturmakla da problemim yok ama hani her gün her gün bu meslek gibi, iş gibi bunu oraya gidip yapmak ben bana boş geliyor yani üzgünüm. Mesela gidelim abi hani korona bitsin, ben de dışarıyı çok özledim. Atıyorum bahardan Nisan'da alalım arkadaşlarımızı, Gide, gidelim bir sahilde oturup muhabbetimizi edelim. Ama bunu her gün meslek gibi yapıyorsak bizde bir işsizlik durumu var değil mi? <laughs> yani hani bu görev aşkıyla bunu yapmak. Yani bu çok çok da övülecek bir şey yoktu Bakırköy'ün o, o, ortamında ya da Kadıköy'ün o ortamında. Abi bomboş ortamlar abi yani imolar, imolar, metajlar, rapçiler bizim dediğimiz müzik sizinkinden daha iyi diye birbirini dövdü. bombok bir dönem yani. Hani hiç bu, metiyeler düzülecek bir şey değil o yani saçma sapan. Hani biz daha salağız, hayır biz daha salağız diye insanların kavga ettiği bir o dönemden bahsediyoruz. Bunu övmeye bence gerek yok yani. Bu arada şey yorumuna söyleyeceğim. Rex sineması gibi yerlere söyledikleri kadar gitse kapanmaz zaten yorumuna bir şey ekleyeyim ben. Ee, Okey tamam katılıyorum ama e, Rex'in de baya bir boşlamışlığı vardı yani. Ben evet. film festivalinde gittiğimde e, İngilizce filmi altyazı koymayı unuttular. Filmin ilk yarısında ikinci yarıda açtılar yani. Sanki gelen herkes İngilizce takip edebilecekmiş gibi işte altyazı şeyler üst üste biniyor. Belki Rex'in suçu değildir bilmiyorum ama o film festivalinde birkaç yerde gittim. Bir Rex'te yaşadım o sorunu. Bir de atlatsaydı galiba şey zaten göremiyorsun altyazının olduğu yeri. Şöyle falan izlemen gerekiyor. Bak e, atlasın yapısından kaynaklı gerçi de. Bitirdiğinde bana bir işaret ver abi ben şey chat'e Bu nasıl bir işaret? Abi? <laughs> Hayır bölmemek için diyorum hani seni bölmeyeyim. Tamam yani. tamam. Ee, şey mesela şey denmiş ya ne diyor bunu muhtemelen de veya çok zenginiz demiş ya de. zenginsek de çok vizyonsuz zenginiz abi o zaman hani yani milyon dolarlarım var ve yaptığım eylem bu mu hani <laughs> dünya turuna çıkmıyorum <laughs> hani, hani ne bileyim yeni şeyler keşfetmiyorum kendime yatırım yapmıyorum ve gerçekten ha, hani alakasız bir yerdeki evimden kalkıp oraya mı gidiyorum ve bu arada şey var hani evi orada olup orada bunu yapan insan okey mahallesi o yani. Adam kapısının önüne iniyor belki de sırf bunu yapmak için abi günde hani sorgunun bahsettiği dönemde sırf hani o Kadıköy'de takılmak eylemi için adam beylikdüzünden kalkıp Kadıköy'e giden insanlar var abi adam bunu yapıyordu yani. Ha ya bu saçmalık. Yani bahsettiğim bu biraz hayat yani şey veterana da bunu yapmıyorum diye korona varken bana hayatsız diyorlar dedi. Yok hayatsız olan sen değilsin veteran ya çok gereksiz ve sığ bir nostalji güzellemesi yani üzgünüm. <laughs> Yok biliyorum Sofya troll olduğunu zaten de hani emoji görmeyince orada ya da emot. <laughs> Sofya festivallerde Rex'in dışından da oluyor yakasında bir iki yer daha vardı. Mesela şey CKM'de gösterimler oldu. Ee, onun salonu bayağı iyiydi. Ya tiyatro salonundan bozma ama yine de Rex'ten daha iyiydi yani. Bir, 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 yer daha vardı şu an hatırlamıyorum neresi olduğunu da sanki bir yer daha vardı neresi olabilir onu düşünüyorum da. Yani ya yani şöyle söyleyeyim zaten ben Rex'te e, bu korona öncesindeki son birkaç tane festivalin hepsini takip etmiştim. Film festivallerinin. <laughs> Kafa e, Rex'te her gittiğimde şey sorun e, aynı altyazı sorununu yaşıyordum. Aynı altyazı sistemini festival yönetimi ya da organizatörü diğer salonları da kuruyor. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Neden Rex'te var? Gerçekten ka işaret. kapak da çok kötü bu arada ve <laughs> Sansar her yerde aynı fotoğrafı kullanıyor galiba ya artık. Yani şey... Tupak film Müslüm Baba havası var mı ya? <laughs> o çok güzel bir, <laughs> O çok güzel bir edit veteran ya hayır. <laughs> ya hani şey... Pakla Müslüm Baba. Bu arada şöyle, Kiev'de, doğru, Kiev'de bir böyle bir yer değil bu arada. Abi ki yani şey değil ki kurban olun abi yani Livovo diye falan kurban olunsun yani. Şu arkadaki gibi bir yer değil hani yani. görseldeki gibi bir yer değil. Ha, o ayrı, ayrı da şeyden bahsediyorum abi hani. Bayağı bildiğin hani Liv kadar şey değil, güzel bir şehir değil ama yani, bu kadar göklenen şehir değil yani. Abi İstanbul'un aşırı dış göç alması vesaire derken zaten şey oldu. Hani gerçek Kadıköy'lü Kadıköy'den kaçacak hale geldi zaten. Kadıköy artık güzel bir yer değil. Hani biz tamam. Anadolu yakasında yaşıyorken ben de hani sevip sevip gittiğimiz bir yerde ama şey baktığın zaman hani orada yaşamak ister miyim? Hani büyük bir sorun. Ama mesela Liv'deki evde yaşamak isterim abi ben. Kiev'e gittim mi bilmiyorum da Kiev'in biraz İstanbul havası var çok hafiften. Bir hafiften. bir havası var yani ama hafiften. Hafiften var yani. Ha, deniz, tam, tam olarak bunu şeyden denizin dediği şeyden söyleyeyim. Bir doku kalmadı ki abi her yer saçma sapan şey oldu yani. En azından o Avrupa şehirlerindeki buna Doğu Avrupa da dahil hani hani fakir ve aslında baktığın zaman üçüncü dünya ülkeleri veya yani gelişmekte olan ülkeler de dahil yani buna. Ee, Doğu Avrupa'daki yani çoğu bi biz, bize kıyasla çok iyi korumuşlar yani o dokuyu. Bu arada o, o yüzden garip bir de. şey var orada. Bir dönem sanırım şeyin etkisine giriyor. Ee, Habsburg'un etkisinde galiba bir dönem. Ee, Osmanlı'nın yönetimine falan giriyor ama Osmanlı eseri yok doğru düzgün. Yani. Muhtemelen böyle şey bırakmışlar oraya yani uç bölge gibi bırakıp yatırım yapmamışlar muhtemelen. Ben çok yani, şaşırmıştım Osmanlı'nın orada belli bir süre hüküm sürdüğünü duyunca. Daha çok Hiç şeyde çünkü. o tarafta hani Kırım tarafında falan görürsün Osmanlı şeyin daha çok <laughs> o coğrafyada. Çünkü bir de hani bugün hani oraya oralara imar düzeni vesaire gelmiş ama bir de bahsettiğimiz yıllarda abi çoğu oraların dağlık dağlık boş arazi olduğu için abi hani daha çok orada kendi hani Müslüman Türk azınlığının yaşadığı yerlere biraz yatırım yapmış durumda Osmanlı. Hani Kültürel olarak, kültürel miras olarak yani bugün. Hapkı'dan emin değilim bu arada. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım da. Bakacağım şimdi. ya varmış tamam. Yani güzelim istiklali mahvetleri abi. Hani, tramvaydan ne istediniz abi her şeye geçtim. 90'larda fotoğrafları var ne güzel. Hani bir peyzajı varmış. Bir şeyi varmış yani. Beton yığını oldu. E şeyi şeyi biliyorsun Kad Kadıköy değil Kadıköy mi? Kadıköy'de olacak, olacak yani. Üsküdar, yani şey var. Üsküdar, Marmaray'ın oradan Kadıköy yukarıya şey çıkıyor. Tramvay çıkıyor eski fotoğraflarda hı gördüğüm hı. hiç bilmiyorum. Evet, Doğancılar'ın tamam. oradan Yok benim şey eski evimin oradan yukarıya tramvay çıkıyor. E bu zaten e, e, Beyoğlu'ndan kaçanlar Kadıköy'e kaçtılar. E Kadıköy'de öyle olacak bir süre sonra abi şey fark etmeyecek E oldu zaten yani. Nispeten daha o kadar bozulmadı ama ya, o da olacak yani. Hani burada güzellenen şeylerin ben güzel güzelleşen güzellenen güzellenecek şeyler olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Neyse rap yayına devam edelim. Parça <laughs> bayağı kötü. Bu arada şey sorulmuş onu da söyleyeyim. Ee, Savay dinlendi mi denmiş. Old Eve kastediyorsun kastediyorsa sanırım ben alacaktım. Ama sadece Spotify'da var. Henüz YouTube'da görmediğim için Old If albümünü. Onun için Old If haftaya attık. Hani o zamana kadar YouTube'a gelmiş olur diye. Bugün almadık. Hmm. Ne var sırada? Evet sırada o geliyor. <laughs> Eğlenelim biraz. Belki de yanıltır gerçi. Ben yargıda girmeyeyim de. Teşekkür ederim. Binç bin Sırkes. E, Derya Karabasan geliyor. <laughs> evet. Geçtik arkadaşlar. Ve evet chatte benim de gözlerim Yasin'i arıyordu. O yüzden biraz geçlerinizi görsem de bekledim. Yasin favori MC'si geldi ama kendisi burada yok. <gülüyor> Talihsizlik. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> bu hafta nasıl buldun? Bir daha söylesene. Üstürüyordum ben de. <laughs> ee, şey. Bu hafta nasıl buldun dedim der yani. Aynı. <laughs> Hayır. Yani olumlu kötü. olumsuz aynı. Kötü yani. Gerçi bir şey diyeyim mi? Daha önceki şarkıları bundan daha iyiydi ya. Baya kötü yani. Premier Lig'de her hafta çarşamba Sufiyu. Ee, salı ben yakında yayın takvimini paylaşacağım ama Premier League çarşamba sabit. E, triple Double'da NBA yayında pazar. E, hip Hop 101'leri bu, onu da duyurayım hazır gelmişken. Cenk'le bugün konuştuk. Bir aksilik olmazsa pazar günü Hip Hop 101'i yapıyoruz. Dün yapamadık internet sıkıntısından yine Cenk'in. Kaç haftadır yapamıyoruz ama artık Hip Hop 101 gibi içerikler e, bu aydan itibaren iki haftada bir e, olmadıkları hafta da farklı içeriklerle değerlendireceğiz. Birazdan müzik dışında goy goy yapacağımız içerikler geliyor. <laughs> Emir Kemal yayın takımı. Pazartesi nasıl bir kısmet, salı nasıl bir kısmet. <laughs> gidiyor gidiyor. Cuma haftalık, cumartesi nasıl bir kısmet. <laughs> Doğru ama şu an gerçekten hani ben de şey dedim. Aralıkta tam gaz devam ediyoruz falan dedim. Abi aralıkta toplam 4 yayın falan yaptık belki yani. Maksimum <laughs> Zaten ben Cenk'in başına bir şey geldiğinden şüpheleniyorum. Arada tweet atıp podcast falan ya, yayınlanmasa bir şey oldu sanıyorum. Ya yani. Hem sınavları var hem yine evinde. onun da sendekinden daha kötü bir internet problemi var evde. Servis sağlayıcı sağ olsun. işte. Ben çözdüm <laughs> bu arada ya. Benim sorun tamamen Chrome'la ilgiliymiş. Evet. Safari'ye geçtim. Bilgisayar aldığımdan beri ilk defa Safari etmiş olabilirim. Çözdü sorunu. Evet. Stabil adam yine bizlerle "Mekim var." diyor. O yüzden Safari yapıyor. Ne alakası var Allah'ım yani? Ben bunu aldığımda bedavaydı bunlar canım. Öğrenci indirim falan nasıl, da vardı nasıl şu anda. Nasıl bedavaydı? Da... Hiç Obam. bedava olmadı. Apple... Şu anki fiyatıyla kıyasla gözünü seveyim. Macbook'lar hep çok pahalı şeylerdi. Hiç bedava olmadı stabil adam. Arda Turan stabil adam. <laughs> ha, bakalım. Ha sana Discord'da yeni nick vereyim ne istersin? Bunlardan Arda Turan adam ister misin ya da stabil Oğlum, adam? Oğlum niye benim var nickim işte? <laughs> Malayan mis gibi duruyor. Yani, Adım yani. soyadım. Ne yapacağım şeyi Ozan, stabil adamı? Ozan'ı mesela dramsız eleman yaptım. <laughs> Haluk ekseriyetle. Yani o mantıklı, o mantıklı. Haluk Ekseriyetli adam. <laughs> Haberleri yok bu bunlardan ama. Güzel. <laughs> Eğleniyorum böyle. Emir Kemal'e ne yaptın? Ya onlar kendileri zaten değiştirebiliyorlar. Öyle öyle, öyle bir eğlenceleri var onların. <laughs> şu an Bulgar adamsın evet. <laughs> Değiştirmiş şu an Bulgar adamsın orada. <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Eğleniyorum. Ben çok çok sıkılıyorum denizli, ya. dur ben. Yani. Senin kanalına geçersem atmıyorum değil mi? Hı? Hmm. Dur, Neyse parçaya dönelim mi biraz? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben evet. bu saatler gelince kopuyorum yayından biliyorsun. Ya Abi hiç beyin, beyin şeyi kalmıyor. Hiç bu saatlerle alakası yok bunun bu arada yani genel olarak dinlediğimiz şeyler yüzünden oluyor. Ben, ben şimdi... onu diyorum işte yani yayının bu saatlerinde Ama. o anlamda söyle Abi her zamanki Derya dediğin gibi çok kötü, çok çok kötü. Evet, her zamanki Deryadan daha kötü bence. Yani bu gar adam yapmış gerçekten ya. <laughs> Gerçekten yapmış yani. <laughs> ee, abi yani ve şey var gerçekten. Derya'ya kim gaz verdi? En baş en baştan bahsediyorum. Hani zamanı geriye aldık. Hani onun müzik yapmaya karar verdiği güne dönüyorum. Şu yüzden dönüyorum. Hani herkes deneyebilir tabii ki. Bunda bir problem yok. Ama problem şurada başlıyor. Hani İnternette de çok gördüğüm bir şey işte kadın rapçi dendiği anda işte derya var derya var falan. abi kim kim bu bu insana kim bu gazı verdi? Bunu çok merak ediyorum ya. Allame ve Joker verdi evet de yani, yani Joker <gülüyor> zaten. <gülüyor> female fem Allame, Female Allame. Okey güzel kelime oyunu. <laughs> yani gerçekten 10. kez söylüyorum bir de trip battı sonra ama <laughs> ama yani abi bunlar yanlış gazlar ve bu yanlış gazlara inanarak yapılmış işler ya bunlar abi çok hani başkası adına üzülüyorum şu an hani oh. ilerleyeyim mi ne diyorsun yani üstüne çok konuşabileceğim bir şey yok yine yani abi. yok geç bence kötüydü yani, yani çok kötü yerlerde yine yani yani Rigor mümkün ama yani dinlediği zamanlarda da abi ben hiç hani övülen hiçbir şey görmüyordum. Yani övülen çok kişi ben övülen şeyi görmüyorum maalesef. Maalesef görmüyorum ya. Yani. Atilla hoş geldin. Sıradaki parçamız. Albüm geçen hafta çıkmıştı ama bu hafta ikinci klibi geldiği için aldık. Kozmos. Kaçan uykular geliyor. Evet. Ben fade attım. Chatten de geç kararları çıktı. Abi gerçekten topunuz inşaata kaçar. ey nedir? <laughs> Bana biriniz ya, böyle böyle bir, bir söz hani yazıp yayınlamak niye okey abi gerçekten ya. Uf. <laughs> abi ghostwriter olamaz mı çocuk yani? Ghostwriter ise kendine niye yazamıyor ya? <laughs> geçeceğim şu şeyi koyayım geçeceğim demem de mime dönüşüyor galiba <laughs> evet. Güzel. Vallahi ben Atilla fade atmaya çalışıyorum da ben direkt kesebiliyorum chat diye. Mesela demin sesi kıstım ama sanırım size gelmedi o. Çünkü sonra Baykan fade hani, attım dedi. Çünkü Tüm tamamen evet, edemiyorum ama. Hani Cosmos'un birçok hani bu ana akım rapçi için yaptık yaptığı iddiası var da abi sanmıyorum. Neden sanmıyorum? E, abi başkasında Ghostwriter'lık yapan ki onlarda da zaten çok iyi söz görmüyoruz. O da ayrı mevzu ama başkasında Ghostwriter'lık yapan birinin kendine niye hayrı yok? <laughs> Kendinden para almıyor diye dandik yazıyor. dandik bu çok mümkün. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam şu an teorim çöküyor. <laughs> evet. of. Ben bu kültür meselesinden bağımsız olarak bu arada eskiden beri Kozmoz'un tarzını seviyorum ama bu şarkı kötü yani. Abi şimdi baştan lin, şey lin şey merak söyledim. etme de yani kalçın balçın mevzusu hani şey var. Yani ee, Türkiye'de o yani kalçın balçın tamam Kozmoz'a söylenebilecek bir şey tamam ama yani şey var. Türkiye'de ne kadar kalçır vardı ki yani kültür vardı ki onun ak babası olsun yani İngilizce kullanmayayım hadi. Yok rigor onu açıklarım zaten de. Yanlış bilmiyorsam yok hani bildiğimiz base modla artık alakası kalmadı. Hatta Ulaş Demiröz'le alakası kalmadı base modun yani isim hakkı Sony'de kaldı. Ki Sony bile Sony Müzik Türkiye olarak ayrı bir şey açtı. Bezmod'da ne oluyor? Nereye varmak istiyorlar? Hiçbir fikrim yok yani. Ne, ne aradıklarına dair bir fikrim yok yani label olarak. Yani bu hani Türkiye'de ne kadar kültür vardı ki akbabası olsun diyordum da hani şey değil. Yani illa birine söyleyeceksek doğru kişilerden bir tanesi kendisi. Ve yani bu söylemleri de biraz bu insanlar kendileri çağırıyorlar abi üzgünüm. Hani yani biz şunu yaptık, biz şöyle yara, yara yaralar aldık, biz şöyle acılar çektik. Abi girmeyin şu boş muhabbete yani kimsenin acım acı çektiği yok. Türkiye'de hep müzik zengin çocuğu müziği üzgünüm. Böyle. Çünkü şu an bahsettiğim isimlerin çoğu hani bizim jenerasyonumuz hani yaş olarak hani 3 aşağı 5 yukarı herkes aslında 2-3 yaş var hani. Ee, şu an aktif mainstream oynayanların çoğu atıyorum 87 ile 93 doğumlular arasında falan gidip geliyor. Hani bizden sonraki kuşağı saymıyorum. Hani, hani bu 2000, 2000 doğumlular ya da 97 98 doğumluları saymıyorum. Hani bu ekol abi bizim ekol abi bu, e, şu anki gibi stüdyolar bir endüstri falan yoktu abi sen hobin için evine ekipman kuracağım diye Ailenden para alıp ya da işte bir şekilde kendin kenara para atıp aldığın harçlığından işte bir yerde part-time üniversitedeyken çalışıyorsun vesaire evine ekipman kuran insansın abi hangi fakir bunu yapabiliyor? Kimsenin acımacı çektiği ya da işte bir şeylerden şöyle sokaktaydık böyle açtık falan muhabbetine girmesine hiç gerek yok ya. Bence. Yani düşünüyorum şey var mı diye. Üst kat komşum bir şeyler yapıyor bir dakika bir aktivite var yukarıda şu an. Düşünüyorum hiç şey isim var mı? İstisna bir isim var mı diye de aklıma da gelmiyor şu anda. Ya şu an varsa böyle hani bir şirket atıyorum gerçekten çok çok olacağını sanmıyorum da hadi. Gerçekten maddi durumu kötü ama yetenekli birini görüp ona imkan verip şu an öyle bir endüstri çünkü para beklentisi olduğu şey yapardı. o zaman abi hiç kimse zaten para beklentisi değil tamamen kişisel zevk için. Kimisi ünlenmek için vesaire hani hep, yani hepimizin buna başlama şeyi hevesti yani. Hani hobiydi yani. E sen hobine, ne? O zaman için söylüyorum. Hani artık döviz kurlarının falan alakası yok. Oralar, saçma sapan da yani. O zaman Euro-Dolar kurunda bir ay, bir buçuk ay Avrupa'da falan gezebileceğim paraları evine ekipman almayı tercih ediyorsan abi sen fakir değilsin üzgünüm. Yani... Abi işte o, o arkandaki pick-up'ları ben harçlığından biriktirip almıştım. Yani. Örnek mesela yani bütün lisede kenara koya 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 en son biriktirdiğimi almıştım yani. Hatta bak yalan yok. Param yetmedi mesela mikseri babam almıştı yani o zaman. Bu Bahsedeyim bayağı bu. şey işi yani lüks yani. Yani bu çoğunluktan bahsediyorum yoksa evet ezel ezel çok sürün deniyor bu doğru. Hani Sercan'ın çok zor dönemleri oldu bu doğru. Hani ben bizzat çok yakından tanımıyorum hani 8 döneminde falan hani yan yana birkaç kez gelmişliğimiz vardı hani kalabalık kalabalık ortamlarda. Ee... Yani ikili diyaloğum fazla yok ama hani bildiğim hani hakikaten zor, yaşantısı oldu tamam ama hani çoğunluk o örnekteki gibi değil abi Türkiye'de maalesef. Ya maalesef derken bu bir taraftan iyi bir şey. Hani maalesef deme sebebi saçma bir yerde maalesef dediğim için toparlamam gerekiyor şu an. Hani bu güzel bir şey ama ya neden şarkıda abi tam aksini anlatıyoruz. Yıllardır bitmedi ya. Hani hatta şey Server bir ara sırf zengin diye vuruluyordu yani. Ha, hani, hani. <laughs> daha farklı durumda olmayan insanlar da sırf server bunu dürüstçe söylediği için servere yükleniyorlardı. Bir dönem böyle bir şey vardı hatırlıyorsundur. Hı, hı. Yani çok saçma geliyor bana ve hala aynı şey devam ediyor. Hani bu biraz da kendiniz çağırıyorsunuz bu muhabbet eden kastım bu yani. Serkan 2001 İstanbul Elektrik Kesintisi'nde turntable yağmalayamazdım çünkü <laughs> turntable'lar bizim e, şeylerde yoktu genelde. Rapçilerde falan yoktu yani. Benim gidip böyle tekno DJ'lerinin falan evinden yağmalamam lazım diye. Ben de zaten onlardan birinden aldım bu arada. Su Sufi bu arada hepimizin şeyi oldu. Hani o zamanları oldu ama bu şeyden değil işte. Hani bizim de mesela saçma sapan bir şey para harcadık ya da aksi bir şey çıktı. Hani kendi adama ben memur çocuğuyum sonuçta yani. Ama hani öyle açlıktan falan da ölmüyorduk yani. Ve hani benim de başka bir şeye masraf yapmışımdır. O ay faturam kredi kartım denkleşmiyor bir şey oluyor. Aynı mevzu hepimizin başına gelmiştir. Ya şu kadar eksiğim kaldı falan gibi ama şey değil. Hani parçalarda anlatılan fakirlikte olsa bu insanlar hani müzik yapana kadar kaç tane daha ciddi problemleri olur ve öncelikleri onlar olur diye düşünüyorum. Yani elinize geçen ilk 2000 lirayla gidip mikrofon almazsınız. Hani ısıtması, Abi şöyle söyleyeyim. Isı, yani şey, Stabil'in anlattığı şarkıdan örnek vereyim. Yani, hani fakirlikten dedem buzdolabındaydı işte sobayı yakmak için insan öldürüyorduk falan hani ya, saçmalıyorum şu an ama yani, hani yakacak alacak para yok mevzu sahi. Hani. Abi elinde 2000 lira geçtiğinde herhalde o ev, öncelik olarak ya yiyecek bir şey alırsın. Evimde buzdolabı yoktu diye söz yazıyorsan. <laughs> ya yiyecek içecek ısın, ısın ısınma gibi çok temel ihtiyaçların için bir şey alırsın. Mikrofon almazsın herhalde yani. Ya mesela şeyde... Hani bahsettiğim ee, o yoksa anlık bu... sıkışmaları herkes yaşıyor. Sen bir sürü ismi tanıyorsun zaten camiyadan. Ben bizim yayınlara gelenlerden biliyorum. Hiç kimsenin ölecek durumda bir maddi durumu yoktu. Yalan mevzuku. yok. Ama şarkılarda yok dinlediğimiz yani. o yani. Şarkılarda dinlediğimiz hala o yani bu arada. Ha bak evet kötü durumda olanları vardı ama hiçbiri ölme noktasında değildi yani, yani şarkıda bahsettiğiniz En basit kadar. örnek ya da Maldivler'de balayı yapan Yener Çevik hala ağlıyor parçalarda anlatabiliyor muyum? Hani bu tarz meselesinden... Yener'e öte zaten doğuştan e, yüklenmiş, o kazana düşmüş şeydi. <laughs> Ma mağduriyet kazanına düşmüş yani çocuk. Yani bak bunun bir tarz meselesi olmasını geçtim. Hani şarkıda hadi tarzda da abi tweetlerin de hala aynı. Hani yet yeter... Hani bu konuda mesela tepki vizyon olarak her zaman desteklemişimdir abi. Hani bu kadar da garibanı oynamayın abi. Değilsiniz çünkü yani. as Yani... Konu uzayacak mı? Ben hemen bir şu gözler alıp gelirim. Al gel, al gel. Konu uzamaz da al gel yani. Ya isim isim burada kim garibandı değildi bilmiyorum ama ben şeyden bahsediyorum abi genel olarak hani piyasanın %80'i tamam, hani bizimce Sorun yok. Ee, bizim bizim jenerasyonun Hani bizden 3-4 yaş büyük insanlardan ben, ben 91 doğumlu biri olarak 3-4 yaş küçük kişiye kadar hadi bunu genişleteyim. Bizim hepimiz için aynı şey geçerli abi. Bizim %90'ımız orta halli insanlardan. Hani hepsi herkes zengin de demiyorum ama orta halli insanlardan. Hani Amerika'daki e, projects mantığı toplu konutlarda yaşayan insanlar falan değildik. Öyle bir zorluk kimse görmedi Türkiye'de. Hani site çocuklarıydık özetle yani. Ve ben en çok o yüzden bu hani sokak hip hop sokak moruk hip hop kültür moruk işte sokaklarda oturduk şöyle yaptık aç kaldık muhabbeti o kadar bayıyor ki beni abi. abi bu sizin kendi kişisel vizyonsuzluğunuz yattıysanız da yani birçoğunuz için parayla alakalı değildi yani. Hep hep derim hani hip, hani sokaktan kültür öğrenecek abi kü Türkiye için konuşuyorum hani bunu sokaktan kültür mültür öğrenemezsiniz abi Türkiye'de. Sonunuz iyi olmaz sokaktan kültür ahlak öğrenmeye çalışırsanız Türkiye'de yani. Abi yayın kaçta bitecek? Saat 12 buçuk. 2 gibi biter çünkü hani bu parçayı da geçeceğiz şimdi artık uzatmayacağım. Ne kalmış? Bir 10-11 parçamız daha var en az. Ama arada geçler de çıkacak yani muhtemelen o yüzden. Hani hepsini full dinlemeyiz yani. Evet yani sokak kültürü dediğiniz şey bugün netlerde güldüğümüz adamlar yani sokakta öğreneceğiniz maksimum o arkadaşlar. Kitap okuyun bol bol. Eşkal kelimesini öğrenin en basitinden mesela. <laughs> ben kendime de saplayacağım abi affım yok yani. Ama abi gerçekten ya bir sene önce değiştirildi diye ben, ben şu an bir gecede cahil kaldım gerçekten ya. Yani. Ama orada bir yorum geldi. O bilgi yanlış. 2001'de de öyleymiş diye. Araştıracağım ben bu arada bu muhabbet. <laughs> ha, haklı çıkmaya çalışmıyorum hani ama yani garip geldi bilmiyorum. Sizden öğrenecek değiliz falan <laughs> iyice böyle. Ee, Savayı sorulmuş Oldfield olan parça dışında parça verdiyiz haberim yok. Oldfieldle verdiyse henüz YouTube'da yoktu. Sadece Spotify'da gördüm. Boş ticket'dan da izledim. Spotify maalesef. O yüzden haftaya kalır. Yani YouTube'a koymalarını bekleriz ya da SoundCloud'da vesaire. Karşı koşmuzdan 15 kişi geçen sene hapse girdi onların da olduğu sokaktan ne öğrenebilirim? Ya yani karşı yani bulunduğu mahalleden bahsediyor anladığım kadarıyla. Evet tamam. Yani 15 kişi aynı evde yaşayıp şey hepsi birden hapse girmiş gibi bir şey canlandı kafamda da şu an. Ee, ben ilerliyorum abi. Hani parça hiç beğenmedik. Abi. Yani bu hani Kozmos'a neden kalçır valçır deniyor? Hani Akbaba deniyor falan diye hani bir muhabbet olmuştu. Hani bu yani şey değil. Bu dediğim gibi bu hani bu sadece Kozmos üzerinde değil. Özet geçip toparlamak için söylüyorum. YouTube'da çünkü hani burasında sıkıntı yok. Bizi izleyip orada katlan Bir de arka sıradakiler var ya onlar için biraz daha <laughs> basitçe anlatmaya çalışıyorum. Hani... Aa gerçekten öyleymiş bu arada. Karşı komşudan 15 kişi gerçekten. <laughs> Peki. 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 Şu an hayal edemedim şu an ortamı. SoundCloud'da var parça. Ee, tamam. Rica etsem Rigor ban... Ee, Miraç Emir veya herhangi bir moda linki fısıldar mısın? Onlar da chat'e yapıştırsınlar. Ben buradan kopyalayıp ekleyeyim. Ekleyebiliyorsam. Özet olarak abi konuya dönersek şarkı kozmos seviyesi içinde de kötü. Kendi evet, evet. Şarkıya dönersek de... böyle hani öbür öbür mevzuda hani bu eleştiri alan insanlar bu, bu olayı özetle kendileri çağırıyorlar. Kimse durduk gerek, kimseye bir suçlama getirmiyor yani. Ha hani getiren var ama onları zaten ne kadar ciddiye alıyoruz? Hani bütün gün hani eee kullanımı yanlış bulsam da bütün gün Twitter'da trap gören ben eski kafalı ve rapçi dolu yani. Hani onları kim ciddiye alıyor? Ya da bütün gün hani herkese dinozor diyen cahil yeni çocuklar var yani. Bunları kim ciddiye alıyor ki yani? Baktığınız zaman. Abi bazı şu şeylerde bazı çok... insanlar kendileri çağırıyorlar yani ama. Şu yoruma çok katılmıyorum bu arada. Fakir olmak, fakirde olmak onurlu bir şey tertemizsin gibi anlaşılıyor hala kısmında. Çünkü bizimkilerin yaptığı iş mağduriyetten beslenmek birazcık yani. Kendini mağdur gösterip beslenmek. Temizlik Yok, zaten... değil zaten amaçları orada 1. sıra hani de destekleyecek bir şey söylemiş abi. Yani muhalif bir şey söylememiş. Yok şey değil hani onurluyum tertemizim olayı değil bence yani Ben böyle pislik adamım, ben böyle tehlikeliyim moduna giriyorlar bence. Yok yani. bir kısmı da zaten... bu fakirliği Winchester'ın söylediği gibi kullanıyor aynen yani. Emir teşekkür ederim Bak için. Çoğunluğu diğer tarafmış gibi geliyor. Ya sonuç olarak saçma yani her türlü yaşamadığım bir şeyi yani anlatmam. şöyle örnek vereyim sana abi. Sen abi bak şey... olabilir abi. Çok özür dilerim. Mesela Azra'nın Hayat Bizi şarkısındaki şeyini hatırlıyor musun? Ya Almanya'yı buraya sayma. Yok, Almanya'yı buraya saymıyorum. Hatırlıyor musun? Orada mesela şey yapıyordu. Bir rol, rol play vardı. Başka bir şeyden bahsediyorum mesela. Okey, bir iki şarkıda bunu yapsan ona okeyim okay ama olmayan bir şey gerçekmiş gibi göstermeye evet de, okey değil. Yok Almanya'yı sayma dediğim çünkü Almanya'da fakirlik anlatan hani günümüzdekileri saymıyorum yine özellikle 2000'lerde 90'lardaki Türklerin hepsi abi orada ilk giden işçilerin çocukları olarak zaten hakikaten kötü şartlarda yaşadıkları için onlarınki samimiydi mesela. E, o yüzden sordum hatırlıyor musun diye o fakirlik üzerine değildi çünkü. Evet evet, evet hani hatırlıyorum. Şey, olmayan hatırlıyorum. bir şey anlatıyordu. Ondan dolayı söyledim. Ha, ama bugün çıkıp Eco Fresh fakirlik şarkısı yaparsa hadi ya derim yani anladın mı? Yani. su yedi yani. yani. sülalenin doyuracak parayı kazandın sonuçta sen yani ama atıyorum 90, 91'de Almanca yayınlarında falan dedi. 91'de anlatılan bir hani gurbette bizde iş yok işte paramız yok işte canımızı alıyoruz parçası samimi. Çünkü onlar ilk gidenlerin torun, çocukları torunları da değil pardon. i̇şçi çocuğu orada inşaatı çocuğu yani orada. Bu arada gerçek acı hikayeleri orada yani şeyde. Yani, yani... Ilk, i̇lk jenerasyonun hikayeleri hatta. Yani i̇kiye de biraz geçiyor ama ilkin asıl olay. Hatta evet yani zaten Eko'yu ben... bir yapmadım. şey kalmadı yani artık. E böyle bir şey yaptı demiyorum bu arada. Aynen Eko çıkıp German Dream dedi zamanında yani. De Eko Fresh de gerçi o kadar bozdu ki yani gözümde velet kadar falan değeri kaldı zaten yani. Açıkçası. Bak dediğim şey e, demin çok özür dilerim deyip hani hayat bizi sorduysa şey diyecektim hani ben katılmıyorum çoğu kişi dediğin gibi evet netlerdekiler senin dediğin mantıkla o hani o konuyu gündeme getiriyorlar. Hı hı. Hani fakirlik işte mahalle, sokak falan. Bir de hı hı mesela hı. chatte de yazıldığı için söylüyor. Mesela şiirbaz tamamen bunu Yeşilçam'daki fakirlik, temizlik, masumluk anlamı kullanıyor ya o yüzden diyorum. iki tarafta da kullanan var yani ve ikisini de ben biraz saçma buluyorum yani. Samimi değil yani. Sonuç olarak. İşte o yüzden saçma buluyorum. Gerek yok. Hı 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 hı. İlerliyorum abi. İlerleyelim abi. Bence çok durduk. O zaman Mahoji'yi pes ediyorum geliyor. Ayda şey <laughs> mi? Evet. çat diye durdurdum bu sefer. Fade atmadım çünkü gençlerinizi gördüm. Malisan şarkıya gir ben çünkü ekranımıza canım çekti bir şey vereceğim görüntü olarak şu an. Onu arıyorum bir taraftan Abi, kaynaklarımda. Bu, bu şarkı da kötü. Yani bugün galiba bir tane iyi iş dinledik ya. Ben şimdi bakıyorum not aldık aramadı bir, bir tane. Ben not almadım. Playlist'ten yani. göz atacağım sonra hatırlamış olurum zaten. Ha, ben diyeyim. şey listeyi açamıyorum ya <laughs> ekranda yerimiyorum olduğu için. Ondan yani bu, bu da kötü. Bir de yani bu bu tek sürekli değişiyor mu yoksa ben artık duya duya her seferinde daha mı kötü algılamaya başladım? <laughs> Bayağı kötü gelmeye başladı. <laughs> <laughs> indiremedim ya. Uf, tamam ben görüntü falan vermiyorum ekrana. Ya şey bulmuştum. Şeylerin oldu mu? falan oldu mu? Ya Aydar Yaylası'nın PNG'si var mı diye internette onu araştırıyordum. Peki. O, PNG bir de. Evet. <laughs> kamera Kameramın arka tarafına böyle şeffaf bir şekilde hani ben de gözükeceğim. Ama önümde de böyle şeffaf bir hani transparan bir Peki. Aydar Yaylası olacaktı. Onu arıyordum da PNG'yi bulamadığım için yapamadım şu an. Peki. <laughs> Hayda PNG yazıp arattım mı gerçekten? <laughs> evet evet o yüzden zaten bir ara video donadona gitti. Çünkü yanda bir sekme açıp PNG <laughs> bilmem ne <laughs> şey bir arama yapıyordum o sırada orada yani. Shadow <laughs> hoş geldin. Aydar on the beat. E, abicik abi dünyanın on... en kötü tegi ya üzgünüm. Yine haterlıkla suçlanacağım muhtemelen. <laughs> <laughs> Ama ya <laughs> kabul edelim berbat yani. Asla Oğuz Baydar denmiyor çünkü yani. ya da bani, ne Oğuz ne Baydar denmiyor yani. Haydar ya da A Aydar deniyor onunla yani. Haydar 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 da değil. Aydar yani. En başlarda Haydar gibi geliyordu. Son zamanlarda Aydar'a e döndü o. Uy. <laughs> Açan bizim yayla dur. <laughs> Hiç de yapamamak <laughs> Karadeniz'e. <yani>. Yayla <laughs> Hater. Ha anladım Sofiu tamam şimdi anladım. İnternette tag okuyan kız yanlış okumuş herhalde. Ay diyor öyle bir şey ya para karşılığı tag okutuyor. Millet delirmiş olmalı ya. <laughs> haçan ha 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 parçayı nasıl buldun? Haçan parçayı kötü buldum. <laughs> uy. Biz sadece haçan yapıyoruz ama. Hiç başka bir şey yok yani. Şiire yok. Sadece haçan Fıkralarla Karadeniz jingalı vermem var mı peki? Nasıl? <gülüyor> nasıl? <laughs> Abi... Bu <laughs> arada parçanın Karadeniz'le asla alakası yok ama yani. Evet. sırf tek yüzünden buralardayız ya. Onlar çok iyiydi ya. Ben sırf sonu için izliyordum onları. Böyle komik olmayan bir şeyler anlatıp anlatıp sonuna geliyor. Nasi diyor kahkaha efekti geliyor ya. O zaafım var ona ya. Yani gerçekten izleyelim. Bu, yani, Türk dizisi şivesi değil mi? Ya yani, evet hani Birol Güven ya Birol Güven seslendirse <laughs> bu kadar olurdu yani Ozbayların. Birol Güven peki. Parça çok kötü bence. Üzgünüm. Beat de çekmedi bu sefer. Mesela Ben Ferran'ın albümünde Ozbaylar'ın beatini ben övmüştüm hatırlıyorum. Albümde de övdüğüm evet. tek şey olabilir zaten o yani. <laughs> o albümde. Ve hani yüzyılın hiti falan da ne oldu abi kim hatırlıyor şu an? Hani tamam stream olarak hani biz hariç hani YouTuber bebekler seyrediyor da <laughs> hani o <laughs> 7 yaşındaki YouTuber çocuklar Ben Ferran'ı dinliyor evet ama ya yani şey ne oldu albümüm hani? Çok büyük sesli Yılın albümü falan da hatırlamıyoruz bile yani. Kim dedi oğlum yılın albümü demin? Senden bahsetmiyorum. O kadar Senden abartmıyım. bahsetmiyorum ben. Benden değil o kadar abartan da yoktu ya. Twitter'a girsen bir. Allah Allah. Ara, ara, arada gelmem. girsene Twitter'a sen. Gidiyorum. <laughs> ya yani her neyse bu parçaya dönelim. Hani gir görürsün yani övenler var o şekilde. Evet. baya bilindik e, simalar ve şey, e, sayfalar falan böyle yani ne kadar sayfa ciddi alıyorsun zaten o da ayrı mevzu övdü yani. yani yılın albümü geldi falan diye yılın albümü 3 hafta hafta oldu mu ya 4 hafta oldu mu bilmiyorum o, yok abi hatır, ben, herhangi, bir ben, hatırlamıyorum takip, herhangi bir şarkı hatırlamıyorum herhangi bir şarkı hatırlamıyorum düzgün insanları takip ettiğim için genelde şey diyorlardı biriniz bir, likelayınca önüme düşüyor abi önceki albümün bile altında hani falan o kötüydü hani bu ondan daha kötü yorumları var. ki. Yani. biriniz derken hani sen veya spesifik bir kişi kastetmiyorum. Hani takip ettiğim bin kişiden Haluk'tur, bir... Haluk'tur. Takip ettiğim bin kişiden bir tanesi beğendiği anda önüme düşüyor. Evet Haluk mesela geçen hafta Step'in parçayı övüyordu. Ben hala hayretler içerisindeyim yani. <laughs> Step, Step, ne yapmış bilmem ne diye şey yapmış. Hakikaten bir sorguladık ne, ne, yapmış ki yani diye. Hatırlıyorum yani. Haluk'u da karşımıza alalım. Zaten gelmiyor bayağıdır. <laughs> şey ya mahociyden de hep aynı şarkıyı dinliyoruz hani bu artık çok baydım bence bayık bir o kullanımı kullanımı ozbayların da burada biti Artalama hani dediğim gibi ee, daha iyi bitlerin duydum ama burada aha, yani ya, kl klip K klipteki e Green Box fena değil. <laughs> Diyelim illa övmeye bir şey bulacaksak. Hani arada kapak falan yapıyorduk hiçbir şey övmeye bul bulamayınca böyle. <laughs> Arkadaki bina güzel. Evet evet bina cumbalı <laughs> ev. Sever, severim ama yani bu kadar yani. Bu şarkı hakkındaki fikirlerim bu kadar benim ya. Yani. <laughs> <laughs> Her hafta 20 tane dinlediğimiz kötü şarkılardan bir tanesi bu. Uğur İybek vokal veriyor diye bir çocuk vardı. Yayının sonuna kadar banlanmayı başardı zaten doğru hatırlıyorsun mesela. Ama ya bizim kanaldan banlanmak çok büyük zor zor arkadaş Birçok çok büyük beceri istiyor arkadaşlar. Zor bir şey yani. Hani Evet bak ben ona dikkat etmemiştim önce şarkı adı yazıyor. Ve yani genelde tam tersi olur evet değişik. Yani bunun için tebrik mi edeceğiz hani bunu yapalım demediğini biliyorum Ali de yani hani artık marjinallik kalmadı şarkı isimlerinde yer değiştirmeye falan girildi artık yani abi salsanız Sebebi sebebi ne yani? Yani anne. Prodüktörümü çok seviyorum ismimizi yan yana yazsın istedim falan gibi Öyle bir şey olabilir anca. What? Ne bileyim abi başka yani yıllardır klasik önce sanatçı adı sonra şarkı adı yazılır. MSN Nick'i mi? Klasik Aynen, yani, o, ya bu, ya yani. Ortak yani. hesap kullanıyorlar değil mi? Youtube ve Spotify'da çift hesabı böyle. <laughs> <laughs> o da ne büyük kek da ya. <laughs> ya yapan varsa da hala lütfen değiştesin arkadaşlar. <laughs> MB Hı, Design. Şarkım benden önce gelir. MB Design. Lütfen dinleyeceğiz değil mi? Hani. 25 kere aynı şeyi yazmanın gerek yok. Evet biz bu burada netlerden gelmiş işi dinliyorsak Cegin çıkardığı albümden de haberdarızdır herhalde değil mi? Sabret ya. Ay, uykum var yatacaksam falan da yani tekrarını atıyoruz yani zaten. Merak etmeyin. Hani gerçekten bana deniyorsunuz artık. Soğuk rüzgarlar istiyor. Ya abi gerçekten çünkü bak şey var. Başka kanal bu kadar insaflı davranmıyor. Biz hani şans vermek adına hani zaten ünlü mistikler mahkemeleri yazdığınızda kural kurallar size gelir. Hani çok basit çetin bir küfür olmayacak. Eril dil olmayacak. Irkçılık, ayrımcılık olmayacak. Ki bunlar toplum kuralları zaten. Yani sizden ekstra bir talebimiz yok. İki, hani biz istemedik şey bize link, reklam, gidip başka kanalların reklamı vesaire yapmayacaksınız. Çünkü bunlar çirkin şeyler arkadaşlar yani. Bence bu da toplumsal bir kural zaten. Evet, yani şey de geliyor. Hani bizde olmadı da başka yayıncı setinde gördüm hani. Arkadaş şey nick'ini yazıyor. Bu kanalda yayındayız bekleriz. Ulan öbür herifin izleyicisini hani yayındayken çalmak hani nasıl nasıl bunu etik bir şey olma karar verdiniz yani. Hani. Bu arada gözünden kaçmış. seni yayında da oldu. Ben e, haftalık yayınlarında değil başka bir yayında vardım. Biri chat'e şey yazdı. Baksanıza ne kadar güzel videolar çekmişler. Çok eğlenceli falan yazmıştı. Yani... Modların da gözünden kaçtı. Ya da yani dediğim gibi şey değil hani sizin attığınız hani biz şu an konsepte sizin attığınız bir video ile değiştirebilecek neden değiştirelim ki yani değiştirebiliriz ama neden yapalım ki bunu yani biz öyle bir sizden gelenlere bakacak olsak isteriz zaten yani. Ya da demomu dinler misin diye gelip chatten link atmaya çalışmak yerine artık 20 hafta benden haberdarsan ve demo atıyorsan kurallarımızı biliyorsundur. Demoların nereden geldiğini biliyorsundur. Ya bu üşengeçliğe kızıyorum. Evet ya da hakkında kısmına girip de bakabiliriz. Evet. Orada da yazıyor info değil mi? Var galiba. Ya Discord linkimiz falan var abi. Hmm. Bunu bu arada şeyden söylemiyorum. Demin ki arkadaşımız bazında söylemiyorum yani. Sadece genel bir açıklama yaptım. MB Design özelinde söylemiyorum bunu. Hani onun üzerinden genel olarak söyledim. Çünkü hala bu gelmeye devam ediyor. Artık 4-4,5-5 ay oldu yani. <laughs> Zaten çıktı o arkadaşımız şu anda yok galiba. Bilmiyorum evet hatta ben bunu artık bununla tro troll olsun diye Mubot'a zamanladım ara ara. Bugün en çok sorulacak şeyin Jack olduğu bildiğim için bu hani, dalga geçmek için <laughs> bunu, hani arada abi Jack dinlendi mi diye yazıyor şu an çete İlerliyorum ben bu arada parça. Aynen devam. Parçayı da gömmüşüzdür. Kardiyak neye geliyor? Sonra da siz sormadan söyleyeyim Arda Gezer'in albümünün Ard iki parça var ona bakacağız ondan sonrasında da. Öf. Birkaç tane geç gördüm de otoritede kullanırım abi yani. Of. Biz daha önceden dinleyip başka bir şarkısını beğenmiştik değil mi? Yanlış Çok beğenmemiştik ama. ben. Hani yani şey iyi Beğenmemiş. fikirler var ama yani niye böyle bir aranje var falan demiştim galiba. Yani tam hatırlamakla birlikte evet. Hani şey değil. Çok övdüğüm bir şey değildi. Hatta beni yoruyor demiştim yine. Aynı şey bugün de geçerli yani. Yok o zaten hatırladığım şarkıya göre bu bayağı kötü ya. Bengi hoş geldin. Ee, yeni takip eden da hoş geldiniz. Yani. Evet bu çocuktan AKP seçim müziği yapacak rapçi havasını ben de çok alıyorum niyeyse bilmiyorum ya. <laughs> yani Levo Ogeday sevgiler. Siz daha önce yaptınız. <laughs> Zeo sana da sevgiler kardeşim. <laughs> çok doğru tespit bu arada gerçekten ya. <laughs> Emre Yücelen bu, bu arkadaş övüyor mu bilmiyorum da. Evet ya bu arada Paul Production'dan mı çıkıyormuş bu? Evet her şeyi açıklıyor zaten kesin yapar %100. %100 yapar yani. Ve hani beat çok bayık. Üzgünüm. Ya bu Hani fast rap bana çekici gelmiyor arkadaşlar. Üzgünüm çok hani amatör eğlendiren çipet olarak geliyor bana artık bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Hiç lezzetli çipet olarak gelmiyor bunlar bana ya. ya yapıldığında benim hoşuma gidiyor da buradaki örnek kötü bir örnek ama ya. Abi yapıldığında ben hani sürekli uzun süre tahammül edemiyorum. Kim yaparsa yapsın bunu hani yani Chris Calico, Tech Nine, Busy Bone falan hani bildiği aklımıza gelebilecek bir twist'a dahil uzun süre tahammül edemiyorum ben Fesrap'a e yani. Fast flow ne abi? Flexo. Flex <laughs> Peki herife. <efendim>. Flexo. <laughs> ya flex esneklik demek abi ne alakası var? Fast bu yani. <laughs> Ama değil mi bu şeydi. Şeydeki yorum bu. Aa. Edular'ın yayın. Aynen aynen aynen. Oradaki efsane Türk şeref yayını. İrtibat irtibat. Doğru doğru. Bir an unuttum aklımdan çıktı. Aynen aynen güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok acılar çektiler değil mi bunlar? Hani yine o, o, o gün de bu muhabbet olmuş çünkü abi ama bunlar yokluktan gelen insanlar falan diye. Tam kurtun ki de çok kötü bu arada. Hiçbir zaman sevemedim yani. <laughs> Tam kurtun bir bir şarkısı dışındakilerin hepsi berbat. Bir Berbat şarkısı. belki çok ağır olur da kö çok kötü yani. Şarkının adını hatırlamıyorum şu anda. Benim Tankurt'un dinlediğim playlistte bir tane şarkı var ama adını bile bilmiyorum. Öyle arada denk gelirse çalıyor. Rastgele odunu alırsam arada denk geliyor. Chat, o zaman Tankurt'un kariyeri boyunca 0.25 şarkısı iyi diyebilir. Çünkü iyi olsa o biri hatırlardı muhtemelen. <laughs> <laughs> hani, hani 4 saniyelik falan bir kısmı hoşuna gider gibi olmuş muhtemelen. <laughs> dur dur şey Baneva ile olan şarkısı onu da Baneva'dan dolayı seviyorum zaten. <laughs> Şu an hatırladım ama adını hala hatırlamıyorum bu arada adı yok bende. Evet Costa güzeldi kabul ki ben yani bu Chopper rap fest olayından ben genel olarak yani bunu hip hop 101'de ilgili konuyu anlattığımız yayında de söyledim hani hani ben beni çok yoruyor artık yaşlandım mı bilmiyorum ama ve hani yani çocuk hayır gerçekten çocukken daha e, e, enteresan geliyordu bize de yani festipin böyle bir algısı var <laughs> bilmiyorum. <laughs> Berbat çok ağır olur kötü değil. <laughs> Geldin mi benimle aynı kafaya? <laughs> abi berbatı geri aldım işte. Çok kötüye çektim. Ya, yani, yani şey ve bu arkadaşta da abi hani where is the ya? yani <laughs> <laughs> hani, hani falan geçti abi yani <gülüyor> <gülüyor> nerede abi? No, diye niye yediniz ya? <laughs> o zaman bir Emre Yücelen anmaz mıyız? kalkıp kl klavyeyi almaya çok üşeniyorum şu an. Sattım klavyeyi diye <laughs> Yok, düşünüyordum ben de satmamıştım. Çok, tamam. çok, üşendim kalkma. <laughs> bir dahaki yayın burada alırım. Eh. opera mezunu mu? Abi opera mezunu için yazık. Bütün chat'in e, Emre Yücel'in izlediği şu an o kadar belli oluyor ki. Oğlum biz de izliyoruz canım. Yani. <laughs> biz de <özür> <laughs> <laughs> Podcast'te kim bu diyecekler. Biz de izliyoruz. Bu arkadaş o sese de mi çıkmış? Ya ya opera mezunu ya da opera okuyan biri için bence çok yanlış ve vizyonsuz tercihler abi bunlar. Senin ne işin var orada ya? Hani çünkü şey var hani rap performansıyla gidip hakikaten Tamerano falan hani <laughs> hani <laughs> Giuseppe Verdi falan böyle anladın mı? Adam kurdeşen döker muhtemelen. Hadiseye opera deniyorsun anlatabiliyor muyum? <laughs> Hani Venedik maskeleri falan ve beba doktoru falan böyle o ses Türkiye'de hadise ya Murat Boz'a opero ya anladım eğitime yazık yani salak var hocam sen. O ses rap'e çıkacak çıkmadı. He o ses dediğimiz o ses rap olan o ses. Ha. O kadar çok o ses var ki Aynen. Türkiye'de hangisinin ne olduğunu karıştırdık şu an. Emir Kemal hocaları da öyle demiş dedi. Gerçekten abi o, yani raple alakayı da geçtim hani vokal kullanım eyvallah ama abi, bu eyvallah ama derken şöyle hani abi bildiğin şeyi hani ben senin müzik bilgini bana yansıtacak bir şey de duymuyorum ki seni ben değerlendireyim yani üzgünüm. O zaman yeri gelmişken o set rap jürisinde Emre Yücelen görür müyüz Baykan? Yok imkanı yok onun Emre Yücelen o kadar Diyorsun. ünlü değil. Şaka değil. Emre Hoca'dan bizden 10 kişi falan daha fazla izleniyor yani. <laughs> yani çok çok farklı noktalar. Ya, Twitch'te yayın yapıyor ya oyunu onu kastediyorum. Twitch'teki canlı yayınları o kadar izleniyor. Adamı YouTube'da repçiler ise clickbait'le view kazandırıyor. Adamın canlı tamam. canlı trafiği benimle aynı yani fark farkımız yok o açıdan. <laughs> yani. tamam atladığın nokta şu. Hani o da izleniyor adam yani sonuçta. Tamam da hani yani ee, şimdi Emre yücelen de sen o ses Türkiye'de rating mi bekliyorsun televizyonda? <laughs> hani bunu bu konuşalım biliyorum. mı? O ses, o ses rapin hitap ettiği kitle ile Emre Yücel'in hitap ettiği kitle birbirine çok benziyor bence. Ya o ses Türkiye'de bence oturup gerçekten hani aramızda ciddi olarak seyredecek biri olmayacak. Biz de hani gülmek için 15 dakika zap yaparken bakan ya da YouTube'da hani biz falan izlerken gülüp gel, geçecek insanları izleyecek. Hani Survivor'ı kim izliyorsa o ses rapi de o izleyecek abi yani bence. Hani Emre Yücelen spesifik olarak bir yarışmaya ya da işte Murda bilmem ne insan çekemez yani. <laughs> Sargo kıskandı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya abi teklif gelse de inan hani çok 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 büyük bir para verirse okey tabii ki de yani. <laughs> Onun dışında yani öyle bir, öyle bir şey de küçültmem kendimi yani. <laughs> 3 kuruşa küçültmem geldi yani. yani. Çünkü hani şu an dinlediğimiz net devlerin hepsi orada karşıma gelecek. Ben buna o kadar da hevesli değilim. Tamam güldük eğlendik ama yani <laughs> bunun mesleğim olmasını da istemem yani. <laughs> bir yani şöyle benden daha ucuza kapatmışlardır ben Peru'yu cezayı falan. Öyle bir söylenti var çünkü varsa da hani, hani gerçekten ben orada birkaç milyon isterim orada herhalde. <laughs> Peki. Yani çok öyle... mütevazı bakam ya da yok mütevazılık değil abi zaten öyle bir para teklif edilmeyeceğinin de farkındayım. Hani Olabilir. ve ben bence 100 100.000'e tav oluruz ya. Yok 100 bin için akıl sağlığımı satmam abi. Ben yani... başı. Yok 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 satmam. Aa. Yani Peki. abi çünkü bak bir call center'da çalışmak, iki O Ses Türkiye gibi yarışmalarda jüri üyesi olmak akıl sağlığını çok ucuza ucuz sattığın şeyler bunlar abi. <laughs> ben orada akıl sağlığımı eee <laughs> <laughs> yaşam yaşam kalitemi satacağım anlatabiliyor muyum ben orada jüri olarak? Yani o o 100 bine falan kurtarmaz orada. Bana hani atıyorum bir sezon yayınlanacaksa toplamda bana böyle hani birkaç milyon dolar verecek ki en azından şey var hani bir daha ben hayatım boyunca çalışmak zorunda kalmayacağım böyle. çünkü orada çok ağır bir işin altına giriyorsun yani. Demin sonra da çekirdeğin alıp Rex'in önünde evet. çekirdek tutuyorsun. Abi yok 25 ya 25 bin TL ne yapıyor ki abi 4 dolar falan yani 4 dolar için yapmam ben öyle bir iş. <laughs> Aykın şu an matematik bilgisi. <gülüyor> <gülüyor> matematik bilgisi. Yani dolar o kadar olmuştur yani. <laughs> Keşke. <gülüyor> Olacak. Olacak o kadar. <laughs> Öf, geçsek mi artık? Hani üzgünüm kardiyak beğenmedim. Ee, operada mutluluklar ama bence hocaların da memnun değildir. Diye düşünüyorum ve ilerliyorum. Oh, o zaman ilk olarak Arda Gezer'den iki parça aldık, hadi onlar gelsin. Zaten klip mülip çıkar ileride herhalde. İlk olarak Arda Gezer, Nedeni Var geliyor. Şeyin Şah ve Helil'in Eda düetiymiş. Bakalım, evet. Geç, kar geç kararları çıktı. <laughs> Mehmet Akif, takip için teşekkürler, hoş geldin. Ee, parçaya geçtik, mali nasıl buldun? Ya ben Arda Gezer'le Şeyin Şah'ın Hatta şey, ben şey, bir, olan... bu sefer de ben bir köz yakmaya gideceğim. Çünkü daha gece ayakta e. Hani Onun için sen yorumunu ha. yap ben gelince şey yapayım. Tamam. Hadi söyle. görüşürüz. Sen, hadi görüşürüz. O arada bir tuvalete falan gidersin. Bir şeyler alıp gelirsin. Şimdi ben anlatacağım. Sen geldiğinde bir de anlatacağım. Saçma olacak. O yüzden bence bekleyelim. Baykan geldiğinde tekrar konuya gireriz. Siz yazın bakalım ben bir. Çinşah şey, bile fade attı abi çok geç çıktı. Hem de zaten şimdi birazdan konuşuruz üzerine de. Evet hazır kalkmışken şunu da alayım. İyiydim abi. Nasılsın diye aynı anda sordunuz organize bir şekilde. <laughs> Enteresan bir şekilde. Yani ben de aklı, ilgili aklınıza gelen tek şey bu mu gerçekten yani? İyiydim e, ama şu saat olduktan sonra artık net değerlerden ve bu şarkılardan sonra iyi değilim şu anda. Baykan ben seni bekledim, hmm. beraber konuşalım üstüne ha, diye. Tamam, tamam. öyle olur. boş geyik yapıyorduk. Hı hı. Abi ben e, Arda Gezer'in Şehinşah'ın albümüne verdiği beatlerdeki işlerini daha başarılı buluyordum. Beat özelinde de Şehinşah üzerinde de. Üzerinde de. <laughs> Bilmiyorum, sen beat konusuna ya. girersin. Ha, tamamdır. Ona, ona bir şey demiyorum. Ama Şehinşah'ın albümündeki işler daha başarılıydı. Daha çok üzerine özenilmiş gibi duruyordu. Hı -hı. Çok çok sarmadı beni yani. Ee, daha kısmına gelince de bir M.O.B'deki kızın adı neydi ya? Ruby miydi? Hı <laughs> ya Birkaç tane vardı. Bir tanesinde hiç parça falan duymadık. Sadece Instagram storyleri gördük ya. Onu, diyorsa, <laughs> onu diyorsan, onu bilmiyorum. Yok o değil. Ee, abi direkt vokal aynı geldi bana. Ya o da çok sarmadı. Şimdi chatte de zaten yazılmış şey diye. Yani kız o kadar kötüydü ki şey inşaat da kurtaramadı diye ama bence burada şey inşaat da kötü ya. Kendi standartına göre. Evet evet hem fikrim. Beat de kötü bence. Beat de kötü. Beat yani gerçekten de... şey şu an albümüne verdiği bitler daha iyiydi Arda Gezer. Hatta yani geçen hafta hani şu şarkıdan sonra kum teper baş başyapıt yani. <laughs> Teşekkürler Igor bu arada. şimdi gördüm. Hani gerçekten bu şarkıdan sonra Kuntepar başyapıt, başyapıt net. <laughs> Güneş değil ya Ruby şey. Aynen kızı Rubicon. Bana vokaller çok benzer geldi yani ikisinin. geçer geç abi. Şeyin şey, an kendi albümündeki beatler de daha başarılı. zaten ben beğendiğimi hatta o albüm bazında Arda'nın biraz evet, evet. fazla a, hakkının yendiğini söylemiştim. Onun için ben o albüme gelmiyorum. Hani geçen hafta Kuntepe'ye deme sebebim bir şey. Geçen hafta beğenmediğim yani ya da kısmen hani zayıf bulduğum aslında hani o kadar da kötü değil diye de kabul etmiştim. Ama aynı yani yine de kısmen e, zayıf bulduğum parçanın yanında e, bu, bu beat çok zayıf kalıyor. Ve buradaki Şeyin Şah da zayıf kalıyor bence. Evet abi bu şarkı kötü değil ne yapıyorsunuz denilmiş de şöyle bir şey var. Ee, şey şu an Kuntepar beni yordu gibi. bu arada. Ee, şey, Kunteper kötü parça değil. Oradaki vokal tercihi var. Hani özellikle o bir atonal vokal denemesi var orada. Bir, hani bir verse ha kaçıncı verse hatırlamıyorum şu an. Ya yani bugün, İkisinde de var ya. Bugün YouTube'a bir tanesinde de, ağırlıklı olarak öyle yürüyor ya hiç toparlanmıyor. Hı 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 hı. Hangi verse onu hatırlamıyorum da bugün YouTube'a tekrarını yükledim. Ya, ilk, zaten. İlk ilk galiba. Ilk hani olmuş orada şey. ben mahvoldum. Ya bir de 6 saatlik yayının üstünde dinlediğimin de biraz orada dinlememin de etkisi vardı ama orada ben mahvoldum abi. Evet, e biraz o bende puan bayağı kırdı ama şimdi tekrar bunlarla işte yapınca Kunteper bunun yanında bayağı iyi parça yani. evet Bu şarkıda da sıkıntı Şeynşak kendi kalitesinin altında evet, yani. Şey kalitesinin Başka kalitesinin birisi altında... yapsa belki fena değil derdim de Şeynşak'a yapınca ve daha geçen hafta şarkı verip iki hafta önce güzel bir albüm verip sonra bunu verince ister istemez ve... bunlara kıyaslıyorsun evet. yani. Evet ya ben Heline dahi ilk kez dinliyorum ve beğenmedim. Ve beat de çok sıradan. Üzgünüm. Bu, burada yani. Ve dediğim gibi hani Arda Gezer'le kişisel daha önce bir husumet yaşamış olmamızın alakası yok yaptığım yanımda. Çünkü savundum yani önceki haftalarda 666 EP falan. Bu sefer olmadı yani bence. Ben veteran aynısını part... yazmış e işte. Başkası part... yapsa ümit var derdim ama şey inşallah yapınca kötü geliyor yani. Aranje, aranje facia bu parçada. Hani gerçekten Rigor'un dediği gibi bu parçayı Arda Gezer yapamamış biraz da. Hani açıkçası. Hani prodüktör albümü ya. olduğu için abi yönlen, hani sanatçıyı yönlendirmeli beklerim. Hani şunu okey demem ben lazım anlatabiliyor muyum? O açıdan diyorum yapamamış diye. İşte ben de prodüktör albümü için şeyi bekliyorum. Şey inşaat albümüne verdiğim bitlerden daha iyi bitlerin burada olmasını i̇şte bekliyorum ben de doğal diyorum, olarak. İşte ben o de diyorum ki. Yani. Ben de diyorum ki prodüktör yapamamıştan kastım o zaten. Çünkü hı hı hı. orada şey Şah kendi albümü olduğu için hatta remaster falan gitti ya albüm. Zaten orada şey Şah devraldığı için biraz da belki iyi oldu. Hani arda burada prodüktörlük olarak bir, 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 yani varlık gösterememiş. Yani parçada aranje kötü, hani uyumsuzluk var, verse'ler bayık ve sen bunu albümüne okey demezsin normal şartlarda. Abi bunu tekrar kaydedelim falan demen lazım yani. Ben sana muhalefet için söylemedim. Sadece şu chat'teki Efe, şarkı iyi kötü muhabbeti için söyledim. Efe aranjeyle ile beat bambaşka şeyler. Aranje parçanın trafiği atıyorum. Nerede, melodik olarak olsun örnek vereyim sana anlamanın için. Parça intro ile başladı, verse de devam etti nakarat hani bu bölümlerin genel adına aranje diyoruz ve bu aranje değişikliklerinde kastım şudur hani ritim eksiltirsin e, melodide varyasyona gidersin atıyorum bir EQ filtresiyle bir şeyi alta çekebilirsin bridge ekleyebilirsin melodik olarak hani bu tarz şeyler aranjeden kastım beat değil o yani parçanın trafiği yani aranje kabaca Casper geleceğiz geleceğiz. Bundan sonra da ufak ufak oraya geçiyoruz. Zaten ya yani hep bilindik isimlerde izlettiğimiz falan yok yani merak etmeyin. üzgünüm ben bu parçayı beğenmedim. Arda Gezer'in albümünden klipli olan parçaya bakalım bir de isterseniz. O zaman Arda Gezer, Kaya Giray ne alaka anlamadım bunu bu arada. Ve Zenci bir de bana sor geliyor. Öf geçtim abi geçtim ben ya. Yani Zence, Zenci eğer tehdit ediliyorsan klibinde 3 kere göz kırp. Yok tehdit falan edilmiyor abi. Zenci'nin standardı bu. Üzgünüm. Bir yani geçen hafta istisnai olarak hani beğendik. Hani çünkü geçen işi güzeldi. Hani eksiklerine rağmen. Belki daha bulunduğu haftadan ötürü olabilir. Çok fazla iyi iş dinleyemediğimiz için hani ilk üçe ben ikimiz de almıştık galiba yanlış Hani. Hı hı hı. Ama yani Zenci'nin standardı bu abi. Yani Yener Çevik'le aynı ekol. Son zamanlardan hani erken tahribat isyan dönemlerini saymıyorsan sayıyorum. Yani hani ne, ne, ne dinlesek sence bu değil bu değil mi abi yani? Hani Yener Çevik Sound evet. değil mi yani? Son son, son 3-4 seneden bahsediyorum en az yani. Kayagira YouTuber zaten hani nette hani bu parça 10 milyon olur diyorsun. Zaten Kayagira Enes Batur'un yanındaki YouTuber değil mi abi? Hani ben hiç tanımıyorum. Ben de şeyden o ee, çalıştığımız dönemde e, Onla onunla da şey olmuştu. Hani e, kanalları falan ben onun mailini atmıştım diye hatırlıyorum. Oradan hatırlıyorum ben de çünkü parçanın kanallarını attığım zaman. Yani e, <laughs> Baykan abi tanır. <laughs> ya abi berbat hani müzisyen olarak kendini sıfat koymuş ama bunlar yani yurt dışındaki berbat kanalların Türkiye uyarlamaları. Mesela bakınız Logan Paul falan yani. Atanamayan paylarımız Logan pollarımız var, çöp içerik olarak. Yani bunların bir de hani çakmanın çakması içerikler var yani. Yani ben bu insanları müzisyen ya da bir içerik üreticisi olarak maalesef göremiyorum yani üzgünüm. Bak ee... gerçekten Netd'de yayınlanmış bu. Evet evet ben alıştım. Şimdi, dalga şimdi fark ya. ettim Daha ha, alışmıyor bu netlerden çıktı. Dağıtımcı kimse? netlerden çıkmış zaten yani tam net değişti. Yani bu parçaya zaten Kaya, Kaya, Kaya Giray iyi müzisyen falan diye değil, tamamen hani Enes Batur artı Kaya Giray hype'ı ile parça milyon olsun, biz de stream kasalım diye aldılar. Almışlardır yani bu başka bir mantığı yok bunu Beğenerek almazsın çünkü bunu albümüne yani bu ismi. Gerçek. Yani. Bundaki beat bir öncekinden daha iyi. Ama bir öncekinden daha iyi, yine iyi değil. Hani 666'daki beat'ler yok yani hala. Albümün kalanına bakmadım bu arada ama şu an dinlediğimiz iki parça çok uzak oradan yani. Zaten ben bu klipli parçayı albüm değerlendirmesine almam ya. Bunun amacı belli yani. Albüm değerlendirmesini alır mı abi albümün içinde üzgünüm? Yok şöyle iki şarkı dinledik ya sadece o yüzden söylüyorum. Ha, yok, yani bütün albüm... albüme yoramam yani. Evet evet söylüyorum. bütün albüme yoramam da hani albümün final de ben bunu ama YouTuber'la var ve nette de çıkmış diye göz ardı etmem kusura bakmasın kimse yani. Yok o değil zaten dediğim anladın sen. Yani i̇ki şarkı anladım, dinleyip bütün mi? albüme yayamam onu yani. <laughs> çok üzgünüm diyorum ve gerçekten çünkü üzgünüm abi yani. Eskilerden tetiği tanırım aynen. Hani tanırım derken bilirim hani. Çok yüzeysel hani merhaba merhaba muhabbetimiz var ama. <laughs> abi diri sound... Sağan... Yani <laughs> yani hangi dirili, ne ne dirili. Hani lirikali yok da yani soundta da tamam yakalanmamış ya yani üzgünüm. Yok üstte de yazdı, Deva, iki mesaj halinde bu konu. Aha onu görmedim. şey Baykan abi, şey inşaallah abimde de Kaya Gray'in okali vardı, Baya Arda gezelley yakın galiba. Ya yani, abi zaten bütün piyasal etkileşimde artık bütün YouTuber, rapçi rapçi ekolü. Anladım Emir Emir. Onu, onu görmemişim. O yüzden yanlış anladım. Senlik bir şey yok. Ben, ben de hata var. Ee, yani bütün bu vıcık influencer ve youtuber tayfa ve stream kaygısı taşıyan bütün rap müzisyenleri, prodüktöründen rapçilerine kol kola geziyorlar zaten. Aklı başında hiçbir influencerı bu toplarda görmüyorsunuz zaten yani. Örnek vereyim hani. Cansungur'u görmüyorsunuz böyle bir etkileşimin içinde. Ha Can mesela şey Elveda Şişko serisindeki spor hocası bizim eski LT Levent. Ama e, raple alakası yok yani. Adam spor hocası. Hani. O yüzden denk geldi o yani mesela. Hani hiçbir şekilde LT'yi pushlayayım diye bir girişimi yok. Ya da bakıyorsun. Şey... Educated değiller falan haklı olarak şu an dinlediğimiz saçmalıkları onlar da gömüyorlar. Yani aklı başındaki hiçbir influencer zaten hani rapçilerle kol kola gezmiyor abi. Influencerlardan bahsetmişken Bob denk mi geldi? birim yazdı? Ben kaçırdım onu. Ne o? Şu botun son mesajı denk mi geldi yoksa birisi yazdı <laughs> ha, ha, ha. da onun üstüne mi geldi? <laughs> hani evet Berkcan gibi diğerlerine göre biraz daha aklı başında hani zeka seviyesi yüksek olabilir ama evet zaten söyledir Alti. Ama ya yani şey var Berkcan'ın da hani yaptığı içerikler hani yani. Onda şey hissediyorum yani, yani şey patron, var, Berkcan... patron ticari zekasının vibe'ını hissediyorum birazcık. Ya abi üzgünüm patronun ticari zekası ya yani. abi var yani şimdi o konuyu tartışırım uzun bir Tartışalım süre var yani. abi yani yani şu şey kısa uz, yani şey ticari ve zeka uzun vadede hani kısa vadede vurgun yapalım biraz vizyonsuz ve memur zihniyeti uzun vadeye oynaman gerekiyor. Türkiye standartlarında şu an muhtemelen yani şey var. E şu an şu an girdikleri şeyle abi PMC'nin çöküşünü hazırlıyorlar. Da zaten çökecek. Hatta çöktü, okay. çöktü okay. aslında da yani yani evet, çok, çok... son stream kırıntıları bunlar yani anlatabiliyor muyum? Üzgünüm, yani keşke ama işte, böyle olmasa ki yani paketin yap... parasında gözüm yok ama bu gerçek bu yani. Yapmak istediğini yaptı topladı yani. Yani bir yanlış hamleye bakar. Ondan sonra hani <laughs> şey televizyonda eskiden Savaş Ay'da çok görürdük abi. Ortada varil yanıyor. İşte artık eskiden dizilerde oynayıp artık dilenen amca işte travesti, tinerci falan böyle hayatın silesini yemiş herkes böyle konuşup dert anlatıyordu. Hani yalnız bunlar şey oldu güzel. yani. Ortada ateş yanıyor. Etrafında patron ati hep beraber yani. böyle ateşi tutuyorlar ellerini. O sahne canlandırıyor. <laughs> biz öyle, öyle bir masap, masap A takımı diye bağırıyorlar. ya A takımı diye bir şey vardı yani. Abi kuytudaki sound drill de yani şey değil. Ya ben bunu hep, hep, anlatıyorum abi hani yani bu tarzların isimleri aynı zamanda hani lirikal içerikle de beraber bütünleşmesi gere gerekiyor. O şekilde o ismi alıyorlar. Yani siz tarzında da trap dediniz ve ardışık berbat hayetler arka arkaya vuruyor diye siz trap yapmış olmuyorsunuz. Sizin Atlantası renginden bahsediyor olmanız lazım. Zari not aldım bakacağım ona bir. Hani bu parçada şimdi bahsettiğim drilller var üstünde YouTuber'ın bir tanesi mıy, mıy 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 hani sesler çıkarıyor. Hani bu trap mi şimdi? Diğer tarafta bakıyorsun hani şey hani yine çok cringe sözler olmasına rağmen öbür adam orada mahallesin mahallesinde ne kadar sattığından falan bahsediyor. Hani bu yapasın demiyorum ama yani abi, abi trap dediğin şey o oh. yaptığını şey trap demeniz hata yani. Hep ben bunu artık tüy bitti dilinde söylemem söylemekten yani. Sound drill evet ama parçanın drill ile alakası yok yani. <laughs> Atlanta'yı İtalya Serie A'daki takım sanıyorlardır. Abi bu parça da çok kötü üzgünüm. Arda Gezer'in albümünün tamamı için değil ama bu iki parça için 2'de 0 diyorum ben şu an. Yani şey hani PMC, PMC mevzusuna da daha biraz daha açmam gerekecek. Abi keşke herkes daha fazla kazansın. Benim kimsenin parasında pulunda gözüm ya da bir kıskançlığım yok ama bu şey var. Hani biraz kısa vadeli mini çakallık mantığı bir hani ticari zekayı ben ticari zeka olarak hani çok iyi yerde konumlandıramıyorum. Bak iyi ticari zeka adamı sev ya da sevme acun. Uzun vadede hani torununun 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 hayatını kurtardı. <laughs> hani ama sen hani 6 ay 6 ay 1,5 sene arasındaki stream'lerle hadi biraz kendime para yapayım diyorsan bu biraz küç küçük düşünmek bence ya. Yani bence bir yerden sonra başka bir yolun bulacak ya. İzleyip göreceğiz. Bir şey göreceğiz. Umarım bulur zaten ama yani şey değil yani şu anki stratejisiyle PMC yani kendi label'ının, şirketinin ayağını sıkıyor yani. Ne <laughs> İnsanlar çünkü abi insanlar hani bu sadece rapçiler için söylemiyorum. Pop dinleyicisi de abi sürekli aynı şeyi kimse dinlemek istemiyor. Bu bir hani insani refleks diyebilirsin buna yani. Aynı parçayı her hafta yeni çıkmış adalta dinlemeyi kimse istemiyor. Zaten var elinin altında çünkü aynısın. ...sevdiği versiyon. Hani... ...hani bu mainstream açılmak falan değil yani. Hani güzel şey, şey de şu an mesela... ...Anıl da ki normalde benim Türkiye bazında en... ...hani ticari zekası en yüksek gördüğüm isimlerden biri. Hatta hani, tepede geliyor. Anıl da şu an mesela bırakman doğru mu 2, 3, 4... ...falan açıklıyorlarmış abi hani bu... ...hani... ...kötü strateji bence yani. Abi bedo stream açısından taşıyor da yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir tarafta farklı bir müzikler örnek vereyim. Hani Atilla Taş vardı ya hani iki sene vardı en son sürünüyordu. Hani siyasetten falan bahsetmiyorum hani tutunma olarak. E bir diğer tarafta aynı jadında Tarkan var. Hani yetenekler de tamam hani burada bir kıstas ama yani şundan bahsediyorum abi yani Bedo iki sene dinlenecek, üç sene dinlenecek. Tripkolik bugün ne kadar var yani? Bunların atası o çünkü ne kadar dinleniyor? Bugün parça çıkardıysa da hani netd'den gördüm de çıkarmış kaç dinlenmiş bak bakmadım ama yani Yani ne oldu Finalde kulik Devam ediyor mu ya Hapisten çıkmış herhalde hiçbir fikrim yok abi takipçisi Allah Allah. değilim de Yani şey gördün zaman... gördüm de, hani şey kaç dinleniyordan kastım abi 1 milyon 2 milyon stream almak günüm bir iki yani sene içerisinde bu streamleri almak Bir şey ifade etmiyor evet siz kendinizi Güzel para elde edebilirsiniz ama o, ben şunu anlatmaya çalışıyorum uzun vadeli iyi e, ticari zeka için Jay-Z örneğini vereyim abi. Adam şu an Amerika'nın en büyük iş adamlarından bir tanesi. Ama Jay-Z ile aynı paraları kazanmış. Baş, diyemekse, en son hani şey cebindeki 500 dolar, do doları icraya verip kalanını ödeyemediği için hapis yatıyordu. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Hani aynı paraları kazandılar. Biri ne yaptı? Diğeri ne yaptı? Mevzu bu. Hani ticari Ama zeka göstergesinde gibi. ben öyle alıyorum yani bir günde 925 bin izlenmiş. Onu niye eklemedik şeye listeye? E, onu da dinleriz ya. Yani para burada bahsettiğim para ticari zekayı sizin para yönetiminizle gösterir ya da işte uzun vadeli stratejiniz de gösterir. Hani ben bu stratejiyi Türkiye'deki hiçbir rapic'den almıyorum yani. Çok durduk bunun üstünde de ilerliyorum. Ben gireceğim ne dediğimi anlatmaya çalışacağım. Çok uzayacağı için girmiyorum şu anda. Üşendim yani. Zaten yine geliş, saat daha Zaten hani daha, en az bir, bir, saat daha buradayız. Yani i̇ki de biter dedik. İşte o de, evet, bir saati başka bir konulara ayıralım. uçu bulur da hani 5'i 6'yı bulmasın sonra bana editte çok canım çıkıyor benim abi. de render bekliyorum saatlerce. Ya edit dediğim zaten şeye girmedim artık. Geçen haftaki 6 saatlik yayında hani bazen böyle hani anlaşılmayacak saçma sapan bir yerde atıyorum. Sesimiz çakışır gibi olmuş bilmem ne. Şey, hani onları falan daha düzenliyordum. Bu hafta hiç girmedim abi. Resmen şarkıları kestim mi attım yani telif yiyecek şeyleri. o zaman sıradaki parçamız. Arda Gezer dinledik. RJ geçmişe sızdım geliyor. Chatten geç gelmedi ama ben çok baydım ve geçtim abi. Ben geçleri bekliyordum ne zaman gelecek. Evet gelecekti. niye kimse geç yazmadı hiçbir fikrim yok ama yani beni hiç açmadı yine abi. Bir de bir sıkıntı yakalamadım ama çok da odaklanıp dinleyemedim çünkü baştan beni kaybeden bir parça oldu Rigor. Hani varsa da bu sefer kaçırdım yani. Daha önce Impala'da yakaladığımız gibi. <laughs> adam, en, adam endoplazma <laughs> <laughs> yapmış. Allah kahretsin. Ya bizim ev bugün niye bu kadar sıcak kombiyi de kapattık ama yani... Terden bant yapışmıyor arkadaş. Bu gece daha uyuyamayacağız. Neyse. <laughs> ne? Ne Nehım ne? 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 dediğim gibi. çektim ve Çok güzel flüt, frit, bir ses geldi de ona, onu diyorum. bana da geldi, o senden gelmedi mi? Ben senin burnundan geldi sanıyorum. Yo, bana da geldi. Hiçbir fikrim yok, ben ona güldüm. ne hım <laughs> <laughs> diye ondan güldüm yani. Evet, vokal yine çok yordu çünkü baştan o yüzden koptum <laughs> bir parçadan yani. yani. hani Ve beat'e falan da odaklanamadım bunda yani, üzgünüm hiç çekmedi beni yani. Demoları, aa ben bu hafta demoları almayı unuttum. Neyse o, bu, haftalık silmeyin arkadaşlar Discord'dan haftaya demo özel yayını yapmalı da yok zaten muhtemelen. Yo ben varım. İki hafta sonra mı yoksun sen? Aha. Ha tamam. Bir, bir ihtimal o da. Hı, tamam. Kesin değil. Haftaya bakarım demoları bu haftalık öyle yapalım. Onları almayı unuttum çünkü benim hatam. Abi ilerliyorum ben. Gerçi yani çünkü ben, yani... gerçekten çok yordu vokal ve odaklanamadım da buna yani. Hani ama şeydi bu biz düştük. Ölüyoruz uykumuz var kafası değil hani bu parçaya özel. Baştan vokal beni çok görünce bütün odağım kaydı bir taraftan da aklım köze gitti ne zaman alsam diye. Çıkmıştır çünkü. Hatta alayım geleyim Baya Bayağı oldu bence yani. git al gel bir ara verelim. Aynen. Hemen zaten iki dakikada olup gelirim. Ya yıl başında Miraç sokağa çıkma yasağı e, şeyi katacaklar galiba yıl Ama ayın bir, yani 31'inde 9'da başlayıp sonra mı devam edecek? 31'inde mi katacaklar? Tam kesin değil o galiba. Ama şey yani cuma cumartesi pazar muhtemelen yasak olacak. Şimdi Baykan'la ilgili soruları Baykan gelince soralım. Ben de bilmiyorum çünkü. Yani bir tane beatsi var onunla ama ne taktığına bakmadım bugün. Ne kullanıyor diye. <laughs> Emir Kemal. Yılbaşı özel yayın işte Cuma olur. O da şey ben burada olmayacağım. Bizimkilerin yanına gideceğim. Orada da benim odadan çok iyi çekmiyor internet. O yüzden dinledik. Kardiyak dinledik. Hayır yıl çıkamayacağız işte muhtemelen. Zaten her gün 9'da yasak başlıyor ya. Yıl da yasak oluyor o yüzden zaten. Burada Baykan yok. Baykan'ın niye etiketleyip yazdın? Bransos fikri Serkan Baykan'ın varmış. Nasıl bir sürprizler gelecek çok merak ediyorum. Ya ben taşınabilmiş olsam Baykan'a şeyi teklif edecektim aslında. Çok pardon tekrar, tekrar ee, Şeyi kuralım, seti kuralım böyle evden canlı yayın yapalım İsterdi. falan böyle tatlı bir şey olur ya ama taşınamadım işte ben. Maalesef. Yılbaşı ben yok evdeyim ya nereye çıkayım? Soru gelmiş. <laughs> i̇şte böyle yılın bitişini kutlayacağız ha. Chatte zaman, ben var niye yokum ya? O zaman ben sıradaki parçaya geçiyorum. Ha, Baykan diyorsan tamam. Geç abi. Tamam. Fuat Ergin featuring Toygar Işıklı Çukur'dan kaçış yok geliyor. Evet Fuat abiye saygıdan pek geç yazamadık. Hatta benim de elim gitmedi ama geç kararları geldi. Üzdü bence. Baya kötü. Ya bu işte senin az önce anlattığın evet, e, pop prodüktör örneği bu, bu, bu işte. Toygar'ı şarkı... Mix'te de sıkıntı vardı. değil Mix'te mi? çok büyük sıkıntı var. Hani bayağı sıkıntı var. Fuat abi zor duyuyorum. Evet. Çoğu yerde zor. Ben yine benim, benim kulaklık kalitesinden mi diye düşündüm de bayağı var. Ben şey işte bağcıların Kızları Değilmiş. Taş bundan iyi soundtrack mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Sebebi de şu demin dediğim mevzu. Hani Fuat abi elinden geleni yapsa da kurtaramayacakmış yani zaten. Çünkü şey var. Abi bir skor müzik var ortada, yani bir kompozların elinden çıkmış bir müzik var ortada. Hani bu dediğim gibi Toyga Işıklı kendi canlısında film, dizi müzikleri, soundtrack üzerine bir Türkiye'de bir marka, kabul. Müzisyenliğini tartışmıyorum ama tamamen skorun üzerine rap yapma fikri ve hani bunu rap beati gibi biraz hani, e, evriltip kullanma fikri gördüğünüz üzere kötü bir fikir yani. Yani demin bahsettiğim oydu abi. Herkes kendi canlısında iyi. Mantığı buydu. Hani bizim rapçiler de hani pop beat'i yapıp üzerine asla bir popçu kadar olamayacak influencer veya işte melodik vokal okuyabildiğini düşünen birini soktukları anda pop piyasasında oynar bu diyoruz ya. Ben onu onu, onu kastediyordum işte. Şu, şu an çok iyi bir örnek geldi ama yani. Asla oynayamaz. Çünkü çok farklı ligler. Hani birikim bazında da çok farklı ligler yani. aynısı rap müzik için de geçerli. İşte Toygar Işıklı rap beat'i yaptığında bu oluyor. Bugün gömdüğümüz bütün beatler ya. beatlerden kötü. Ama Toygar Garışıklı normalde e. çok iyi müzisyen. Evet. Bu arada burada Fuat abinin de çok bir problemi yok yani. Mesela yok, yapabileceğini benim adam. duyduğum benim duyduğum rap dışında da söylüyorum. Duyduğum en iyi soundtracklerden biri patro, şey, pardon, pardon. mesela. Evet, evet, evet. Pardon evet. Pardon'un soundtrack'i direkt bizimkilere bırakmışlar, yapmışlar yani. Ortaya o çıkıyor o zaman. Hı -hı. Ya, i̇kisini de aynı adam yaptı şimdi. Kıyasla aynen. işte. Aynen, aynen. Demin size bahsettiğim... Ha, tamam, yıllar arasında çok fark var okey ama demin size bahsettiğim mevzu işte tam olarak buydu hani Gora'da iyi evet iyi soundtrackler var ama ondan sonra evet, iyi, filmlere işte. yapılmış rap soundtrackler abi orada skorun üstüne okumuyorsun burada bir skor müziğin üstüne okunuyor hani skor dediğim de şey değil soundtrackten harici tamamen filmde tematik kullanım için üretilen müziklere skor deriz hani Toygar Işıklı çok iyi bir kompo kompozitör eyvallah ama işte beat kafasına girip hani parça yapalım ama skorun üstüne yapalım dendiğinde bugün dinlediğimiz e, en kötü beatlerden birini duymuş oluyoruz yani ve mix kimin elinden çıktı bakmadım infoya ama çok hatalı. Fuat abinin sesi çok altta. Duyulmuyor. Ve hani şey değil, Fuat abinin voka, vokalinde hata yok. ya Şöyle hata yok. Ee, yani teknik bir kusurdan bahsetmiyorum burada ama yani yine burada biraz kumpir çıkmış ortaya aslına bakarsak hep dediğimiz şey. Ve hani mix'ten dolayı da bir şey anlamadığım için yoğuluyorum genel olarak. Nakarat iyi, kabul. Nakarat iyi ama yani kurtarmıyor. Ve ama parçanın çok haklı bir yeri var. Gerçekten şukurdan kaçış yok. Abi izlemediğin dizi ama hani resmen senaryosunu takip ediyor gibi. Hı, ben her, sanıyordum bu arada. Her yerden devam karşımıza mi? çıkıyor. Biri bir şey like'lıyor, biri bir şey paylaşıyor falan abi. Bu gerçekten maruz kalıyorum ya. Aras Bulut'a yeniliği nasıl buldum? Abi severim. Benim lise döneminden arkadaşım kendisi zaten. Bayağıdır görüşemiyoruz. Çok koptu, koptu, kopuldu yani. Hani aktif görüştüğüm birisi değil ama. Aras iyi insandır ya. Severim ben. Hani Bulunduğu Bulmadım. ünde bulunduğu ünde önünde de şımarmadığına eminim yani. Başkası olsa delirir çünkü öyle bir ünde. Hani çok örneğini gördüm. Onda adam trollüğüne yazdı. Bayağı ciddi cevap verdi. <laughs> ha trollüğüne mi? Oldu? Ha peki. Bence abi. Hani şarkının iyi bir yerini bulmaya çalışıyor gibime geldi. <laughs> Böyle bir cevap beklenmiyor ben de. <laughs> Bizim çok saçma ergen fotoğraflarımız falan var ya. Ama dediğim gibi ben Film kasmayı sevmediğim için tabii ki kimse bilmiyor yani. <laughs> hani çünkü mesela Joker olsaydı, hani günde 17 kez o fotoğraf paylaşılıyordu falan mesela. <laughs> Asla vazgeçme demiştim diye falan böyle. <laughs> evet sarhoşken de keyiflidir ya. Biz hani şeyde... E benim ilkokuldaki en samimi arkadaşımla da lise arkadaşıydı. Ben ilk o, o liseye gidecek, ben bayağı bir lisede işlediğim için kısa süre geçirdim falan da hani biz şeydi hani kopma, lise, boyun, lise dönemi boyunca falan bayağı kopmadı üniversitenin ilk, bir iki senesine kadar falan. O daha öyle bir geçer zamanki de falan oynarken. Biz bayağı hani şey, Aras bir dönem hatta rap falan dinlerdi yani erken dönemde de. Hani lise döneminde Sansar falan dinliyordu yani onu hatırlıyorum. Ee, Ok şey okullardan çıkardık. Ben farklı okuldan falan da yazsam, herkes zaten Beşiktaş'ta okuyanların olduğu gibi ya Beşiktaş çarşıda ya da Ortaköy'de buluşulur. Bunlar güleye <laughs> düşülürdü falan yine hmm. o dönem. Yani klasik. <laughs> Joker nostalisi çok kıymış bu arada ya evet. Zaten biraz daha kasarsanız Aras herkesin arkadaşı çıkacak. Benim ya de abi, şey değil. ya abi şey arkadaşı yazmış. Ya abi ya, şş, ya ün... Ya da işte ünlüyle arkadaş olmak bilmem ne ona bakarsan hani şey yani metod bunun çocukları arkadaşım abi <laughs> hani şey değil hani bu, yani o konu çok ele doğru geliyor hayır, hayır. Bayağı, bayağı ya şeyden bahsediyorum hani benim de ünlü arkadaşlarım var işte onlardan nem alanyayım prim yapsınlar bu bana çok şey geliyor hani biraz kişiliksizce geliyor hani bunu kullanan herkes kişiliksizdir demiyorum ama çünkü başardığın şey sen başarmış olmuyorsun ki seni it iteklemiş oluyorlar hani hani aras poşlayıp da işte müzikal, müzikal kariyer yapacaksam yapmayayım abi o kariyeri zaten yani. Benim zihniyetim bu. Onu anlatmak için örneği verdim yani. Yani bu ün kavramını falan hani ünlülerin kendisi de bazı fanlar da fazla hani çok ciddiye alıyor yani abi en nihayetinde herkes aynı insan yani hepimiz aynı toplulukta yaşıyoruz. Aras'ın ünlülüğüyle hiçbir rapçinin ünlülüğünü kıyaslayamam şu an tabii ki de yani. Yani, bu, yani. Ün bana hiçbir şey getirmedi yani abi. hep hepimiz finalde hepimiz Orta Doğu'da yaşıyoruz aynen mesela yani. <laughs> ya ama şey var, bu parça çünkü tutacak mesela. Hani Çukur'daki çok kötü parçalarda tuttu çünkü. Hani burada gazapizmi falan kastetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Oradaki nadir iyi parçalardan biri de verilen birçok parça faciaydı mesela. Ve, tuttu. Hani bu da tutacak. Hani Fuat abi ticari başarısı olacaksa hani abi dediğim insanın başarısından mutlu olurum. Hani maddi bazda ama yani iş bazında benim ileride hani Fuat abi yanarken asla aklıma gelmeyecek bir iş yani kötü. Üzgünüm. Ya bu ne atsan tutuyor ya. Televizyon hala öyle bir gücü var televizyon. Ama ya geçen şey dediğim mevzus işte abi hani akıllı influencer, akıllı yapımcı falan hani çok fazla bunu Fuat abi özenle söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Hani rap müziğe ve rapçilere bulaşmıyor. Çünkü şey, şey geliyor abi Kolpaşino soundtrack geliyor yani. Hani <laughs> şey gelmiyor. <laughs> Nuri Bilge Ceylan bana müzik yapsanıza diye gelmiyor yani. Şafak Sezer geliyor yani. yani. Bundan bahsediyorum. Bu arada Serkan Tetik Öztürk. Serkan abi hoş geldin. Takibin için çok teşekkür ederim. E maalesef ben hani ben bunun tam tersi olsun isterim hani benim zaten çabam bu hani genel olarak bizim hani müzisyen, müzisyen sayımız müzik yapalım. Hani bir biraz daha elitizm çıtamız yükselsin. Hani çok sığız çünkü yani şu an rap müziğin durumu. Bu üzüyor beni. Bu kadar Mali. Ekleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey yoksa geçelim Yok ekleyeceğim bir şey yok geçelim abi. Tamamdır. Kamufle ve Furkan Kılıç yanları mı ağrıyor geliyor. Çok komik şarkı var. <laughs> Geç sene ya sadist adam. Geçtim geçtim merak etmeyin. <laughs> oh. Abi kamufle Kullan niye kapat. yani beğendiğim bir isimdi benim niye böyle oldu ya. Furkan Karakılıç'la uyumlarını iki parçada da ben hiç beğenmedim ya. Yani olmamış. Olmamıştan kastım parça bazında değil. Yani bir uyum görmüyorum. Kimya tutmamış gözüküyor yani. Ya şey falan güzeldi mesela. Abi biladerden falan buralara gelmesi biraz üzdü beni yani. Zaten bu kamufle'nin tarzı değil aslında. Ya. Evet evet evet. Yani hem kamuf kamufle, kamufle bir yaratıcılığıyla ve hani özgün işler denemesiyle takdir ettiğim bir isimdi. Hani insan olarak da severim. Ama yani gerçekten neden hani sıradanlaşmaya çalışıyor tamam? İnsanlar bunu talep ediyor olabilir ama yani bilmiyorum. Ve Furkan Karakalış'la ikisinin gerçekten uyumunu daha olmayan uyumu üzdü yani. Bir önceki şarkı neydi beraber yaptıkları? Dinledik de neydi hatırlıyorum. Son, çık son çıkardı ama. Ay ben de olacak Gitsem diyorduk mi? ama hani Alben çıkmış falan tamam, muhabbeti okay. vardı ya o parça okay, da ismini hatırlamıyorum okay. şu an parçanın ya. Yani. Tamam yok tamam anladım. Sersemler. Chatten bilgilendirme geldi. Serseriler mi? İkisinden biri de olabilir ya. Bilmiyorum. Bir, bir, bir <laughs> ve serseriler geliyor. şu an emin olamadım yani. tamam tamam anladım ben. Ya kendisi burada diye sırf bu yüzden söylemiyorum. Başka zaman söyleyeyim. Mesela iyi prodüktörüyüm onu ben mesela çok eskiye gideceğim şu anda. Mesela ya Yasin ve Tetik'te çok güzel görüyordum mesela abi. Hani tarz değişikliği de olmuştu ya hani orada. Hani. Hı, hı ya da güncel güncel mesela Farazi Goblin uyumunu ben bayağı beğendim bugün. Örnek vereyim hani daha önce de Sanki çünkü o... Faraza gördük. Katılmıyorsun ama ben Farazi sorgu uyumunu da seviyorum. Ya işte. Farazi sorgu uyumsuz değil zaten daha ben hani şey sorgunun ya daha doğrusu 90 BPM'deki çok kişinin vokaline katlanamıyorum ben. Hı hı, anladım anladım. Ya ya da benle sahaya dar denir. art şeyin şahkası katılıyorum. Baykan Indigo'danmış. Sanmış Indigo evet aynen. Eyvallah. Metro tebeni bana Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Farazi Goblin dinledik Rigor. Bayağı bu yayının başlarına dinledik hatta. Motive'ye geliyoruz. Az kaldı. Motive ve e geliyoruz. Çok bir şey kalmadı zaten. hani ee, Mesela Kamufle ile ben Dapuet'in uyumunu beğenirim genel olarak. Hani şeyde de e, eski işlerinde falan da var, vardı ya yani onu, onu da beğeniyordum. Hani birebir perfect match diyemezdim ama beğeniyordum ama Furkan'la hiç tutmadığını düşünüyorum yani. Kamuflenin kendi işleri de daha iyi bu arada. Kendi kendine yaptıkları da daha iyi. Evet ya yani Kamufle zaten yani kendi kendi çıtasında da iyi bir prodüktör zaten kendi sound'u bazında. Hmm. Bu ya da keza yani. Rayman dinledik mi yok almadık. almadık. <laughs> <Travis> patron geldi. <laughs> <laughs> Dostral <laughs> <D> <laughs> <D> <laughs> <D> <laughs> patron değil mi? Travis <laughs> patron. <laughs> pat pat. <gülüyor> ya üzgünüm. Yani Kamufle'den duymak istemediğim sıradan işler geldi yani. Ee, sen... Alame var, alame nasıl <laughs> abi? O buraya girersek sabah kadar çıkamayız buradan. Mesela şey... Ör bunu örnek vermek için... De şey, değil ya mesela? Böyle hiç beklemediğin isimlerden de iyi şeyler çıkabiliyor normalde hani yan yana geldiğinde hani ne alaka diyeceğin isimler mesela, e, mesela şey bir parça da ama APO DJ Mahmut mesela abi. Yani şey e, klipli olan şarkı. Aynen kral çıktı galiba. Ha, ben orada Mahmut abinin sampling'ini çok başarılı bulmamakla beraber hani aynı sample'ı ben de kullandım çünkü. Ha, benimki çok daha iyi falan demiyorum ama hani yani biraz o, o sample'ın orijinali Derya Deniz abi çok limitli bir e, kısmı alıp loop'lamak biraz hani şey gelmişti yani ben sample'ın orijinalini bilmesem belki düşerdim beat'e ama hani orijinali bilince abi niye güzelim yerleri es geçtim falan demiştim ilk duyduğumda da zaten yani şey hiç beklemediğim isimlerde iyi, iyi işler çıkarabiliyor yani ama burada bunu görmüyorum ya ama burada bütün suçu da bu ikilinin uyumsuzluğuna da bağlamamak lazım bence. Kamufle de kendi çıtasının altında. Da. Evet 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 evet. Söz, vokal açısından da söz yazım açısından. Evet ama da. zaten ya şey var abi beat bir kere hani MC'nin tarzına uygun olmadı mı? MC'nin zaten biraz hani e, önü çok kapanıyor. Onu demek istiyorum. Anladım anladım. Ek olarak söyledim zaten ben. Sana katılmadığım için. Yani, Kamufle şey farklı bir şeyler de dinleyeyim falan kafasına olabilir ama abi şey değil. Hani yani. yan, yan, şu an bence yanlış prodüktör bu sound içinde bu sound hani kamufle bu sound'u yapacaksa kamuflenin şu an tercihi yanlış prodüktör mesela. Hani kim olur dersen Boz da duymak isterim. Yap çalışmışlardır belki bilmiyorum ama mesela daha benzer sound. Neyse ilerliyorum abi. Sırada Revios. Sırada Revios cehennemde görüşelim. Var geliyor. Hı -hı. Vokal çok rahatsız edici katılıyorum ve geçtim. Chat'te de zaten geçelim denmiş. Antagonisti dinlemiş miydik? Bir dakika o kimindi ya? Sanki dinledik öyle bir şey ama. Bugün olmasa da. Şahmen yani şey Şahmen'in orijinalini seviyorum abi ben. Hani sound biraz farklı da hani Tyler the Creator <laughs> erken dönemde çok benziyorlar. Tay şeyde Şahmen'le. Ha Şahmen'de şey var hani aynı vokal birebir aynı vokale biraz daha etnik sampling ağırlıklı beatler var. Bir Beat tercih olarak hani Tyler'dan farkı o ama hani tematik olarak da farklı ama ses tonu ve flow matematiği birebir aynı. Türkiye'de biraz orayı deneyen Vasi var ve Revios var ama Revios beni hani geçen haftalarda da hani bayağı bir acı çektirmişti hatırlıyorum. Burada da hani çok kötü, çok kötü bir vokal tercihi. Çok kötü. Hani yor yoruyor ve hani ee, acı çekiyorsun. Hani iyi fikir olduğunu düşünmüşler ama değil. Reviyosun galiba üç tane şarkısını dinledik biz bu yayınlarda. Birini eğlenceli İlk bulmuştuk. Evet. Aynı. Aynı. İlk dinlediğimiz güzeldi. Aynen. Aynen. İlk dinlediğimiz güzeldi. morfi, evet. Twitter'da Morfin'in yaptığı Masaka editine çok güldüm ben de bugün ya Eksa. Ne o? Hangisi? Masaka'nın derin anlamı içeren açıklıyorum diye müthiş bir şey var. Ha, evet evet. Çok, çok Masak editinden yani. çok bence şey editi. Boom rap, <laughs> adam editi. <laughs> yanlışını söyleyemedim yalnız. O mesela bir tanesinin nakaratında biz burada hani ben artık hani al canımı falan diye kulaklık atmıştım hatırlıyorum yani reviyosun bir. Ha, bu ondan iyi parça ama yine de kötü yani hani kendi kendi diskografisi içerisinde burada yayın yaptığımız tarihten bu yana hani 5 5 6 aydır ne dinlediysek onların arasında kıyaslıyorsam en kötü en kötü işimiz değil bu şu ana kadar reviyosundan duyduğumuz ama kötü yani. Evet, Twitter'da like morphin soranlar olmuş. Hani çok kısa bir troll video abi ama güldüm yani. <laughs> İlerliyorum abi üstüne çok konuşacağım bir şey yedim. değil yani bu. Ve zaten ondan sonra e, şey, ne kalmış bakıyorum. Goblin parazit. E, size kalanları bir söyleyeyim. Güneş ve Uzi var. Jackdan parçalar var zaten. Motive var. Ee, Anıl Piyancı, Cem Adrian var. Harun Adil ve Ahmet Üstünler var. Ve bir, bir tane de zaten e, Yiğit Taşçılar, şu an atacağım parça var. Bir de şeyi aldık, Old aldık. Hani yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Az daha sabır. 3 hani, üç olmadan bitiririz muhtemelen diye umuyorum. Hmm. O zaman dediğim gibi e, Yiğit Taşçılar maviliklere gelsin. Groovypedia seçilmiş bu arada. Evet, geç karar çıktı için geçtik ama muhtemelen hani insanlar da bizle hemfikirdir hani kötü bulup da geç demek yerine hani şey biraz da iyi ama yani tek kare görüntüde bir hani live performans kaydı dinliyoruz. Hani <laughs> Cypher'daki gibi hani bu mu diye muhtemelen geçlenmiş. Hani müthiş bir şey falan mı? Hayır ama facia değil. pek olayı yok evet yani hani kötü müzik mi hayır Kere, ama pek pek bir olay olabilir. yok yani video bazında o yüzden geçtenmiş olabilir yani ya bir de böyle de biraz şey işte ne bileyim Fuat abi çıktığında falan Hı -hı. dinliyorsun hani zaten şarkıyı biliyorsun adamı biliyorsun merak edip dinliyorsun öyle, bir yani, de, de, bil, de bilmediğin bir, bir şey oluyor bunda o olmuyor aynen, maalesef aynen. İşte pek olayı yoktan kastımız oydu yani, aynen. yani hani bir hit çünkü ortada tekrar bir live performans okunmuş hani Guru Session'da okunmuş bir uh, hit olmadığı için hani yani, Düz bir studio performans videosu izli izliyoruz çünkü yani Aynı sayfadaki gibi zaten canlı değil yani kaydedilip playback gibi kaydedilip alınmış bir şey zaten Ya yani bunda bir hata yok zaten hani yani hani Onun için çok, çok, çok ilgi çek, ilgimizi Sence. çekmedi yani mantıken Buradaki videoların hepsini canlı alıyoruz diye bir açıklamaları vardı sanki. Ya kayıt orada ekstradan canlı performans gibi alınıyor ama abi klip çekme mantığı. O, onu canlı alamazsın çünkü. Hani... Ha tamam onu diyorsun okey. Ya klip mantığından bahsediyorum. Yoksa evet şey değil hani anladım. parça parçayı playback... Hani Groovypedia'nın stüdyosuna gidip de parçayı playback yapmak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. An anladım, parça anladım. Groovypedia stüdyolarında tekrar e, performa ediliyor. Ama e, oradaki bölük bölçük videolardan hani çünkü line line alıyorsun yine. Hani çoğu hani şey değil. Hücum olarak hepsini okuyan kaç kişi vardır orada bilmiyorum yani de. E, yine klasik bu olduğu için abi. E, ayrıca tekrar stüdyoda bile performans ediliyormuş gibi klip çekiliyor ki bu normal bir şey. Yani tüm dünyada böyle. Yani bu bir dolandırıcılık değil yani. <laughs> öyle algılanmasın. Yok yok ben senin söylediğin cümle farklı yere gidiyordu. O öyle Hı -hı. anladım ben de. Yanlış yok, yok, anladım. Yok. Yanlış anlaşılmasın. Burada anladım şey O zaman sırada ee, CG en son bakacağız arkadaşlar. Ben motiveye giriş yapıyorum abi. Ee, o zaman ilk olarak iki parçasına bakalım. Ben nerede ne bir bakacağım çok övülmüş diye. Diğer parçayı da siz e, e anket açabilirsiniz. Çıkanı dinleyeceğiz. Bütün albüme bakarsa çünkü bu sefer CG ve Arda Gezer'e niye bakmadık olacak. Onun için hani ileride çıkacak klipleri bekleriz yani diğer parçalar için. Ben motive nereden ne gidiş yapıyorum. Chat'te geç kararlarını gördüğüm için ağırlıklı olarak geçiyorum arkadaşlar. Proje için bir şarkıya neden klip de? Ya evet bu parçayı zaten kliple verildiği için her türlü alacaktık da insanlar en çok bu parçaya yükselmiş. Onu gördüm. Yani insanlara yükseldiği şeyi ben yine göremedim. Geçen hafta stepte olduğu gibi. Kötü parça mı? Hayır. Kesinlikle hayır. Hani motiveden de hani yaratılan hype'ın karşılığını uzun süredir alamıyorum diyordum ben biliyorsun genel olarak hani. Hani şey değil, Türk rap, Türk Rap'teki kendi jenerasyon ustasında iyi işler yaptığını kabul ediyorum. Hani yani onlara kıyasla ama yani hiçbir zaman yaratılan hype'ın karşılığını göremediğimi söylüyordum. Albümün tamamına bakmadım. Bu albüm için yorum değil mi bu parçada millet sonunda yapmış falan dedi. Ben hala onun, kötü bir parça olmamasına rağmen onu görmüyorum abi. Bahsedilen şeyi görmüyorum açıkçası. Evet insanlar Reymen'e de yükseliyor gerçi evet. <laughs> Ölümsüz ve siyah kelebeklerin ikisine de bakalım tamam ya. Bence de ikisine de bakalım onu söyleyecektim şimdi. Yani. Mesela ama burada mesela vokal kullanımını tatlı buldum. O NWA'deki falan yorucu vokalinden hani yani çok şey hani. Abi bundan çok duyduk zaten hani yani iyi fikir gibi geliyor sana ama değil dediğim hani vokalinden bunu tercih ederim bu kabul. Beat tatlı ama yine de insanların abarttığı o, hani lirizmi falan görmüyorum ben burada ya. Ne <laughs> 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 evet ya artık yeni bir şeyler beklemişsin ikimizi çekmiyor olabilir gözlerinin dediği gibi. Belki de. İlerliyorum abi o zaman sen bir şey diyecek misin? İki parçaya da bakalım bir T toptan söyleyeceksin sen, tamam. Ha aynen. Bir şeyi anlamaya çalışıyorum. Ne eklendi? Hı hı. Hani makavelinin üstüne neden hı hı. böyle bir şey çıktı? Onu anlamaya çalışıyorum biraz. Sen makina asın, makina diyor ve o zaman motive eden ölümsüze geçiyorum. Of geçtim abi. Geçtim. Benim anladığım kadarıyla üçüncüye bakmadık ama eee şeydeki normal Makavelin üstüne böyle biraz daha karanlık şarkılar ekleyip bir hı, evet. Dereksiz albüm gibi yapmış anladığım kadarıyla şu ana kadar. Ya Normal makabedeki sadece... şarkıları genel olarak beğenmediğim için şu ana kadar dinlediklerim onlardan daha iyi olduğu için evet ama bunda da mesela geçen hafta Şiirbaz için yaptığım yorum aynen geçerli. Abi sadece nakarat veya yaptığım iş kısmında çünkü o tekrar girecek mi bilmiyorum ileride şu an durdurduk çünkü hani sadece orada ritim verip bütün verse ritimsiz bir... Tamam dedim ben başta dedim bak bu tarz sample'ları ben koro sample'larını seviyorum eyvallah kabul ama yani bunu sürekli aynı loop dönüyorken müzikal bir değişim olmuyorken bunun üzerine manifesto okumak beni çok yoruyor abi yani bu yeni new wave sound'larda da Amerika'da falan yani çok çok sıkıldığım bir ekola var artık hani boom -bap, boom, -bap, boom bap kafasındakiler de buna evrildi ben bundan da çok tiksiniyorum abi ya. Ama bunu Şehirbaz'ın şarkısıyla kıyaslamak çok doğru olmayabilir ya. Şehirbaz'ınki çok tek düze gidiyordu bir buçuk dakika boyunca. Burada en bu, azından bu da, hafiften bir yükselişe geçiyor. Bu da tek düze abi yapma. Yok abi var ya. Nereye var abi yapma. Yani orada benim beklediğim Bence şu. Bence var Şehirbaz'ınkiyle aynı değil ama sıkıntısı şu. Yükseldiği yer bir patlama yapmasını bekliyorum ama patlama yok. E da yok abi. Bunda. Aynı şey. Hayır bak başka bir şey söylüyorum sen cümlenin yarısını aldın yarısını hı hı. sildin. E, diyorum ki şiir bazınki tek düzeydi. Bunda o bir buçuk dakikalık bölüm komple tek düze değildi bence. Hafiften yükseliyordu hafif hafif. En sonunda gidiyor zaten. Sonunda vokalle değişiyor. Orada bir patlama yapacak diye bekledim. O patlama gelmedi. Bence gelse tatlı kullanımdı. Abi ben de bak şunu anlamıyorsun. Diyorum ki aranje hatası bu. Şu yüzden aranj hatası. İyi fikir diye düşünmüşler ama abi bütün uzun bir verse'ü ritimsiz olarak aynı arkada duran beat, beat, beat'ten bahsediyorum şu an. Hani verse'deki, hı hı. verse'deki hareketlenmeden yükselmeden bahsetmiyorum. Aynı, aynı koro loop'u dönüyor vokallu, vokal, vokal sample'ı. Ve hani uzun bir verse sıfır ritim, sıfır perküsyon beat, beat tek düze. E, vokalde seni seni kadar yükseltmeye çalış olmuyor. aynı aynısını Şiirbaz da yapıyor. Onda da olmuyor diye verdiğim örnek o. Ondan sonra geçen hafta Şiirbaz da davul sokmuştu bir buçuk dakikada ama oraya gelene kadar ölmüştük. Burada da o oldu. Her şey var. Burada şarkıda anlattığı şey tamam geçiyor. Hani derdini anlıyorum ama abi parça bayık. Üzgünüm yani. Yani ben orada geçen hafta da sen de çok yüzde yüz aynı fikirde değildim. Yani o serbestliği kullanmak istiyorsa kullansın okey. Sadece kötü kullanmasın yani derdim. Burada bu da iyi bir kullanım değil işte. Ben bir yerde patlayacağını düşünüyordum. O patlamadı orada sıkıntı bu, benim yok. Fikrim, hani, benim kişisel fikrim. Benim kişisel fikrim. Yoksa hani bu şarkı süper ben, demiyorum ya. Ben yani. başka bir şeyden bahsedeceğim. Benim kişisel fikrim olarak bunun arancesinde ilk 4 hadi maksimum 8 barda böyle gittiği anda dedim bir snare'i koyarsın ya da oraya bir efektle falan hani yükseltecek bir şey koyarsın ya da melodik bir değişimle hı hı hı. ritim girer, MC devam eder. Ve tekrar ritim eksiltirsin. Ben ya ben bunu şeyde yaptım abi. Yani bunu başardık dev devasa iş yaptık anlamışım ama kefeni yolda da var abi bak Fuat Fuat abi en başta beat da şey var sadece idiyatlar aksak vuruyor kasıt olarak parça introsunda ritimler giriyor orada eksiltmişiz ondan sonra bir snare ile Fuat abi giriyor Fuat abi'nin dörtlüğü bittikten sonra bütün ritim kesiliyor Fuat abi sadece snare'ler yürüyor Onun, hı hı. hani bu, bu parçaya nasıl trafik vereceğinden bahsediyorum orada da çok limitli bir sample kullanılıyor baktığın zaman hani şey değil devasa hani devasa böyle şey sürekli her dört barda bir parçanın sonuna kadar değişen bir müzikaliteden bahsetmiyorum orada çünkü. Ondan sonra nakarat bittikten sonra ikinci 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 verse girdiği yerde direkt yine ritimsiz giriyor adam. Hani anladın mı hani? Ama sen ben burada bütün parçanın verse'ünden beat'i saldığım anda MC istediği kadar iyi flow yapsın. Yok. Hani yani şey sıkılıyorsun. Gerçekten sıkılıyorsun. Hani kim yaparsa yapsın, kim okursa okusun sıkılıyorsun yani. Bunu nasıl yedirirsin? Basit... Hani rit 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 ritimsiz mevzuda Hani gerçekten bir uz uzun süre değişken, varyasyon e sağlayan bir melodin vardır Hani 16 bar boyunca sürekli e senin melodin değişiyordur, ritim yoktur Aynı loop dönmüyordur Hani 4 saniye loop 1.5 dakika boyunca dönmüyordur o zaman okey Hani Arkadaki melodi melodiye göre ritimde gidiyordur adam. Anladın mı demek istediğimi? Hani... Yok ben anladım zaten hani seni. O zaman sıkmaz ama bunda sıkıyor işte. Ben de diyorum ki benim yani kişisel zevkime göre söylüyorum ben de şiir ile kıyaslamak buna ayıp olur yani. Ama burada da başarılı bir kullanım yapıyorum ben de. Zaten çok fazla aksini iddia etmiyorum. Sadece şiir bazla kıyaslanacak durumda değil bence. Onu söylüyorum. Çünkü burada en azından ya, vokalden kurtarıyor ya birazcık. Vokal efekten yükseliyor. Motive diye. şiir çok daha yetenekli bir MC. Bunu kabul ediyorum. Bu zaten ya bu MC skilinden de, bahsetmiyorum. Benim gözümde aynı şarkı şey işte. Burada söylüyorum. ayrıştık olabilir. Şarkı bazında söylüyorum ben. Sadece o en son noktaya geldiğinde patlama yapacak diye düşünüyordum. Bekliyordum. Yapmadı. Hayal kırıklığı oldu bende. Bu şarkı neden bu kadar beğenilmiş onu da anlamadım. Bence başarılı bir şarkı değil bu arada. Mesela şey. E, liriklerden bahsediyorsak o zaman. Şunu niye konuşmayalım? Daha şey diyor mesela. Şimdi hatırladığım kadarıyla not aldım. Ben, yarın ben an kesin ana sayfanı yani. yar, yarın kesin ana sayfana düşebilirim. Bu cümlenin içindeki mantık hatasına bak yani mesela. Yani. Hani bunu yazmaman lazım mesela. Kesin düşebilirim. Ya da işte ritim üstüne sözlerle anlaşılır falan diye anlatıyor. Arkada ritim yok mesela. Yani o zaman bunları da tartışalım. Madem. Tartışalım zaten. Abi. Söz, yaz, söz, yazım kalitesinden bahsediyor. Böyle, Yoksa göm şarkıyı... Gömeceğiz ki yani tabii ki gömdüğümüzü hani birileri ciddiye alıp belki kafaya patlatacak ki bir şeyler gel gelişecek. Hani bunu yapmadığımız zaman çünkü geldiğimiz nokta ortada yıllarca en berbat şey bile abi olsun ya hani hip hop için bilmem ne falan dene dene zaten bu hale geldi yani. Ya Ama sana söyleyeyim bir önceki şarkı bundan daha iyiydi. Evet bir önceki şarkı Demin, bundan daha iyi. Demin dinlediğimiz bundan daha iyiydi. Bu, bu konuda hem fikirim. Ama bu ya burada ben şey işte beatten başta umarım hani batırmamışsınızdır diye evet, girdim. Evet. Batmış yani üzgünüm. Evet emobilefi diye bir ekol oluştu bu arada. Gerçekten sokaklar, cennet, yıldızlar. Of. Bak videoyu anmak, yakın ölmüş bir kardeşinizi anmak çok güzel bir şey. Hepimiz değer veriyoruz kendisine. Çok büyük kayıp. Hani ben müziği falan geçtim. Hani insan olarak çok üzücü bir kayıp zaten yani. Ama hani şey gerçekten emobi çok limitli bir şeyden bahsediyor ya sürekli. Bütün emobi hani o da artık biraz baymaya başladı insanları yani. Çekmece, Yıldızlar, Mahalle, işte Cennet, Mahalle, Biyo. Tabii ki bahsedin ama biraz da başka şeylere de geçecek abi yani. Şu iki dinlediğimiz şarkıdan yola çıkarak söylüyorum ben. Bu arada bence Macabre'nin ilk hali daha iyiydi. Geçtendi de ama demişler ki abi devam edelim mi nasıl bitiyor diye. Yani bir dakika daha bakabiliriz isterseniz ama ben çok bir değişim Fark... olduğunu... Hızlıca bakayım ya da hani sözleri değil de bitte bir değişim var mı diye. Hızlıca bir bakıyorum. İlerleye ilerleye bakacağım. Şurada bir yerdeydik. Yok abi çok beklediğim majör bir değişim yok abi benim açıkçası. Baykan benim sesim geliyor mu? Ben tamam. parçayı dinlediğim için önde parça vardı. Ha, tamam. Olabilirim. Şey dinlediniz mi? Bana gelmedi çünkü. Hadi Ben hızlı hızlı geçe geçe baktım abi. Tamam ya bana çok geç geliyor ya şey bastıktan 15 saniye sonra falan geliyor. Yine bir çözemedik şu boşluğu gelir problemi. Neyse çok bir şey yoksa sıkıntı yok zaten. O zaman siyah kelebeklerde de bakıyorum motiveden. İkisi övülmüştü. Hadi bakalım. Ben bunda övülen havayı bulamadım yani. Ben de ben de. başlatıyorum abi o zaman siyah kelebekleri. Tamam tamam. Tamamdır. evet. Parça bitti. Diğer ikisinin diğer ikisinden farsah farsah üstün iş abi. Ve bak mesela çok, çok daha iyi. Hani tatlı bir beat var. Beat umarım bozmaz diye dua ede ede dinledim. Neyse ki bozmadı. Memphis referansını ben de bak buna mesela bu iyidir, iyidiriz mavi ben buna saygı duydum. Hani Memphis referansın. en azından bir şeyler dinlenmiş ve hani, <laughs> hani bilinçli yapıldığını gösteriyor yani. Shadow iyi geceler. Ma Makaveli ismi çok clickbait bir etkisi ya yani o, o, kesin yani o NWA da aynı şey yan yol NWA diye parça var hani yani ya rahmetli Easy'yi benle alaka diyor yani. <laughs> <laughs> o parça için. Hatta galiba şarkının da yan yolu yok orada. Direkt NW'ye şarkı. Yok işte var. şarkının nakaratında falan hani yan yolların. NW'ye yani parçanın alakası yok. Yani hani Ice Cube falan böyle dem diye bakıyor anladın mı? bu şarkı öbürlerinden çok çok daha iyi. Bu arada hani, bu şarkı... Bu... Hatırladığım kadarıyla Makaveli'nin önceki şarkılarından da ilk halindeki şarkılardan da Tabii, daha başarılı. Ya, Mate, ya, Makaveli'nin ilk halini zaten ben beğenmemiştim. Yani, ya, ya yayında tamamını dinlememiştik hani çıkış parçasına bakıp geçmiştik ama ben hala mesela, dinliyorum arada ya sevdiğim ya, galiba aslında. Pe pe pek sevmediğim bir bir işte yani. o Burada eklenen parçaların çoğu şey yani şeyde şu an beğen çok fazla beğenmediğim şey e, ölümsüz falan da e, orijinal versiyondaki parçalardan daha iyi bence yani. O ya yani bu karanlık havayı daha daha çok beğendiğimi kabul ediyorum ama hani diğer iki parçada nereden de ve işte ölümsüzde dinlediğimiz e, insanların sosyal medyada abarttığı şeyi asla görmedim. Ama bu parça iyi. Siyah kelebekleri iyi abi. Ya bak chatte de geldi mesela bunlar. Farklı bir EP olarak da çıkabilirmiş yani. Bambaşka bir konsept zaten ya, evet. diğerine göre. Yani bir albüm sıkıştırmaya da çok gerek yokmuş sanki ya. Ya ben bir tek bu şarkıda nakarat kısmı beni çok sarmadı. Bir de sonu çok sarmadı. Onun dışında ya nakarat da şey değil mü müthiş nakarat falan değil kabul ama şey değil ya değil, değil. İş yapı çıkmış abi burada yani. Hani şey değil sırıtmıyor nakarat yani. yani seni ya seni düşürmüyor hani şey yani. değil seni Bunun... parçada düşürmüyor hani. Ama işte aynı seviyede tutuyor böyle. Bir evet. Düşürmek ya da aynı seviyede tutmadan böyle yukarı çıkaran bir Patlatan bir nakarat olsa kesin, çok tatlı olur. Ya kesin de nakarat değil hani o konuda en fikirim. Seni yakalamıyor ya yükseltmiyor hani hı hı. bu konuda en fikirim. Ama şey değil. Düşürmediği için de okey diyorum ben hani şu an. Evet okey. Ama şarkı bu sefer 3 dakika boyunca aynı seviyede gidiyor. E, işte. Evet, ben şeyi evet, evet. özlüyorum Zaten bu da Hani bu... Doğru. Özellikle eskiden çok vardı bizim şarkılarda da vardı. Böyle nakarata girince şarkı yükseliyordu. Sonra tekrar verse devam edip bir daha yükseliyordu falan. Bayağıdır öyle bir şey dinlemedim gerçi. Röportaj yapmıştık Muti ya Moti'yle evet, şey dolayı demiş okay. ki röportaj yapmıştık Moti'yle mevsimden dolayı böyle işler vermek istemiş. Elinde varmış bu tarz işler zaten. Eyvallah. Yani buradaki benim şeyim niye bu tarz iş yapıyor değil zaten olay. Yani Deluxe albüm yerine ayrı bir albüm, ayrı bir EP olarak verse evet. daha tatlı konsept bir iş olurmuş en azından. Ya zaman. ben birçok bir firma ve rapçinin zaten tercihlerini çok mantık rayına, anlam rayına oturtamıyorum biliyorsun yine olarak. Hı -hı. Ne dinlemedik? Harun Adil dinlemedik değil mi? Yok. Tamam. O zaman Haar Nadil, Ahmet Üstünler ve Allame efsane geliyor. parça bitiyor. Aslında bitik uzun demişsiniz ama ben fade attım bu arada da bitik uzun demişsin ama aslında 2 dakika 47 saniye ya. 47. Ne Onu çalamam. <laughs> <abi> yani. <laughs> yani şey çok uzun değil ama evet abi... ya, o şeyden geliyor işte yine aranje. aranje yani abi bu aranjenin çok kilit bir şey olduğunu bir an önce camianın fark etmesi gerekiyor. 2 dakika 47 saniye insanlar uzun geliyorsa bir problem var. Abi çok özür dilerim ben. Yok Undertaker üzgün değilim. Klibi gördükçe şarkıya odaklanamadım. O yüzden başıma eğdim yani klibi görmeyeyim diye. Hepsi ayrı ayrı kafa sallıyor ya. Üçünün de çok şey, ritmi uygun değil. Şey Samuray şey oldum artık. Gerildim yani. Çizim, çok, çizim çok güzel ama insanı yoran bir tercih. Görsel olarak ama ya adam, bir de şey... burada gör, hani grafik tasarımcı değilim. Hani hobi seviyesi. En fazla tişört tasarlıyorum yani. Onun için ona girmeyeceğim çok da. Biraz yoruyor yani. Ama çizim bazında başarılı Yorunu, çizim yani. yormasından ziyade ya da şey e, ritimle alakası yok ya bir de üçü de farklı ritimde kafa sallıyor şey oldum artık. Aynen, aynen. Yani şarkıya odaklanamadığım için eğdim başımı klibi görmeyeyim diye. Üzgün üç, değilim yani. Anketten üç çıkmış ben de üç buçuktan dört veririm. Beğendim yani her şey değil tekrar tekrar çıkıp dinleyeceğim bir parça mı? Hayır. Ya ama şey değil hani kötü de değil hani bugün neler neler dinledik. Ben yayının en başında bunu söyledim diye üstüme geldi. Ama abi yayının başında şey söyledim. Yani şimdi yani şimdi Kozmos dinledik. Yani bugün kötü iş var. İlk aklıma gelen. Ben de aynı söyledim. Neler neler dinliyoruz diye. Dinlediklerimize göre mi kıyaslayacağız hani, dediniz? Bora dönüyor dünyanın falan yanında şaheser bu yani. O yüzden diyorum. Valla nakarat olmasaydı ben de dörde çıkardım da. Ya nakarat beni de çak çakmadı. Hani şey değil hani. Belki zevk meselesi olarak çekmemiş olabilir. Çünkü teknik hata yok nakarat. Ama bence sıkıcı yok, bir tercih. Teknik hatadan değil sarmadı yani beni. Çekmedi yani. Evet yani çekici bir nakarat değil vasat. Doğru. Ama teknik olarak hata yok nakaratta. Yani do tonlama doğru. Bu arada chatte e, gerginlik çıkmaz umarım. E, farklı Niye? düşünebilirsiniz. Boşu boşuna bence tartışmayın. Sadece biraz daha düşüncelerimizi güzel dile getirirsek iyi olur hani. Evet fikrim. İnsanlar güzel eleştiriler yapıyor. E, hani Hoşunuza gitmediği için şey yapmayın bence. Birbirinizin üstüne yürümeyin. Gerek yok. Gecenin bu saatinde birbirimizi kırmayalım. Hmm. Ne olmuş? Ben kaçırdım zaten de. Çete bakmıyordum o sırada. Yok. Zari yorum yazdı. Casper bir şey yazdı onu. E eleştirmek için eleştiriyorsun diye. Şimdi ikili atışmaya dönmesin yani. Aynen aynen aynen. Şey noktasına gelmeyin boşuna. <laughs> w ile sevgi <gülüyor> anlaşmak. <gülüyor> Hani gecenin iki buçuğunda burada bir amaç uğruna bir araya gelmişiz. Net de acısı çekmişiz. <laughs> Biz Bence niye tarikat olduk ki şu an. İlk kural saygı değil mi? <laughs> <Yine>. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kavgalar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel insanlar. Of. Ya şey... Harun'u beğendim. Ben an anket oyunu şöyle kullanayım. Ay hiç okumuyor ki şeffaf olduğu için. Ben yani, yani şey var yani Harun'u beğendim. Allame'yi de beğenmekle beraber hani bu sadece Allame, Harun ve işte Ahmet Sütunlar için geçerli bir şey değil. Abi Ger gerçekten gereksiz agresyon beni çok yoruyor bazen parçalarda. Yani çünkü bu beat bu kadar agresif vokal istemiyor bence. Çünkü tatlı da beat ama bu kadar agresif vokal de istemiyor. Buradan da biraz... Evet ona da, ona da katılıyorum. Buradan biraz puan kırarım. Ya agresyonu gibi anladın mı? Gerek, yani gereği yok. Bir yandan yakışıyordu ama işte bu şarkıda Abi yakışıyor olabilir de e göre. Unuttum söylemeyi. Ya e göre yani şey var. Onu e Yine söylemeye. şeyden çok klasik bir yerden örnekliyorum. Yani şimdi Nas The Message'da da baktığın zaman Shape of My Heart sample var ama Nas orada vokalde yakarız demiyor. Hani şarkının şarkı tematik olarak bir mafyazo rap parçası ama Nas, Nas orada hani tam beat'e uygun okuyarak sana o agresyonu yine geçiriyor. Ama oradan hani Nas o bir o sample'ın üzerine bağırsa çağırsa böyle hani böyle hani savaşa gidiyormuş gibi okusa muhtemelen o parça o parça değildi bugün yani. Kastettiğim daha net anlaşılması için çok klasik bir yerden örnek vererek belki hata yaptım ama anlaşılabilir herhalde. Abi evet Şivava agresyonu da chatte <laughs> Şivava mı? <laughs> <laughs> Abi gel yani Şivava'larda da şey var yani çok yersiz ki şey. ben dünyada en sevdiğim şeylerden bir tanesi Shiva benim yani topi sağ olsun. Hani gereksiz agresyonları var ya böyle hiç çok alakasız bir yerde. Bir yerde oturuyoruz işte pandemi öncesinde. Ya garson çay getiriyor, garsona hırlayıp saldırmaya çalışıyor. Ya adamı seninle alakası yok. Sen kucağımda yatıyorsun. Benimle alakası yok. İki masa ötede niye yani? Hani gereksiz yer ve zamanda agresyon göstermekten kastım o. Burada da hani güzel. Şivabalar hangisiydi ya? Tofi'nin cinsi kanka. Ha tamam. Paris, o Paris şeye Hilton gitti. Paris Hilton abinin konserden sonra şeye gitmiştik evet, ya, evet, kafeye. Evet, evet. Durmadı yerinde hayvan ya Durmadı yani. O kadar ufacık ka şeyden, cüsseden Hı. beklemeyeceğim bir agresif. Şey abi. yanlış anlaşılmasın. Ben bu arkadaşlar hani Cüste'leri ufak ama agresifler falan gibi bir şey söylemiyorum hani. <gülüyor> hani <gülüyor> o anlamda Oraya da çekmezsin. Oraya da çekmezsin Abi her konuyu şey. Zaten. Abi. abi her şey olur. Hani çünkü şey var hani. rap'in bir kısmı zeka dolu, kültür dolu insansa kalan çok büyük kısmıysa arka sıradakiler çünkü. <laughs> Onlara ekstra açıklamak gerekiyor. Her şeyi parodi yazmak gerekiyor parantez içerisinde çünkü. <laughs> Neyse. Hani ya buradaki gereksiz agresyondan kastım. Hani şey var. Yani, bu beat bu agresyonu istemiyorken niye bu kadar agresif gidilmiş? Hani ya parça, parçanın puanını yükseltebilecekken biraz daha düşüren şeyler bunlar benim için çünkü. O yüzden diyorum. Yoksa şey değil. Facia falan mı? Hayır. Hani çok hani, güzel şarkı. Cegi henüz dinlemediğim için bilmiyorum. Hani bir de bir tane alıp pianca işimiz kaldı zaten son üç parça. Ee, abi de uzi varmış pardon ee, dört. Yani bunlardan daha mucize çıkmazsa muhtemelen günün en iyi parçalarından birinde en azından zorlar. Muhtemelen Hı -hı. almayabilirim ama listeye tekrar bakacağım için bunu söylüyorum. Aklımda şu an net bir parça yok. Bire bire bir aynı fikirdeyim. Hani o zaman zorlar ama çok daha iyi olabilirmiş yani o açıdan diyorum. Motive dinledik Noins. Hoş geldin bu arada. Abi ben işte en iyi en kötü seçerken en kötünün bir adayı var ona çok üzülüyorum. Şu an bakalım son adama gelelim göreceğiz hep beraber. Son adam. Hiç, yap hiç yapmak istemiyorum çünkü yani. Evet o zaman Cegi sona sakladığımız için önce ee, makina ile girelim. <gülüyor> makina. <gülüyor> Güneş featuring Uzi dua geliyor. Evet geçtim arkadaşlar ama bak sana geçen hafta dediğim Uzi'yi burada aldım çünkü üstü yoktu fark ettin <gülüyor> mi? <gülüyor> çünkü ortalama bir MOB klibinde Uzi çıplak olmalı abi. <laughs> abi dur geldim. Ee, ben şu an e, Dost şeylerin içinde program pencerelerin içinde boğulmuş haldeyim şu an. Klibin Uzi'li kısmını izleyemedim özür dilerim. Ya, çok kayıp yok yani Uzi yine. Dövme gösteriyor. Tişört, tişört yok. Şey yok ama işte aradığımız yani. Bir şeye bakıyorum çünkü Spotify'ı açtım da arkadan. Bir şey bir şey merak ettim. Biz bayağı adam biz burada saldığı müzikleri kendi playlistlerini dinliyor arkadaşım. Bu nedir? Ne playlist? <laughs> Spotify'ı açtım arkadan. Spotify uygulamasını açtım yani. Bir şeyi merak ettim de evet tamam aynı kişiymiş bu güneş e, benim daha önce bir şarkısını dinlediğim bir güneş vardı o güneşle aynı kişi mi diye baktım da tamam ok ha, çok, çok da önemli bir infoya bakmamışsın ama canın sağ olsun <laughs> yani yok önemli bir infoya baktım abi şu yüzden çünkü dinlediğim şarkıda güneş fena değildi burada bu kadar nasıl kötüleşti onu anlamadım abi ya şey var işte Melodyne Featuring Uzi <laughs> Dua parçasını dinledik hani yani Melodyne parça yapmak istemiş ama hani insan olmadığı için sese ihtiyacı varmış ve güneşle anlaşma yapmış gibi duyuluyor Aynen işte bak <laughs> yola Koyul şarkısı Abil olan onu diyorum o şarkı fena değildi oradan buraya nasıl geldi onu aynı kişi emin olamadım ona baktım hani Plugin'in şarkı çıkarmak için insana ihtiyacı varmış ve güneşle bir, bir araya gelmişler hani benim duyduğum bu yani mesela demin örnek verdiğimiz pop camiasında tutar mutar falan dediğimiz şey var oldu örnek mesela işte. <laughs> güneş bastık. <laughs> Ya, ya, bu arada Zeynep Bastık çok kötü vokal abi üzgünüm. Çok kötü vokal ya. Sufür şey işte yola koyul olması lazım. Abi kızın normal sesi fena değil de ama işte şey var. Abi neden kullanmıyorsun o zaman? Hani şey değil. İşte ben onu anlamadım. O şarkıyla bu şarkı arasında Çünkü dağlar kadar fark var. Şeyi alıyorum o, o yüzden açtım abi. baktım. Ben dinlerken şeyi alıyorum. Hani Melodyne'la hani doğallıktan o kadar uzaklaşmış bir yapay vokal var ki ototünden falan bahsetmiyorum hani bunu çok evet, net hissediyorum evet. abi senin siz gerçekten sesi sizin dediğiniz gibi ben de ilk kez dinliyorum kendisini sesi doğal sesini iyi abi kullan ya buna gerek yok çünkü bu iyi bir fikir değil Uzi Uzi bu arada burada çok kötü Uzi de çok kötü evet. çok kötü Viti de sevmedim MOB 21. sezon Hani <laughs> bu kadar uzayan tüm diziler gibi. <laughs> Gayet kötü gidiyor. Hani tepki Uğur falan kendini kurtardı galiba kaçarak yani herhalde. Di Diyorum ve haftaya bir iki hafta içinde işte çıkacak Emovi albümlerinden birinde Beat'im var galiba. <laughs> Emin olmamakla beraber. <laughs> artık yok bence. Öf artık yok galiba. Sen bu yayını galiba. bir iki hafta sonra ver <laughs> şey, YouTube'a. <laughs> <laughs> Ama anne... bir de Uzi ile Güneş okuyormuş ona da. Yok yok <laughs> yok. Ya, Vizyonerim ben. Tamam. <laughs> Saygın abiyle yaptık hayaletle. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet Efe Makina buna nazaran iyiydi dendi. Nerelerdeyiz eyvah eyvah. <laughs> o zaman bu SoundCloud'dan geliyor abi. Hı hı listemizde var bakıyoruz. Ee, all Deep featuring Savai herhangi biri geliyor. Sonra da Anıl Bacak'a e geçeceğiz zaten. Evet fade attım. Sen mi gireceksin ben mi başlayayım bacım. Abi ben öncelikle son iki anketi açan kimse teşekkür ederim. Şıklar gayet başarılı <laughs> ve 1, 2, 3, 4, 5'ten daha <laughs> kimse. Son, an... <gülüyor> <gülüyor> <Şu> an... <laughs> Bence bir onu söyleyeyim unutmadan. Abi ben çok yoruldum ya, sende de oldum aynısı bilmiyorum da. Benim benim için savaşa eşittir yorgunluk abi zaten hep söylüyorum ben bu yüzden. ama. Bayağı yoruldum. Bu arada bir tatlıymış aslında. Bir yani çok tatlı, bu, tatlı bence de. Bunda bence da yine de. bunda da yine bu agresif pokerine ihtiyaç var ama bunda da yine aynı şeyi hissettim ya yani. Bir de hani abi her, herhangi biri telaffuzu gerçekten sevgiler proza değil. Ya şey <laughs> değil bak yalan yok. Ee, ben bunu arada denk gelsin arkada çalsın diye bir tane listem var. Oraya atacağım ama açıp açıp dinlemem yani. Sırf bir beatten dolayı atacağım oldu. Şimdi sana daha önce yaptım. Vokalini aldın mı şimdi? Tam olarak bu var şey. Tazmanya canavar. Evet ay gerçekten Tazmanya. Sylvester'la arasında bir yerdeyiz yani. O, hani Peltank Shaming değil ama o da arada oluyor. P patlaması şu yaptığım. Abi beat çok tatlı ama şey var. Biraz daha değişiklik istiyordum ya. Hani bu halde okey. Daha iyi bir vokalle üstünde sevebilirdim. <laughs> Tek düze bile olsa ama hani bari böyle bir vokal varsa beatte biraz daha değişiklik isterdim. Beat'in hakkı verilememiş çünkü gerçekten çok kötü vokal var üstünde. Hani linç yiyeceğim yine muhtemelen ama çok kötü vokal var. Hani flow master falan diyorsunuz abi. Flow falan ortada hiç flow da yok. Hani master da görmüyorum yani. Yoda sevgiler. <laughs> master demiş en azından master analım dedim. <laughs> Hangi albüm bu ya? Ha şey tamam. Şimdi Ol çözdüm all, çözdüm onu. Oldu final albüm. Oldu final albüm. En ben tek ben single gibi düşündüm tabii. En so, şimdi? Hani buradan da bir parça alalım. Malum savayı alalım dedim yani. Anladım. Ben eskiden yayından önce falan bakıyordum arada çıkan şarkılara. Bu ara yoğunluktan hiçbir şeye bakamıyorum. O yüzden single sandım yani hiç albüm olduğundan haberim yoktu. Hı hı. Ya, Bence Ol Defe sessiz sakin güzel işler yapıyor ama yani demin dinlediğimiz bazı isimlerin yanında Uzi'nin yanında falan hava tamam yine kabul ediyorum. Hani onlardan iyi ama kötü yani gereksiz hani çok overrated hani. Şöyle flow ustası, şöyle dilsiz şöyle iyi bir ok vokal falan abi çok kötü vokal. Çok üzgünüm. Çok kötü böyle vokal. <laughs> Özerk melodiler dinledik mi? <laughs> Onu dinledik. <laughs> bir ara. Hangi parça hatırlamıyorum da dinledik. <laughs> ya Şehir FM'deki bazı beatler abi Şahin Deka kaver yine hani ortalama bir iş çıkar. Bak ortalama iş çıkar diyorum. Hani biraz orada farazinin hakkı yeterince verilmiyor yani. Grup içerisinde de. Biraz ondan o yani. O zaman e, ilerliyorum Mali hani sen. Tamamdır. <laughs> i̇tiraz edeceğim bir şey yoksa. Hani, sabah ilk üçe girer. Mahkemede yani. miyiz abi? Niye itiraz edeyim? <laughs> ya ben çok gömüyorum ya 91 film. Ben, <laughs> ben o kadar gömüyorum senin kadar ama söyledim işte yani. Beni yordun şey. Ya. O muhalefet ya şey var. var. O, yani bayağı çok çok facia şeyler oldu. Şimdi abi varlıklarından memnunum ama çok overrated buluyorum. O yüzden. Genel olarak ben burada sürekli hani konusu geldi mi bu fırsat mı fırsat mı fırsat mantı overratedlarını belirtmek ihtiyacı hissediyorum yani. O zaman e, Anıl Piyancı ve Cem Adrian ölüm ile yaşam. Cem Adrian da bizim camiaya bayağı bir girdi galiba. Cem Adrian galiba bir, bir şey atmış ya Instagram'dan. Bilmiyorum. Ama yeni da... mi eski mi bilmiyorum. Tamam bakarız. Abi yok. Evet geç kararlarını gördüm ve geçtim. Burada Cem Adıyan'ı da beğenmedim abi. O hani re canımı yaktı. Your... <laughs> Kısma. Yapama bak ama anladım. Yok sen. Anladım zaten ben de hem fikrim seninle bu konuda. Cemal şey... Cem Adrian zaten bu vokalini çok sevmiyorum ben. Ne çünkü şu eğitimim falan olmadığı için benden iyi, iyi, vokal performansları beklemeyin trollük yaparken veya yani. <laughs> asla çıkmayacak onlar benden. Ee, şey Burada Cem Adrian'da hani, ge, hani geçen hafta Cem Adrian'ı beğenmeyenler şimdi ne düşünüyor şey inşa konusunda. <laughs> hani çok kötü en kötü verse falan diyen di, yani denmişti yani en kötü verse diyorum. en kötü Cem Adrian vokallerinden biri falan denmişti. Cem Adrian şey yaptı bu hafta hani hold my beer dedi abi. <laughs> koşarak üstümüze uçtu böyle. <laughs> bu arada Cem Adrian'ın bu vokali birçok şarkısında var yani var, çok Var kullanıyor. var ama burada çok. Ben durumcu. onları da sevmiyorum. Burada çok burada ekstra yorucu abi çünkü ben yani beat'i de beğenmedim. Ya Anıl gerçekten 50, 50. kez aynı verse okumuş gibi hissediyorum artık sıkıldım ya. Hani bazen bazen ne yaratıcı gelebiliyor ama hani yaratıcı diyorum pardon. Bazen iyi gelebiliyor kulağa çünkü o, o zaman da şey oldu mesela Can Molkan'ın ya bazen verdiği beat'lerde falan o şey mesela. Zeynep Bastık'a rağmen oradaki beat çok tatlıydı ya. ilk parça. İsmini unuttum parçanın. Hı hı. Orada mesela hani yine aynı Bırak verse vardı, vardı ama oradaki işte beat'in hı. kalitesi ve aranje yürüyüşü yüzünden mesela kötü gelmiyordu da hani bir de kötü beat olunca anıl, anıl çekilmiyor abi bende ya. Hani hep aynı şeyi dinliyormuşum hissi var çünkü çok sıkılıyorum. Bırakman doğru mu bir evet. Ben şeyin şahlı olan bayağı iyi Cemal yani geçen hafta. Ben onu zaten en iyi parçası seçmiştim o hafta için yani. En iyi parça, yani üç parça seçiyorum ben genelde. En iyilerden en onun arasında vardı. Ya ve şey dedim hani Kingstay'ı seçtim geçen hafta hatta ben. Hani bir katılmayan falan dendi. Ya yani, hani Kuntaper girmesine girer ama yani o, ben şeyin şu an aynı hafta sayıda biz aynı hafta dediğim için aynı hafta dediğim iki parça arasındaki uçurumu görünce biraz ondan da hakkını yemiş olabilirim düşünüyorum. Ama Kingstay yine hala açıp dinlemesem de yani çok da pişman değilim onu seçtiğim için. Şu an böyle ben bir monoloğa girdim. Mali sen <laughs> ne düşünüyorsun? Abi, ben <laughs> konudan uzaklaşmanı böyle şeyle izliyorum. Nereye bağlayacaksın diye izliyorum. Bir an kendi kendine konu açtım ve devam ettin onu. Abi, Şu an sapıt, bakıyorum. Kuntepere ne ara geldik diye. Sapıtıyorum artık. Yani Cem Adrian şeyin şey falan. <gülüyor> <üstünden> <gülüyor> konuları, çok, konuları öyle gittim. bir bağlıyorsun ki takip edemiyorum yani artık gecenin üçünde. Ben abi zaten senden en fikrimi söyledim işte ya. Ben Cem Adrian'ın vokaliyle ilgili olan <laughs> kısmını söyledim. Anıl Piyancı zaten senin dediğin gibi. Ben Yine aynı istedim. aynı tarz yani şey değil bu arada Anıl Piyancı'nın arada yaptığı yaratıcı işler de var. Bazen var, kendi çizgisini var, var. Işte onu diyorum, Işler onu de var. Ama genel olarak aynı verse. Hep, aynı verse okuyormuş. Ama genel olarak yani. Evet. Flow'undan ton... da bence tonuna... da Cem Adrian'ın da uyumsuzluğu var bence ya. Yani Flow'undan tonuna yani yazdığı deliklere kadar aynı şey dinliyormuş hissediyorum ya da bu, evet. hani bu çok büyük sıkıntı aslında yani. Yani bazen şey diyoruz ya olacak olacakken olmamış diye. Bu o da değil yani. Bu, Bu direkt olmamış. Bu olmamış abi üzgünüm. Bu direkt olmamış. Üzgünüm. Ee, bir şeye bakıyorum. Atladığımız bir şey var mı diye tekrar bakıyorum. Çünkü sonra Cegin albüm. oradan iki parçaya geçeceğiz ve yayınımızı kapatacağız çünkü. Yok gördüm. Unuttuğumuz bir şey yok. O zaman ee... Ölümün kuzenini sonra açayım. Önce ne, neyi almışız buraya? Eski gıda almışız ama var mı öneriniz? Bütün albüme kesinlikle bakmayacağız haberiniz olsun. <laughs> yani, onun pazarlığına girmeyelim. Çünkü yine biz dört buçuk saattir yayındayız. Bunun da bana editi, upload'u, YouTube'a yüklemesi var yani. Bir de yanlarım ağrıyor oturmaktan benim. O no, kamufle selam. <laughs> Başka bir şey diyecektim o yüzden yanlarım Eski Jagged okey dedi herkes. Hemen hemen. Hennessy bak Kontkar içinden Ben şöyle çok hızlıca bir albüme baktım. Hı hı. Yani eski Jagged fena değil. Şey e, hani dinlersek anca faturaları ya da kontla olan şarkıyı falan dinleyebiliriz yani. Bence sen aldıklarını çal abi. Tamam. O zaman eski Jagged'la ben giriyorum. Aynen. Ya zaten daha klip gelir abi bu albümden. Yani bu hype'ı bu kadar çabuk tüketmez. Ay, ay, ay. Abi evet yok. Ya, ya zaten çok sonuna az kalmıştı ama yani siz ısrarla geç demediniz ama Uf, zor parça. sen <laughs> <laughs> sonuna gelmesi zor bir parça oldu benim için abi. <laughs> Aşırı basit sözler var. Ha. Ya. ya şey insanlar biraz bunu şeyi sevdi herhalde. Kendi diskografisindeki eski parçaların hani bazında hani referans alınıp hani kullanılmasını sevdi herhalde biraz. Çünkü çok övülmüş Tabii. bu parçada internette. Ama yani üzgünüm abi ve bilmem ne bilmem ne kafam penis falan abi. Ya gerçekten mi ya? <laughs> ya abi <laughs> ya basit yazdığın, basit yazdığını iddia ettiğiniz her rapçiden daha kötü yazabilmeyi bazen çok nasıl başarabiliyorsunuz ya? albüm öncesinde verilen single'dan bayağı aşağıda bu arada. Çok çok önce. aşağıda. Ben çok, çok hızlı, aşağıda. çok hızlı baktım ama çok aşağıda. Bir iki tane şarkı sardı ben hani Muhtemelen açar arada Çünkü dinlerim ama mesela, beklediğimden çok aşağıda. Ya orada da çok benim hani artık bir kanalın mottosu oldu, mimi oldu biliyorsun. Orada da çok cheesy line'lar var, cringe line'lar var dememe rağmen orada mesela zekice göndermeler de vardı. Malikontkar oldun demin. Bir internetin dondu. <laughs> Ne oldu be? Kontkar oldu. Şey tam kafan bak şöyle olduğunda bir de gözlerinde yukarıda <laughs> beyaz kaldı ve öyle bir dondun o yüzden kontkar oldu diyorum. Yani Peki, dur bana geç geliyor ya, izleyeceğim. Ama çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yani benim cheese line mevzum ve cringe line mevzum zaten meme olduğu için tekrar, tekrar kullandım. Ee, şey var. o şarkıda yine de zekice diyebileceğim göndermeler vardı. Burada o da yok abi. Yani, yani iç dökümü gibi olabilir ama abi yani ben yani günlüğüne yaz ne bileyim. <laughs> ya yani. ben o noktada değilim ya yapsın yani. <laughs> ya yok rap ya jagged şey değil yani back falan değil tabii ki ama yani şey değil. İnsanların hep, hep diyorum ya burada hani overratedlık mevzusu abi insanların böyle çok göklere çıkardığı insanlarda ve projelerde bana göklere çıkarılan şeyi maalesef göremiyorum keşke görsem. Ya, burada da aynı şey geçerli. Hani ya bu, mesela bundaki beat'e çok yükselemedim hani, hani Bit de sorulmuş çünkü. Abi bu, bu Undertaker demiş ki, abi bu şarkıyı aşırı basit diyorsun bu gece parçasının ikinci versiyonu Jagged Day Murdered, e Evet de Undertaker e inan biz, o, ben o zaman Twitch yayını falan yapmıyordum o parça çıktığında Twitch yayını yapıyor olsam ben yani nasıl gömebileceğimi tahmin ediyorsundur bu gece parçası. Hangi şarkıya kaçırdın mı? Bu gece. Hı. Hani benim bu ben gece övmeyeceğimi yani. tahmin ediyorsundur zaten. O zaman yayın yapı, yapıyor olsaydım o şarkı çıktığı vakit yani muhtemelen onu söylerdim yani. Hani bu gece kıstasın evet bu geceden daha derin bir parça ama yine de basit yani üzgünüm. Hani bu parça çok övüldüğü için diyorum insanlar yine biraz şey nostalji romantizmi e, etkisinde herhalde. Hani çünkü kendisinin eski parçalarına bir atıflar var ya sürekli bir referans gösterme belki de onlandır bilmiyorum. Ha, bir tek samt evet veteran hatırlattı evet bir tek samt satırına biraz güldüm. Hani o <laughs> eyvallah dedim ona yani. Tek galiba benim orada hani güzel diye diyebileceğim satır. Hani de dediğim gibi kötü falan değil ama çok da ek ekstra bir şey duymadım yani. Hani debi asantmış galiba. De o da öyle mi okunuyor bilmiyorum ama ha, mı? Hani İngilizce mi okumam gerekiyor? Türkçem emin değil. <laughs> Sen sen yorumlayacak mısın Mali? Geçeyim mi son parçaya? Söyledim abi konuştuk üstüne zaten. Ya yok ekstra Hatta bir şey. albümü duydum. de söyledim ama ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Bence geçelim belki en son bir toplu bir daha konuşuruz. E, tamamdır. Hani ben albümün tamamını dinlemedim. Bir de klip parçası var yok. işte ona bakacağım. Onun için yani şu an yaptığım parça albümün tamamı için değil. hani. Hı -hı. Çünkü dediğim gibi hani hype yaratmış bir iş, beklenen bir iş. E... Talep oldukça bunun en az bir, birkaç tane daha single görürüz bu albümden. Yani eski mantıklı single so olarak söylüyorum. Yani birkaç tane daha klip görürüz muhtemelen. Evet. İlerleyen haftalarda zaten diğer parçalara da muhtemelen bakma ihtimalimiz olacak. E, buna örnek olarak Cosmos'un albümü geçen hafta kliple çıktı. Bu hafta bir klip daha geldi. Hani bununla da benzer bir şey olacak zaten. Çünkü bayağı 3'e geliyor saat. Ve biz yayında 5 saate koşuyoruz o yüzden. Ee, günün son parçası. Jack ölümün kuzeni olsun diyor ve parçayı başlatıyorum. Sufyu bu buna parça bit, bitince mi değineyim? Hadi değineyim öyle gireyim tekrar sormuşsun. Hangi metot daha mantıklı sence? Single'ları salıp sonra albümde toplamak mı? Önden albüm üstüne klip mi? Ya abi tüketim tüketim süreci çok değişti artık hani. Şu an aslında albüm yapmak bile hani şirketler tarafından çok mantıklı görülmüyor. Hani çünkü çok seri bir tüketimiz var. Single single gidin mantığında yaklaşıyorlar ama hani illa albüm yapılacaksa da bence albümün önden PR için biraz e, parça vermeyi ben daha mantıklı görüyorum ama firmalar bazında bakarsak firmalar artık direkt direkt olarak e, albümlere hele ki çok şarkılı albümlere asla sıcak bakmıyorlar yani. Abi başlamadan şunu da bir şey yapalım. Dün gece çıkmış ankette şimdi sorduk, cevapladığı insanlar ayıp olur onu da alalım. Tamam, tamam onu da alalım. O zaman dün geceyi de alacağız. Ben bu çalarken yandan linkini tamam, bulurum. Tamamdır. Hı. Tekrar ediyorum o zaman. Bir böl sen çünkü araya girince başar çektim parçayı. Jack ölümün kuzeni geliyor. Sen ne düşünürsün bilmiyorum da bence bu şarkı beat bazında bir öncekinden çok çok daha iyi mesela. Bunda beat bayağı iyi. Beat bayağı iyi. Birkaç şey geleceğim yine de <laughs> abi bir kuzen ve moruk gerçek abi of rapçi jargonu. nefret ediyorum ya. Murum, <laughs> Murum Kuzen. Ay, hani illa Almanca olmasına gerek yok. <laughs> hani... Niye öyle diyorsun reis? <laughs> o da çok var. Reisler falan da çok dönüyor. Ama moruk kelimesi. Of moruk 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 moruk. of. Bir de tekrarlandıkça böyle daha da sinir bozucu hale geliyor ya o kelime. Diga çavafa abi o direkt artık hırsız jargonu o ya. Hani marizledik falan o yani. <laughs> çava falan bence direkt o, o yani. Hırsız jargonu artık direkt hırsızlık şey yani o yani. Konuşamadım. Abi ben internette şeye çok güldüm. Of of söze bak uyku uyku ölümü kuzeni işte uyku ölümü kuzeni Muruk falan diye tweetler atanlar abi hani hani <laughs> nasıl state of mind anlatır ya. Hani o kadar adamın da üstünde ilmatik tişörtü var zaten. Hani yani bu, bu kadar basit hani Türk şerif dinleyicisi bu kadar basit referansları bile kaçırıyor ki şöyle de bir gerçek var. Hani o dahice söz aslında NASA'da da ait değil. Hani NASA Abi Talmud. Hani <laughs> yani Yahudiliğin hanım ilk medeni kanunu diyebileceğin eser. Yani ilk hani o söz ilk oradan geçiyor. Nasıl da 16 bulunuyor zaten. <laughs> hani hani nasıl nasıl dehasıydı da hani hani onu es geçtik diyelim. Hani Jagged'ın <laughs> dehası olarak görmek bu sözü falan müthiş bir cehalet örneği abi. Çok üzgünüm. Ha çünkü şey bu. Hani Nas bir de New York State of Mind hani böyle hani nasıl böyle kenarda kenarda köşede kalmış böyle hani bir <laughs> hani single'ında ya da düetinden bir söz dediği... ya adamın en büyük hitlerinden birinde var o parça yani. yani bunu bilmemek cehalet abi çok üzgünüm. <laughs> Abdurrahman yok adamın üstünden ilmatik tişörtü var yani klipte. Ve bilmeden konuşmak ve bu buradan övmek mesela çok garip geliyor bana. Lirik kaliteye bak, söze bak, of de ahice falan abi. <laughs> hani 4000 yıllık söz o anlatabiliyor muyum? Hani uyku ölümün kuzeni hani 4000 yıllık atasözü gibi bir şey abi o yani İngilizce konuşulan herhangi bir ülkede ya da İbranice konuşulan herhangi bir ülkede. Türkçede de benzer bir şey var zaten. Evet. Uyku yere ölüm. Aynen, aynen aynen Diye de bir kalıp var çok da. Uzağa da gitmeye gerek yok yani. şarkı bazında bir şey söyleyecek misin? Yo, şarkı Beat iyi. konusunda <laughs> en fikiriz galiba. Şarkı iyi. Bu, bu iyi. Beat çok tatlı. Hani bir önceki beatte çok bir ekstra görmüyorum diyordum. Buradaki beat bayağı yakalıyor abi. Yani ya, klip artık şu, şu, şu çağda hani ben şey klibe çok düşmüyorum artık. Hani şeyden demiyorum. Hani teknoloji gelişti ve artık eskiden çok imkansız gelen ekipmanlar artık ceplerimizde bile var. Yani iPhone bile 4K video çektiği bir ortamda hani Ekstra bir fikir anlatmayan bir klibe çok yükselmiyorum. Selim'cim istediğin zaman gel. Ya Hatta benim e, Server ve senle ayrıca bir şey yapma niyetim de var. Müzik biznesi yayını yapma niyetim de var da işte bir takvim falan oturtamadığım için daha kapınızı çalmadım henüz haberiniz yok hani. bayağı şey, yapım firması ve medya üzerine konuşmak için yani. E, bir, kötü klip mi? Hayır tabii ki ama şey değil böyle hani of oh, wow klibe bak falan diyeceğim fikirler yok yani. Ama yani günün başarılı işlerinden biri hatta ben muhtemelen bunu şeyi alırım yine de hani. Bugünün en iyi üç parçasından biri olarak alırım muhtemelen gibi duruyor. Kabul. Ama insanların da hani e, yani, bu abartı ve işte bandwagon olayına hani bir, bir yerde birileri konuşuluyorsa işte puşlanıyorsa arkasına takılma kafasına o kadar kıl oluyorum ki abi yani. 4000 yıllık tam ters etki yarattı bu arada bu şarkıda ya şey yani, bu albümde. Ya 4 yok yok şeyden diyorum ben. Bu albüm yüzünden Jack Gömüyor falan anlamda söylemiyorum. Yani uyku yine bu hmm, şeye hmm. döneceğim. Hani Uyku Ölümün so kuzenim sözünü abi 4000 yıllık sözü hani adam da referans aldığı şeyin tişörtün üstüne giymiş. Hala hani <laughs> <laughs> Jack'in dehası olarak görmek bence çok büyük aymazlık çünkü. Yani ben ona çok sinir oldum ya. <laughs> abi dur yukarıda kim yazdı ya ben kaçırdım. Ha Sofya yazmış. Ezel 21 gramda da aynı mevzu oldu diye. Hatırlıyorsun o zaman da millet tweet atmaya başladı. Ne? 21 gram ruhun şeyiymiş, ağırlığıymış falan diye. Hatırlamıyor olabilirim. 21 ya. gram ruhun ağırlığı mevzusu var da ben ezel, ezel mi sansar mı ya? Ezelin 21 gram diye parçası var? Şu an hatırlamıyorum. Yok yok. Olabilirim. Kafam karıştı. 21 şey gram diye şarkı yok. Bir şarkının içinde geçiyordu. Millet şey yazdı. O söze bak işte 21 gram ruhun ağırlığıymış. Çok ince gönderme falan filan yazdı. <laughs> <Ha> yani <laughs> hani sansar dinleyenler bunu beğendi. Ha Bir sonraki hayatım geldi geldi. Sansar <laughs> dinleyenleri geç hatta ben şey daha gerisi var yani. Söz geçmesinden ziyade şeyi düşündüm. Hani ezel 21 gram parça vardı falan yok, düşündüm böyle. Falan dedim şu an Allah kahretsin. Selim bu arada şey soracağım. Ya lütfen tabii ki şirket politikalarını eleştirmeyeceğim ama arkadaş bum rap demesin ne olur ya. Ne olur bum rap demesin. Bizim programın rakibi olacak arkadaş. bum rap demesin tek isteği o. Hani biraz terimleri öğrensin ne olur. Bak kurs verebilirim istersen. <laughs> Ücretsiz. of Bu arada ben şeye de baktım sonra birkaç videosunda daha kullanıyor. <laughs> Yanlışlıkla değilmiş yani gerçekten. Ya hadi. zaten muhtemelen kamufle orada bize değil Hı. ona salladı. Muhtemelen. Çünkü şeyi yanlış söylüyor orada. Ee, hani Produktörü. prodüktörü o yanlış söylüyor orada yani. Bizi, biz direkt prodüktör bilgisini chatten okuduk çünkü yani bize değildir o muhtemelen. Lirikalci değil mi? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, şey var abi. Ya gömen herkes bir şekilde gömsün. Ben bunu istiyorum. Çünkü gömdüğün zaman gelişiyor abi her şey. Ah, se ya yani Selim de eyvallah teşekkür ederim. Yani yapabileceğim bir şey varsa çekinmeyin. abi. Uf, bugün niye ter bastı beni ya? Of kesin hasta olacağım ben. Böyle böyle. Şey tat alma duyunda bir sıkıntı var mı kokuda yok, falan? Yok yok. Hatta... <laughs> Şenager'in tadı bozduğu için bıraktım hatta. o <laughs> hani olsa orada olurdu. Hadi bakalım. Tam bozmuş işte abi. <laughs> Hayır. Tadı kötüleştiği için bıraktım dedim. Hani yani yoksa onu fark etmezdim hani. <laughs> of. Ama yani şey bu Aynen, şu konu buraya yani. gelsin diye. Kalem mısın mesela gelsin <laughs> evet. diye söyledim de gelmedi. <laughs> o zaman bir parça daha almıştık. O parçaya da geçiyor. Şu an için bu benim günün en iyi 3 parçasından biri seçebileceğim bir iş. Selim yok yani şey var ben ıı e, onu da söyleyeyim de öyle geçeyim. Üniversite radyosunda ya da o Radyo sayılmaz herhalde değil mi? Hani benim de aynı yoldan geldim zaten. Yayınları diyelim üniversitedeki. yayınları. Üniversite yayınları diyelim. hani sizinki çünkü tam bir radyoydu ama sev de çünkü videolu bir hani konuk ağırlama Hı -hı. formatı vardı ya o yüzden dedim. Abi, bu arada bizde de çok fazla video var. Bunların izni alırsak ne? belki bir yere yayınlanabilir aslında. E, evet de vardı şeyden diyorum. Sizinki tamamen hani siz yok, videoyu yok. kendinize çekiyordunuz Oo. ama sizinki tamamen frekans ma mantığı hani sadece ses dalgası olarak yayınlanıyordu ya yani görüntü okay, yok. Okey okey yani. onu anladım. Sadece şey diyorum hani bir izin alabilirsek Hı. senden belki yardım isterim o konuda ha. ulaşmak için. Eee Belki o video kayıtlarında bir yayınlar üstü yani olsun. Bence bence beni hiç bulaştırma kanka. Benim 5 aydır sevenim kalmadı. <laughs> yayınlar <Peki>. yüzünden. <laughs> hani işini zora sokarsın ya. Devam. yani. Devam. Ya şu albüm yapmaya Selim... çalışsam 3 kişi falan kaldı elimde ya. Dur, Selim e. bizim Selim burada klasik böyle. Biz bir konuya girip sonra konuyu çok dağıtıyoruz. Kusura bakma. Ben tekrar bıraktım sözü. Şey ya mesela Selim e, gömüle gömüle kendisine ders çıkardı. İstanbul Üniversitesi'nde hani o kadar gömülecek bir şey yapmıyordu hani hatırlıyorum. Hani şey o toyluk istediliyordu sadece ve eleştirileri e, neden böyle oluyor diye analiz ederek bence şu an çok doğru bir yere geldi ya. Bu diye demiyorum hani sen sen olmadığım bir günde de muhtemelen bunu söylerdim çünkü ben insanları yüzüne de gömen biriyim biliyorsun. <laughs> yani e, bu açıdan takdir ediyorum ama kimisi de işte hani çips, beni çekemiyorsunuz kafasına gelerek kendi sonunu hazırlıyor ha, yani. Dışarıdan ben gayet olumlu görüyorum ya. Ve ama yani ya şey var mi? sırf sırf bizim aramızda kendi gey geyik döndürmemiz açısından ama kovulmanı da istiyorum yani Selim yalan yok. <laughs> Abi o çünkü, o çünkü bir miyim yani hani Selim ne zaman kovulacak Selim kovuldu bir miyim o yüzden. Hani gerçekten kovulsa şakacıktan iki gün üç gün bile olsa yani çok eğleniriz gibi geliyor yani. <laughs> Bu arada Selim'in bildiğim kadarıyla şey de var. Yanlış söylüyorsam düzelt de. E, o yayınlardan sonra epidemiye geçişte bayağı bir şey diksiyon dersleri, eğitimler Tabii falan da var galiba o arada. Ama mesela şunu Öyle kabul edeyim. Bir Hayır. şey yazmıştın Twitter'a sanki yanlış hatırlamıyorsun. Arkadaşın ismini bilmediğim için söylüyorum. Bu Boom Rap diyen arkadaş hani eee yaşı var belki bilmiyorum ama şey değil. Hani en azından e, geliştirilirse belki bir şey çıkabilecek gibi duruyor. Mesela Teoman Kaleden çok yanlış bir tercihti mesela. Bunu da yüzünüze söyleyeyim mesela. Arka plan için. Ya, Teoman Karadeniz biraz riskli bir insan. Riskli ve çok yanlış için. bir tercih abi. Ya çünkü şey var, sunucunun konuktan fazla konuşmaması gerekiyor bu tür durumlarda. Abi şöyle söyleyeyim, <laughs> ya, ya. biz e, hatırlıyorsan Understation yayınları bittikten sonra yayınlara başlamıştık. ve <laughs> Bu şey değil, sadece ee... epidemikte kastetmiyorum. Bu Understation döneminde de, sen andığın için böldüm sözünü, Understation'da da aynı şey. Hani, konuk aldığı kişi 3 saniye konuşuyorsa, Teoman 20 saniye konuşuyor abi. <laughs> o şöyle de, oldu. attı şu an. Under tamam. Session... <gülüyor> <Tustum>. <gülüyor> yayınları şey bitti. Ee, bizim yayınlar başladı sonra. Çok denk geldi. Hatta ben anlatmıştım bunu işte. Bizim Hı -hı. hiç yayın fikrimiz yoktu yani böyle konuk almalı falan. Belki sağ olsun. İnka'ya olsaydı öyle bir hani Under Station da bitti. Yapsanız da falan muhabbetine başlamıştı. Hı -hı. Orada mesela Teoman'ı da çağırmıştık. Ee, orada da bir şey özelliği var. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum da Teoman'ın ortamı e domine etme gibi bir özelliği var. Bir anda bütün konuşma ona kayıyor. O da bu tarz yayınlar için ciddi sıkıntı. Konuk olarak geldiğinde okey. Onda evet, bir evet, sıkıntı yok zaten. Ediyorum. Seni o yüzden çağırıyoruz zaten buraya. Sen Hı -hı. konuş diye. Ama sunucunun ya su, yayını ha. domine etmesi biraz sıkıntı çıkarıyor. Evet. Yani oradaki problem oydu yani. at edelim sohbet. Hoş geldin uyku adam. <laughs> Nailgili adamla uyku adama sevgiler. şey <laughs> 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 Ya evet Okan Baygan olma olma bu biraz sıkıntı. Ya yani çünkü ya o yoksa direkt kendisinin geldiği yayın vardı. Ya bir Onu de ya. şey var. E, e, ya ben bunu hep söylüyorum hani gidip hani bu laf sokma değil de kendisinin bilgi olarak da çok hani o olduğu konumda olmadığını söyleyebilirim açıkçası. Hani yapılan yani şey değil. Akademik bilgide hata yapmak gibi bir şeyden bahsediyorum yani. Hani baris hata hatalı olduğunu da düşündüğüm için en başta eleştirmiştim zaten ama yani üstüne bir de hani bu Understation'da devam eden ama sonra törpülenmeyen hani konuktan fazla konuşma olayı çok büyük bir sıkıntı bir kanalı aşağı çekmek için zaten program gittik ya, ama bu da normal programa gitmesi hatta ben çekimi yaptığım sırada da Selim'e söylemiştim abi ya ilk konuk olarak beni almak hayatta yapacağınız en büyük hata <laughs> ben bu ülkenin bugünlere gelmesinde sorumluyum Yaptığım her vize başvurusu, <laughs> ya, ya ya giriştiğim her albüm projesi, abi, vesaire. Ben büyütüyorum olayı. Hep... Yani ülkenin değil abi, dünyanın. Şu anda dünyada <laughs> evet. kimse bir yerden bir yere gidemiyorsa bunun tek sorumlusu Baykan Barlas'tır. Ay, ya. Oyunun için arka planı yaşamayacağı çok belliydi abi. Yani çünkü ilk konuk benim yani. Abi en basit düşün, bir şamprasla parça yaptık, yayınladım bir ay sonra adamcağız öldü. Hani. <laughs> yani. Stok güldüm de gülemiyorum ben. Solomon Charles'la ortak albüme girmiştik. O Boost dönemi falan böyle projenin ismi olacaktı. Abi a, çok şükür yaşıyor da abi bir MC vokal sanatçısı düşün. Abi herif ağzından vuruldu. New York'ta ayakkabısı için soyguna uğradı ve ağzından vuruldu. Daha hala estetik. Ve o sırada biz Baykan'la <laughs> beraberdik ve ben o gün tekrar yani... arkadaşlığımızı sorguladım. Acaba görüşme sevmiydik diye. <laughs> ben bugün İsmail Türüs oldum şu an ama bu nasıl bir terdir ya. Ya benim böyle bir olayım var yani. Onun için o programın ilk konuğu ben sen, o gün sana studio, şeyde de çekim yaptığımızda da Şu biz ayağım uğursuz gelebilirdi ya yani. yani geldi de yani. Ato son işte biraz geyikteyiz işte son bir parçamız var onu da dinleyip biz de yatacağız muhtemelen çünkü 5 saat olmuş. Ama dediğim gibi ben çığlık atmıyorum sen rahat rahat uyuyabilirsin. Bu arada talebini gördüm, ee, şey hani Discord'da abonelik şeyi falan, e, rolü falan onu ayarlayacağım, ona bir bot atacağım, o dağıtacak galiba. I am Sarıkaya, ben de 10-11 yıllık beatmaker'ım. Baykan senin gibi sample kullanan görmedim, tebrikler takipteyim. Teşekkür ederim abi. Ay mahcup oldum. <laughs> sandık falan diyor. <laughs> At atom mecburen atom yayın geçmişini mecburen sileceğim çünkü DMCA mevzusu var biliyorsun yeni belamız Twitch'te. Biz e, cuma günleri full hani yeni çıkan işlere baktığımız için kanal yanmasın diye e, sileceğim hemen indir indirip e, sonrasında YouTube'a bir iki haftaya bir iki hafta ediyorum bir iki güne atarım haftalık tekrarına <laughs> YouTube'dan podcast Ay, olarak. Bazen insanlar gizleyemiyorlar içindekileri gerçekleri böyle dışa vuruyorlar. Bu da Baykan Barlas'ın onlarından biri. Ya ben sana güzel bir kanal bulurum uyumak için Atocuğum ya hiç problem yok. O zaman ben sıradaki parçaya geçiyorum artık son parçamıza. <laughs> Daha bak, bizim bak, çirkin... Zaten bu arada bütün albümü dinlemiştik bunları konuşmasaydık. Ya O, o da lazım. Ee, sırada o zaman Jack'den seçtiğimiz son parça Dün Gece Geliyor ve yayının son parçası. Yok abi ben geçtim çünkü gerçekten mörda var yani boynunda chain lipstick <laughs> sanki Will Smith falan <laughs> show diyor. Bir yerde bir yerde like da kullanıyor. <laughs> yok show diyor. Tek show diyor ya. Beat güzel aynen onu. Beat tatlı, beat tatlı. Beat tatlı. Aa ya yani bu parçada da hani albüm kapağını övelim mi birazdanmış. Evet. Kimin eseri ise bayağı güzel iş çıkarmış. Evet abi, Tupac ve Biggie Re referansları var parçada hani bu, bundan çok daha zekice şeyler yazılabilir sanki ya. <laughs> ya be, ama en, en cringe lan galiba Like Will Smith, Sanki Will Smith falan böyle. <laughs> <Ya>, galiba <laughs> like buradaki World en World ya. şey de kötüydü yani şey oradaki Amsterdam, işte Carlsberg, e, bildiğimiz bütün alkol markalarını ve şehirleri <gülüyor> <gülüyor> bir araya getirelim mantığı. Yani lirikal olarak facia. Yani zaten şey değil yani. Her parçadan kal bir şey beklemiyorum. Hani bunu tekrar tekrar üstüne geçeceğim ama abi yani ilk akla gelen şeyle de şarkı yapmasak mı ya? Evet, I'm Legend Like Will Smith. Of gerçekten abi. Cringe, bayağı cringe ya. İçiyorum Marmara buz abi diye. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Ya gerçekten bugün algoritmanın yazabileceği sözleri insanlar yazıyor ya <laughs> o biraz benim. Çünkü algoritma muhtemelen bir 15 15 sene sonra maksimum 15 sene sonra bu arada. Hani Shakespeare'dan falan daha iyi eserler ortaya dökebilir bu gidişle. Hani teknolojiyi asla küçümsemiyorum ama şu an <laughs> hani emekleme aşamasındaki Siri gibi de söz yazmayı yazmıyor onu ya. Hemen özür diler misin Siri'den ve bütün fakat algoritma ara geldi de bak onu şamadım. Algoritma hala 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 şey hak. Ha. Yani böyle devam edelim mi? Hakkari'ye selamlar falan. Of çok. Yok ben Arapçaya bağlayacaktım. Ha o da olur ama ben şey o, yok şey bu ıkçılık diye o gırtlak o yani. O gırtlak o, orada da var. O yüzden. Eee <laughs> MT YouTube yayınında gelen yorumlardan şarkı yapıyordu bir yönde. O mümkün. Ee, bu arada Ato şey geçen haftalarda TTNet Türkiye'de çöktü ya benim servis sağlayıcım sağ olsun. Ee, bir yayın bir saatte yarım kaldı. Biz geçen hafta e, hatta 5.5-6 saatlik bir yayınla 2 haftayı birleştirdik. Onu kaçırmış olabilirsin ama 2 hafta önceki cuma e, yayın kapandı. Haluk Baykan geldiğim gibi Kürt ırkçılığı yaptı. Hissediyor musun? Abi bizde her yerin var. Biz burada Fransız gömdük, Alman gömdük. Türk gömdük. Haluk evet tam şey yazacaktım. Seni andık. Hatta seni biraz gömmüş olabiliriz kusura bakma. Şaka bir yana bu kanal asla ırkçı bir kanal değildir. Oradaki Mali'nin gırtlağı yüzünden yani bu ya araba gidecek ya e gidecek abi. Yani başka yapacak hiçbir şey yok. Yani ırkçılık değil bu. Tekrarını izlersin falan diye dinleyici kasıyormuş. Yok izlersin. Yani hadi. Haluk... Yok. Hatırlayan varsa yazsın valla ben unuttum. <laughs> Halil'in un adını geçtiğini hatırlıyorum ama konuyu unuttum. Yani özetle yani bu parça bir tarihinde bu parçada hiçbir şey beni çekmedi. Nakarat falan dahil. Bir tar tatlı ama. İlk, ilk şey hariç, ilk, ilk şarkı hariç. Yok ilk şarkıyı ben genel olarak beğenmedim ya. Evet ama. ilk şarkı genel olarak kötüydü. Haluk evet Step Tabanca'nın nesini sevdim bu arada hazır. Mirar sormuşken ben de sorayım sana. Twitter'da görmüştüm. Of, bu nasıl bir ankettir ya Rabbim. Birini seçin. Birini seçin. seçin. Boomer neymiş? Bir bakayım. Boomer anketi. Boomer anketi. Görünmezlik. Anketi. Hayat boyu, hayat pizza. boyu pizza. Fuchs efsaneyi bitirmiyor. Kila dönüşme Geçmişe gidip ilk içi harmanı almak. Ama benim için... Ha onu çıkmamış. Harm'da kalmış bende. Evet. yok bende de ben kendim tamamladım onu. Bende de Harm'da kalmış. Ben kilakana dönüşmek ben... olarak <laughs> ben Bunu ne <laughs> olarak seçiyoruz bu arada? Ya, bu şey o, Olmasını istediğim şey mi olmamasını istediğim şey mi? Ben seçenekleri biraz mantık çerçevesinde inceleyeceğim. Ee... Yani görünmezlik Peki. mantıklı geliyor da. Hayat boyu bizde zaten muhtemelen benim kaderim. <laughs> hani yani hayat boyu pizza para vererek satın alabileceğim bir şey. Evet. En azından. Kilo Kila Hakana dönüşmek zaten benim yapabildiğim bir skill. <laughs> hani böyle bir yeteneğim <laughs> var. O yüzden onu benim için bir şey ifade etmiyor. Fuchs <laughs> Fux efsaneyi bitirmiyor ki muhtemelen bitirmeyecek ama ben ya onunla geçmişe gidip Harman'ı ilk 3 alma arasında çok kararsızım. Harman'ı ilk 3 almana gerek yok zaten almanı o hafta ilk 3'teydi o yüzden. Wow. Onu seçmene gerek yok yani. Wow. Gereksiz bir. O, o zaman ben olmuş. de Fux oy verdim. Ama <laughs> yani de görünmezlikle Fux arasında olmam peki yani. Görünmezliği ne yapacağım? Fux bitirmesin daha iyi. Yani. Verdim ben. Be Beğendim dediysem 9 bölü 10 demedim, 7 buçuk bölü 10 dedim demişsin de Haluk ben Step ne yapmış ya diye tweet attığını hatırlıyorum. Hani bu yedi buçuğa söylenmemeli yani. Daha, Haluk birazdan tweet atacak. Yok ya Sufio hayır. Fallar falan. Ben para e fallayan Haluk değil. Onu orada ona ona atmıyordum. <laughs> Peki. Of sen Hello ne oldu? Ben Fer e da geçmiş olabilir. Emin değilim şu anda. Yani ekseriyetle yani. seviyorum ben Haluk. <laughs> e, ekseriyetle de geçti. <laughs> Bugün bayağı Haluk konuşmuşuz biz. <laughs> O zaman e, şeyi seçelim mi? Artık. Bitti mi? Bu Bit Bitti bu kadar. Daha ne olsun? <laughs> Abi ben bu <laughs> sefer iyileri kötüleri kenara yazdım aklımdaki. Tamam. Unutuyorum yoksa. Sen sen söyle ben listeden bakıyorum. Şimdi ben de bakıyorum listeden. Kötü için benim 3 adayım dör, var. 4 tane yine. kötü adayım var benim. Hı, tamam. Bakalım nelermiş. 4 kötü adayım var. 4 iyi adayım var. Ama birini çıkarabilirim. Hangisinden başlayayım? İstediğinden başla. Sizin i̇yi, sorudan başlayalım. İyi geceler, iyi uykular. Ato yarın normalde planlı bir şey yok. Pazar günü var hip hop hip hop üzerine ama yarın belki böyle geyik hani bar bağır, bağır olmadan bir yayın yapabiliriz ya oyun oyun oynamalı bir ihtimal akşam. Abi en kötüye bir tane garantim var benim. Hı, hı. Serin anlat. Tamam. İkincisi garantim güneş uzay doğa. Hı, -hı. E, 3 ve 4 arasında gidip gelmekle beraber Derya'nın karabasanı mı yoksa Fuat abi'nin e, mix problemi sebebiyle giden şarkısı mı şu an 12'si arasında. Tamamdır. Dedim yani kötüye birini almak istemiyorum. Hı -hı. Çok üzüleceğim Hı -hı. diye. Ouydu bu, işte. Yani neyse ki ben Fuat abi kötü kötü bir parça olmasa ama daha kötüsü var bende. Anne hani benim kendim. Ne kendim abi? Gibi. Belki benim Hı -hı. kaçırdığım bir şey var. Abi de kardiyak yazmışım kenara. Yok ben Diplomat ve Bora Hışır Dönüyor Dünya benim kafaya oynar bugün kötü de. Beat'in hakkı verilememiş kesin dediğim. Çünkü Dönüyor Dünya, Dönüyor Dünya, Dönüyor Dünya dinledik yani. <laughs> yani diğerlerinden diğerleri daha kötüydü benim gözümde ya. Evet. Serin, Eyvallah. Güneş, bir de bir kişi daha eklerim işte oraya. Evet. Muhtemelen Derya'yı eklerim yani herhalde. Serin'i da... serin evet. tanınması hariç ben nettedekilerden farklı görmediğim için hani... Hiç öyle bir yani Onu çıkarıyorsak okey. Hiç, hiç öyle bir kıyasa sokmadım açıkçası kendi kafamda. Ya sen sokacaksan sokabilirsin Yan... abi yani. Bir şey değil. Yanlarım ağrıyor Feride şeydi yani e, seviyesinde kötüydü ama bu şarkıların yok, yanında evet, evet, evet. şey diyemem yani. Onlar kadar leş diyemem. Dön yani dönüyor dünya benim için bu haftanın en kötü şarkısı. İlla iki tane daha iki tane daha yanına eklemem gerekirse ne eklerim diye bakıyorum. Abi yani Kaya Giray, Arda Gezer ve Zencinin bir de bana soru da gelir oraya benim için. Ve ben onu hiç not bile almamışım. O kadar görmezden gelmişim yani. Yani tam Fuat Fuat abi'nin şarkı kurtuldu orada. <laughs> Şu an mutlu mutluyum yani. Yani bu arada Fuat abi'nin maalesef Fuat Fuat ben de, yani. ben, de yani... Yo, ben de düşündüm hani... <laughs> yani. Ben de düşündüm. Yok ben de düşündüm onu hani yani. Umarım daha çok kötü, kötü bir şey gelir diye dua ettim. Çünkü benim hani vicdanen rahat etmeyeceğim bir şey falan, boyluğum yüzünden o konu yani. <laughs> Ya ben, ben de o yüzden rahat değilim zaten. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ha. En kötüsü de en kötüsü diyeceğiz yani. Hani ben vicdanen böyle bir <laughs> yük istesem de orada yani. Ee, üçüncü olarak da benim diğer buraya adayım aynı şekilde. Ee, Derya Karabasan ya. Abi o zaman ben bir daha çok hızlı bir özet geçeyim. Eğer Serin'i alacaksak Serin, Yo, Derya... Ortak, bu arada Mali ortak fikir vermek zorunda değiliz hani. Hani... Yok yok biliyorum biliyorum çok bölündü diye hı hı. çok gittik geldik ben şarkı unutmuşum senin Derya bir de e, üçüncüsü şey e... Kaya Giray Zenci Arda Gezer dedi güneş galiba. güneş eğer ha. şeyi almıyorsak seni almazsak senin dediğin gibi Arda Gezer e, güneş ve Derya'yı alırım bu tamamdır zaman. ben de toparlamak için kötümü mü söyleyeyim tekrar Bora Hışır ve diplomat dönüyor dünya Arda Gezer Kaya Giray ve Zenci bir de bana sor ve Derya Karabasan dedim hani zorlarsam daha çok çok daha kötü şeyler. Çok çok evet, çok, evet, çok, evet. çok daha kötü derken şey kalite olarak değil. Sayıca çok çok daha kötü yarışacak çok eserimiz var ama benim en çok acı çektiğim şu galiba buydu bugün. En iyi 3'leri misin? içinse söyleyeyim abi. Kesinlikle bugün şey var. Hani ilk verse'deki sıkıntısına rağmen ben Goblin'i alırım buraya. de Goblin ve Farazi. Tamam bundan fikir çıkacağız da. Ondan sonra Jag'in şeyi alırım. Ölümün kuzenini alırım. Evet. Ve e, motive siyah kelebekleri alırım her şeye rağmen. Evet. En iyiler listemiz aynı. Sıralama da ben sadece sıralama Hı -hı. yaparsak e, muhtemelen Goblin siyah kelebekler şey Jack yapardım muhtemelen. Atocuğum iyi geceler. İyi geceler. seviliyorsun. Ben bir de işte efsane şarkısının yanına iyi diye koymuşum Hı -hı. ama o şey öbür şarkılar gelince çıktı oradan Hı -hı. yani. Saygı diyorum ya. Sonra Cegin albümü gelince çıktı o. Cegin albümü de derken şey değil. Albüm çok iyi mükemmel anlamda söylemiyorum yanlış olmasın. Cegin şarkısı değil. Bu arada Cyberpunk için biraz mecburen ben bir iyi bilgisayar bekleyeceğim ya. Chatte muhabbet dönmüş. Arda Gezer'in albümünden iki parça dinledik. Çünkü daha klip gelir ileride diye. Önümüzdeki hafta galiba üzerimize yığınla iş atılacak. Hani Selim'in tweetinden de gördüğümüz üzere Bakalım. Hani Önce o kadar de, da hafta nette yapmasak mı acaba? İşte, işte onu diyecektim. O kadar da fazla olursa ben nette'den favori içimi çekerim en kötü. Hiç girmemek olmaz da. En en cringe çekerim böyle. En çok güleceğimiz. GeForce Now <laughs> yani yayın bazında yapamayabilirim Haluk. Hem GeForce Now'a internet harcayacağım. Zaten biz burada da Discord'dan sadece çocuk kamera açıyor. Bana can çekişiyoruz yeri geliyor. Hem GeForce <laughs> Now'dan vereceğim hem stream vereceğim. Çok zor gözüküyor Türkiye'deki internet hızıyla. Ha bireysel oynamak için yetebilir ama stream bazında hayır. Mecbur. Yalnız cumalar iyi ki şu yayını yapıyoruz. Gece bu saatte ben çalışırken kulaklıkla çalışıyorum. Dışarıda şu an aşırı güzel kuş sesleri var. Tamam. Ben yine uyuyamayacağım hatta oturacağım camın kenarında. Selim buradaymış yazdı. Valla 15 farklı proje çıkıyor galiba albümlü teklili. Ef. Oh çok ben şey diyeyim mi? Yandık diyeyim, hadi öyle evet. çevireyim. Başka bir şey kullanacaktım. Sıçtık diyecektin. Banlanmak istemiyorum. <laughs> şey. Yani Discord'da zaten daha bilmediklerimiz, şey, bilmediklerimiz de zaten sağ olsun özellikle 5 Element grubundaki arkadaşlardan rica etmiştim yazıyorlar. Onların gözden kaçırdığını aranızda yazanlar var. Yeni kurallar var. İstiklal mahkemeleri kuruldu. Evet. En ufak bir küfür ve küfürim aslında ünlem ee, ünlem istiklal mahkemeleriyle ulaşabilirsin küçük. Evet, Hakerle'ni aldılar şu bir an. Bir de şöyle bir eğlencemiz an. var. Buradakiler için son kez onu da yapayım. Rota rotayı da bir yapayım tekrar. <laughs> Abi Emir'cim yeni gelen arkadaşımızı direkt olarak nickinden dolayı zaten gönderebiliriz. Hiç problem yok. Neymiş çok i̇yi. O zaman öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi yarın belki gece falan bir yayın açabiliriz. Pazarda Cenk'le e, Almanca'ya devam ediyoruz. Hip Hop 101'de. Bir aksilik olmazsa tekrar internet problemi gibi. Ondan sonra zaten Türk Şeref tarihine gideriz herhalde ya. Hani benim biraz Amerika'ya giresim var aslında özledim onu. Ya aslında onu birazcık daha böyle yaza doğru girsen de ben de arşivi alsam beraber baksak, sen, sen incelirsek. Bilirsin, ta... Sen bilirsin. Yani ben de belki taşınabilirim o arada arşivi getiririm. Bu eve getirmek istemiyorum. Hı -hı. Hafiften bir rutubet problemi olduğu için buraya onları koymak çok mantıklı gelmiyor. Anlaştık. Ya bugünlük ben yani bir ray, raid yapmıyorum bu arada arkadaşlar. İstediğimiz yere dağılalım ya. Hani hiç. Yataklara dağılıyoruz <laughs> aynen, muhtemelen. Aynen aynen muhtemelen. <laughs> o zaman öpüyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu arada Serkan abi yani Tetik ve Normalman buradaysanız teşekkür ederim. Tekrar VIP'lerinizi halledeceğim. Yayın sonrasında. Görüşmek üzere. Evet.